Ben de açın çete bakarım. Aynen. Çete bakmak Aynen. güzel oluyor ya. Yayında mıyız? Yayındayız, yayındayız. Şimdi şu andan itibaren yayındayız. Aa, Kazıklı ee, Maria'da mı konuk oldu? Dün, ha, evet, dün, göte, dün göte çağırdık. Ayıptır söylemesi. Yani göt diye bir formatımız var, ona çağırdık. Bu, bu Aa. hikayedeki göt ben miyim? Evet, ben de açtım çete bakayım diye. Evet. Yayındayız böyle Lapse'e giriyorsunuz değil mi? Ha tamam. Hatırladım. Tabii. Geçen gene bu yayın e, türünü yakalamıştım. Yayına girdim. Şimdi bekledim yani sizin yayına başlamanızı. Bir baktım Lapse'te muhabbete girdiniz. Çok şaşırtıcı evet, gelmişti. Evet. evet. Ya yani, yani, yayın türü konuşuyor Yayın zaten. türü diye <laughs> yayın türü diye adlandırdığın şey bence e, internetin son iki senelerde en çok sevilen radyo programı. Böyle kaybedenler kulübünün e, şeyi falan nasıl bir yere gidiyorum bu muhabbette sizce? Kaybedenler kulübü gibi değil de işte ben hep şey gibi düşünüyorum bunu. Hani böyle yüzyıllardır dünyanın en eski muhabbeti var ya şey gibi. Baba biz muhabbet yapsak nasıl tutar insanlar eğlenceli bir şekilde dinler falan onu yapıyoruz yani. Evet. Ama bir şey de var oğlum HNGK'da bak çok ilginç. Şimdi Ceren geldi. Ceren'in gelmesi dışarıdan bir göz gibi. C Belli ki Ceren'in hiç fikri yok. Ee, görüntü, görüntü yapacak falan zannediyor. Yanlış mı? <laughs> evet. <gülüyor> ne i̇şte, yapıyoruz ben yani? Hiç görüntüsüz yayın hayal edemediğim için. Tabii. Hayal edememişim yani. Rahatız. Rahatız. Burada komple rahatız. Dün e, Meryem de çok şey oldu. Ne derler böyle? Ya işte yarım saat önce toplanalım. işte ayarları yapalım bilmem ne falan. Ben de sürekli şey oluyorum yani. Diyorum ya bacım diyorum ne ayarı. Şu zaten açacağız. Acaba şundan oldu. mı? Bizler yaptığı işe saygı duyan ve büyük bir ciddiyetle yapan insanlarız ve siz biraz lakayt mısınız? <laughs> biz, biz çok lakaytız. Biz çok lakaytız. çok rahatız. E, zaten o da böyle görünce ha siz rahatsınız falan oldu böyle. Biz evet yani işte biz bir şey konuşuyoruz. Biz e, dinleyen de dinliyor. Çok şükür. Allah Allah. Hoş geldiniz. Ben Sorular de... Sorular bana çetti. Hoş bulduk. Merhabalar. Hepinize öpüyorum. Evet. Şeyler. Arkadaşlar Ceren Sungur bizlerle ya. Evet. Bugün Türkiye'nin evet. en büyük tarih YouTube kanalını, de, en büyük tarih YouTuber'ını getirdik. Böyle ha, bir evet. şey var. Ta evet, böyle bir şey var. Yani YouTuber'lık evet. açısından tek yani tek başına yayın yapan e, tarihçi açısından evet, evet. diyelim. Aynen. Yoksa Aynen. E, ekip halinde yayın yapan, animasyonla, görsellerle tarihi anlatan başka büyük tarih kanalları da var tabii. Ya tabii vardır da ama Türkiye'de mi durum da yok mu? Yani böyle şimdi sen böyle tarih konusunda gerçekten de bir 10 sene sonra falan ne bileyim. Şimdi ben de çok bilmiyorum haddim aşığım ama böyle bir otorite gibi bir şey olacak, bir marka gibi bir şey olacak gibisin Ceren. Doğru mu bu? Otorite otorite gibi gözükmek istemem kesinlikle. Tabii Benim elbette. Benim böyle bir amacım tabii. yok yani. Tabii. Ee, ama tabii doktoramı da yaptıktan sonra e, yani daha net konuşabilen, e, cahillerin ağzının payını daha bilgili bir şekilde verebilen bir insan olurum sanırım inşallah yani. <laughs> yani böyle bir 10 tarih obası markalaştı aslında ben fark etmedim Tabii. ama fark ettiriyorlar. Öyle bir durum oldu gerçekten. İnşallah bilmiyorum 10 sene sonra hala YouTuber olur muyuz? Bilmiyorum hayat ne gösterir? Bir böyle 10-20 sene sonra ama Halil inancık falan gibi böyle bir e, Hayır musun? hayır. Halil Yok Halil hocaya yetişemeyiz. Ben hiç bilmiyorum Halil ki. Işte. Hocanın... Şöyle kısaca özet geçeyim. Halil Hoca'nın doğup büyüdüğü Türkiye başka bir Türkiyeydi. Onun doğup büyüdüğü Türkiye, e, üniversiteden mezun olur olmaz başarılı bir öğrenci olduğu için hemen üniversitede görev yapması yapmasına izin verilen bir Türkiyeydi. Hmm. Bizim hmm. doğup büyüdüğümüz Türkiye, belli işte e, ilişkilerin bağlantıların hatta bazı durumlarda yer yer siyasi bağlantıların yoksa üniversitelerde kadro bulamadığın bir Türkiyeydi. Hatta kovulduğun. Hatta kovulduğun bir Türkiye'ydi. Yani e, Halil Hoca'nın şartları, hani onun döneminin yani Cumhuriyet'in 30'lu yıllarının şartları bugün olsa bir sürü insan, bir sürü başarılı insan e, akademisyen olarak yoluna devam edebilir ve bir 50 sene sonra bir haline alacak olabilirdi. Ama biz bence o şansımızı şartlar nedeniyle yitirdik. Yani daha tembel olduğumuz için e, veya... Daha az çalışkan olduğumuz için değil ama bu şartlar dolayısıyla yitirdik yani maalesef. O zamanlar ama yan daha, daha, evet, durum daha farklı diyorsun o zamanlar imkanlar falan daha farklıydı. E şimdi tabii daha şimdi farklı. Halil Hoca mezun olmuş onun hayat hikayesine bakarsanız zaten çok yani belli ki potansiyeli olan müthiş birisi mezun oluyor. Hemen üniversitede asistan <laughs> olarak görev yapmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla akademik gelişimini sürekli olarak sürdürebiliyor. Yani her şeyden önce bu şart gerekli. Bu şartı sana sağlarlar, sen çok iyi bir şekilde değerlendirirsin, bir halini alıcık olursun. Ama çok iyi bir şekilde değerlendiremezsin, alelade bir tarihçi olursun yani. Evet. Ben e, bu pro, e, dış balkona çıksam nasıl hissedersiniz bu konuda? E, yani hem seyircilerimiz e, zevkini hem de yani sen. Çık. o zaman. Ya abi ya. Atina, Atina'dayım bir tane Airbnb tuttum arkadaşım şehir dışında o gelene Aha. kadar e, evde de odada da içilmiyor sigara, sigara içtim geldi, balkona evet. çıkmak istiyorum programı Çıklar. balkona götürsem Bakalım tamam o zaman arka plan sesleriyle beraber Atina'ya götürüyorum sizi arkadaşlar şu an. Evet. Blütonium 186 arkadaş 200 TL atmış ve bana hoş evet geldin. Evet ya esnaflık yapalım biraz lütfen. Aynen. Çok teşekkürler, evet. Teşekkürler. Sağ olun. Ben hemen esnaflığımı yapayım. E, muhabbetlerde yap, yap. çok çok dönmeyelim. Evet. E, Yusuf Selçuk Çavdar 4. ayında. E, Onur Çil 17. ayında. E, Plutonium'cum 200 lira için çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Esat GVN hoş geldin. Efe Şahin 5. ayında, Lunalütü 8. ayında, Selin Sezen 11. ayında. Evet sevgili dostlar canlar var bir de cancıklar var. Cancıklar bütün yayınları izliyor. E, sürekli olarak YouTube'da bizi 10 saat boyunca aksırıyor, tıksırıyor, izliyor. Ama ne bir like atıyor ne de bazen canlı yayınlarda durumu varken katıl demiyor. Onlar cancık bir de canlar var. Canlar ne yapıyor? Canlar hemen like'larını atıyorlar. Yayın boyunca kafaları rahat oluyorlar. Durumları varsa da katıl diyorlar. Böylece Can ve Cancıklar arasındaki bu çaldığımda başka bir e, ne oluyor ya YouTube kanalından çaldım bu esnaflık cümleleriyle birlikte de HNGK'yı başlatabiliriz sevgili dostlar. Çok güzel copy pasta ama ya. Çok, çok güzel, güzel copy pasta. Vallahi Hoş çok güzel. bulduk chat. Öpücükler evet. chat. Evet bugün Ceren Sungur var. Biz şu ana kadar kendisi bu telefonla bir iki hafta önce aradı. Dedi ki ya siz niye beni şu ana kadar hiç çağırmıyorsunuz hiç programımıza dedi. Heh, bunu acaba dedim sen mi söyleyeceksin ben mi söylemek zorunda ben. kalacağım. Kendimi zorla davet ettirdim arkadaşlar. Ben Kendimi evet, zorla, davet zorla davet ettirdim. Ama ilgin yokmuş ki şimdi yani biz de hani evet. öyle düşündük. Allah Allah. Evet. Sevmiyor bizi herhalde izlemiyor. Aa, 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 Ne biliyorsunuz sevmediğimi izlemediğimi? Ya NGK'yı görüntülü zannediyormuşsun bundan daha böyle 150. Kardeşim, programımıza falan koşuyoruz. E okey tamam başarılarınızın devamını dilerim. Fakat ikimizin ayrı ayrı canlı yayınlarını defalarca tıkladım. Ne konuştuğunuzu vallahi anlamayıp kapattım ya. <laughs> <İşte biz> de, <laughs> <Evet. biz de. gülüyor> Herhalde çok giyik giyik konuştuğunuz bir dakikaya mı denk geldim ne oldu da bilmiyorum artık yani. Oluyor ya. ya. Ben her şey konuşuyoruz ya programda. Programın şöyle bir garipliği var gerçekten günahına sadece aklımıza gelen muhabbet yaptığımız için ben nasıl bir kitle edindik ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü bazen insanlar şey diye sinirleniyor bize Biz 5 bölüm falan Crown konuştuk tamam mı? Çünkü ikimiz de o sırada Crown izliyorduk ve çok coşuyorduk. Ay 4 nasıl bölüm... sıkıldım ben onda. Nasıl izlediniz ya? Nereye kad... Ya ben ben seviyorum ya. Ben şey o yazarın kalemini seviyorum. O Queen'i de yazmıştı ya Helen Mirren'in oynadığı. Eee şeyi de Dem United diye de çok güzel bir futbol film var. Ben oradaki ya şeyi kraliyet, çok sevdim. Kraliyet Kraliyet ailesinin hayatını niye merak ediyorsunuz? Ya onu değil işte bak onu konuşuyorduk biz de mesela. O dizi iki parça ya. Şimdi bir taraftan böyle Kraliyet şokopopu gibi bir parçası var. İşte prensese istediği kızı vermemişler. Yok efendim işte prensesin kocasını aldatıyormuş falan saray dedikodusu yani. ama bir de ya niye monarşi var bu İngiltere devletinde, hükümetinde? Hani ne anlamı ama var gelenek falan? Olarak, olarak kalmış işte. Evet o doğru diyor. Evet. Onu diyor ya işte yani ama önemli bir, önemlidir, diyor, bir anlamı böyle. yok ya. anlamı yok Ya, bu kadar hanedanlar. De, biz ben biz de hanedan karşıtıyız. Biz de hiç sevmiyoruz da. Ya ben özellikle İngiltere Kraliyet tarihinde kılım kılım şey değilim yani. Hani böyle bir takım insanlar var. Onlar şeye böyle. Aman Allah'ım Kraliçe Elizabeth harika. Ben hiç öyle değilim. Ben nefret ediyorum. Bu insanlar bütün sapıklara, bütün tacizcilere, bütün tecavüzcülere, toplum nezdinde inanılmaz derecede kucak açmışlar. Hatta kendi aileleri içinden sapıklar var. Ee, buna rağmen anasını satayım İngiltere'de çok seviliyorlar ya. Ve anlamıyorum yani. Abi işte dizi Abi mesela kendi ona da. Kendi ülkene da. bak anlarsın birazcık ya. Ya evet. kendi ama kendi ülkem, kendi ülkem, kendi yok. Şimdi yani bu, burada böyle bir durum olsa ben şey yapmam. Ne derler? Abi işte bizim de başımızda kraliçemiz var aman aman demem ki demiyorum zaten yani. ama İngiltere İngilizlerde ama böyle bir şey var yani. aman yani Allah'ım God man. save the i̇şte evet. bak, bak, onu da değiştiriyor dizi bak bence Crown hakkını verelim bu konuda tamam mı? Mesela Crown şeyi anlatıyor aslında ya kraliyet ailesinin e, öz hayatta kalma savunmasını anlatıyor ya. Çünkü şeyin akabinde geçiyor ona çok değiniyor. Edward tahtı bırakıyor yani hani Amerikan bir kadınla evleneceğim diye. Nasıl, Sonra evet. küçük kardeşine geçiyor. İşte işte o o hareketin zaten hani 20. yüzyılın başına itibaren bütün Avrupa'da kraliyetler patır patır dökülüyor. Hani tutunamayan aileler gidiyorlar. Onlar cumhuriyet oluyor öteki ülkeler. Tutunabilenlerden bir tanesi ya bu aile. O tutunma bir de Edward'ın tahtı bırakmasının dışında nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Mesela onu ele alırken şey çok yani PR kısmının, hani magazin kısmının çok hani ne kadar önemli bir etken olduğunu falan da hakikaten kendilerini bir celebrity'ye dönüştürerek kaldılar mesela. Ama bunu Elizabeth yapmadı. Yapmadık. diğerler üzerinden Valla arkadaşlar ben 12 yaşından beri gazete okuyorum. 12 yaşından beri gazete okuyan bir insan olarak da bunun çok farkındayım açıkçası. Yani e, herhangi bir hanedan ailesi Avrupa'da hani diyorlar ya. Ben 12 yaşından işte, beri gazete okuyorum Yılmaz Beyan ya. Bu arada <laughs> abi. Vallahi öyle yani. Hayır çok yakın bir şekilde basınla ilişkili bir insanım. Ve basında kendileri nasıl resmettiklerini bizim basından bile okuyabilirsin bu şey diyorlar ya işte keşke bizde de kalsaydı Osmanlı hanedanı. Bakın Danimarka'nın bile kralı var. İsviçre'nin bile evet. prensesi var. Lan evet. hepsi onların magazin figürü olmuş. Mumya gibi ya duruyorlar ama... orada. Yani hiçbir etkileri yok, yetkileri yok. Saçma sapan bir şey. ve Laf olsun yani... diye duruyorlar işte. Gelenek falan evet, filan. Biz... Onların siyasi tarihleri onu gerektirmiş yani. hani Bence zaten e, bence Türkiye'de çok fazla Osmanoğlu ailesi sevicilik yok. Osmanlı seviciliğin çok olduğu kadar. Ee, ama Osmanoğlu ailesi seveceğin olmaması bir sebebi de bence yani 700 sene yok ya hem o hem de 700 sene durmuşlar. Ötekiler böyle daha 200-300 senede bir devrilmişler. Ötekinin kuzeninin branşı gelmiş, kapeler gitmiş, vurdunlar gelmiş falan ya. Osmanlı Abi, o, Saygın, doğru düzgün insanlar olsalar Osmanlı ailesi diye değil saygın, doğru düzgün insanlar diye saygı görürler. Ama yani evet. defalarca defalarca yok şurayı bize verin burası bizim dede hakkımızdır diye dava açmış tipler. Kimliğe saygı duyun. 21. yüzyıl Osmanlıları için diyorsun bunu. Hı Ben şeyi Hı. anlamadım ya. Burada yaltırık hocam size hoş geldiniz. Ee, şeyi anlamıyorum ben. Şimdi bu bir bu salçacı var. Tamam mı? Bu salça satıyor ya. Evet. Twitter'da salçacı var. Bir de İrcan biliyor musun salçacıyı? Bak Ceren bilir de. Hayır abi ben inanılmaz kafam karıştı. biliyorum, biliyorum evet. Tamam Yiğitcan ben bilmez Ceren. Ya. Yiğitcan Türkiye ile ilgili pek bir şey bilmiyor artık. Ee, şimdi bu salçacı Yiğitcan o, Orhan Osmanoğlu o da Osman Osmanoğlu mu bilmiyorum. Bir bunlar var. Bir, bir de böyle bir tane kafeci kadın var. O da bir şey Osmanoğlu. Kafeci. Ben onları isimlerini hatırlamıyorum. Kafamda salçacı ve kafeci diye e, konumladım. AK Parti'ye daha yakın olanlar bunlar. Bir de yurt dışındaki böyle İngilizce konuşanlar, Fransızca konuşanlar var. Ben anlamam. Bir dürü şehvar tarafı varmış galiba. Onlar yok şu anda. Ha, onlar kopmuş gitmiş. Evet. Dürü evet, evet. okay. mı? Dürüşehvar. şehvar. Dürü şehvar. Evet. benim bildiğim Dürüşehvar. şehvar. 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 Okey, bu var. Ya böyle <laughs> üç, üç tane kolu var. Şimdi Türkiye'de olanlar da var mesela değil mi? Bu salçacı falan Türkiye'de. Hı uh hı. -huh. Bundan e diğerleri bu yabancı konuşanlar daha böyle elit olanlar var ya İngiltere Kraliyeti bunların farkı ne şimdi hepsi aynı mı bunların? Onlar zamanında sürülenlerin soyundan devam ediyorlar. E bunlar niye buradalar salçacı falan? Bunlar başka bir koldan devam ediyorlar ama bütün soy ağacını çok net bilmiyorum ve daha dahası hiç ilgilenmedim açıkçası. Zamanında sürülen bir kitle var ya yurt dışına sürülen. <laughs> evet evet. O işte o tayfa, onların torunları oradan devam ediyor. Onların zaten hiçbir şeyle alakası kalmamış. Bu tayfa Suriye'de mi ne bir yerde vardı. Bunların bir ecdadı. Oradan devam ediyor. Hmm. Doğru hatırlıyorsam ee, ama soyağaçlarına da çok hakim değilim yani. Ha, peki şey bu e, şeyler bu Avrupa'da olan bir kısmı sürekli şey falan diyorlar işte. İşte biz Atatürk'ü çok seviyoruz. Atatürk çok iyi oldu Türkiye'ye. Hani bizi belki sürdü ama işte biz mutluyuz Atatürk'ten diyor ama bu salçacılar pek sevmiyor falan ama salçacılar Türkiye'de ben anlamıyorum yani hakikaten. Yani yurt dışında sürülenlerin de Atatürk'le bir alakası olduğunu ben pek zannetmiyorum. Muhtemelen ha. şeydir tepki çekmeyelim falan diyedir. Ha. Ama bir tane hanedanın birkaç sene önce vefat etmiş bir hanım sultanı vardı. O anlatırdı böyle şeyler. İşte dedem Vahdettin Atatürk'e laf ettirmiyordu falan gibi bir hikaye hmm. anlatıyordu. E, ya. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ya e, ama Vahdet... onların e, Türkiye ile bir alakası yok bir kere yani. yani Atatürk'te buradaki... bir şey olduklarını sanmıyorum yani. Hı. Son padişah Vahdettin değil mi? Hı. Evet. Ya bir tane bak bir, bir yer var onun ben e, yani bir gün böyle bir Netflix mini dizisi falan yapmak istiyorum o anı e, bir gün bir okurken şeye denk geldim bir yurt dışı seferinde e, Vahdettin'e yaver olarak Mustafa Kemal genç o sıralarda daha Harbiye'den yeni mezunmuş Mustafa Kemal eşlik ediyor beraber trenlerde Avrupalarda falan geziyorlar böyle Vahdettin evet. saray maray gezerken ben o o seyahat yani inanılmaz keşke yani hiç öyle bir şey olamaz değil mi onu o ne konuştular ne bahsettiler birbirlerine Hayır, asla hiç bilemeyiz. Hiçbir yok. Evet, Sadece yani, uydurma laflar var. İşte uf, yani Olay gerçek değil, ama. Olay, olay gerçek değil mi? Olay gerçek. Olay gerçek. gerçek. O zamanlar eşlik ediyor işte. Vahdettin'i Mustafa Kemal Atatürk ama aralarında ne, ne geçti, ne konuşuldu falan bunun bir kaydı kuydu yok. Uydurmasyon laflar var. Yok işte altın vermiş de. Yok efendim e, şey tevatürü var. Kızıyla evlenmesini teklif etmiş Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal kabul etmemiş. Falan. Ya bak yani baksana bu kadar uydurmayacaksın. Bilmiyoruz ne olduğunu. Gerçekten çok, belge yok çünkü. Çok uygun bir işte bak belge olmadığı için e, kurgusal olarak alan çok açık tamam mı? Gerçekten şimdi aralarındaki ilişki şey çok zengin ya yani. şimdi orada padişah hayaller ilişkisi aradaki ilişki tabii ki yani Mustafa Kemal o zaman asla ucundan bile geçirmiyor aklını yani bir gün saltanat devirecek adam olduğunu. Bence ee, geçiriyordu. Ama... Geçiriyor mudur diyorsun o kadar gençken Bence daha. Bence tabii. Oğlum 1909 meşrutiyet yani. Bunlar ama şey... kendisinin ne olacağını geçiriyor muydu sence? Bence evet. İşte oralar biraz Michael Jordan, Kobe Bryant. Bence <laughs> tamamen spekülasyon. Benim de elimde bir tane evet belgem yok ama çok hesaplı davranan bir insan Atatürk. Evet. Ya işte bak mesela böyle bunun dizisini yazsak, Mustafa Kemal'e böyle bir alt metin koysak, anladın mı? Hani acaba o adam çünkü ben şeyi çok merak ederim hakikaten. Mustafa Kemal'in hayatını okuyunca Hırslı bir adam olduğunu anlıyorsun ama hani Tabii. askeri konularda e, e, ve hani kariyer konusunda asker ordu içerisinde bir e, yükselme veya şey yapma konusunda başarı elde etme konusunda ama mesela bu hırsı acaba devlet lideri olma bir gün ben hani bir devrim liderliği yaparım falan seviyesine ne kadar gitmiş bilmiyorum mesela. Gerçi okulda gizli cemiyetleri falan var. Yani son derece ilerici bir insan. Yaşına göre de son derece ilerici bir insan annesiyle arasında geçen bir konuşma var, ee, kendi beyanı. Annesi diyor ki daha e, okulda öğrenciyken, siz diyor yedi evliya gücündeki padişaha mı karşı çıkacaksınız çıkıyorsunuz, yedi, hı -hı. yedi evliya gücünde. Aa, o da hı -hı. diyor ki, evet evet, yedi evliya gücünde değil, o da etten kemikten bir insan ve evet onun yönetimine biz karşıyız diyor yani mesela. Hı -hı. Baya baya şey e, dönem için, o döneme göre. Zaten sadece e, hani askeri eğitim almış ve ülkenin gidişatından hiç memnun olmayan e, bir arkadaş grubu diyelim onlar için. Ve o dönem için çok ilerici düşünceleri var gerçekten yani. E, ben ya şeyi şey çok, çok samimi çok erken buluyorum. Erken yaşlarda kafasına koymuş olabilir bazı şeyleri. Şeyi çok samimi buluyorum ben Atatürk'ün şey lafı var ya böyle e, tam olarak hatırlamıyorum şu an lafı ama e, ben hep yalnız oldum işte. Annemle, kardeşimle falan da takılmayı çok sevmez hep yalnızlığı tercih ederdim falan gibi bir lafı var. Ee, enteresan bir karakter ya o açıdan bence. Yani kafasında neler gittiğini, hayatında neler olduğunu, verdiği kararları falan o yüzden tam olarak bir türlü şey yapamıyoruz. Anlayamıyoruz yani. Ya abi ben şey bakımından çok ilgimi çekiyor bu tip karakterler. Ee, bir dakika, e, bir saniye. Sen konuş ne oldu? abi, sen konuş. Ha, okey ya işte büyük insan te, ta, şeklinde tarih okumalarında şeyi çok merak ediyorum. Bu insanlar büyük insan yani tarihe geçmiş büyük bir insan olmaya yani koşullar öyle geliştikçe mi evirdiler yoksa gerçekten böyle yola mı çıktılar? Çünkü bazen şey tamam, gibi biliyorum hikayeler var retroaktifman hatırlıyor asla bilmiyorsun işte böyle bir tane gibi. benim hep hatırladığım var. Sezar bir İspanya seferinde bir tane işte Büyük İskender'in bir heykelini görüyor ve ulan Büyük İskender kadar büyük bir adam olabilecek miyiz acaba falan de, hayıflanıyor. Hı -hı. Hani yapamadık sanırım böyle falan diye. Ama işte şey, bu yani Ciğerinin bilgisayarı ne? çökmüş gelecek gelecek ama şimdi geliyor tekrar açıyor tekrardan. Biz konuşalım. Ha, a. Yani. Evet. Okey. Alright. Ah, geldin mi geri? Ha, geldin. Ha, geldin, geldin. 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 Hoş geldin. Diyor ya sürekli. Şey Buralardan... konuşuyor. E, şey konuşuyorduk. Atatürk'ün böyle bir şey lafı var ya işte ben genelde yalnız olmayı tercih etmiş bir insanım falan tadında bir lafı var böyle tam hatırlamıyorum ben de uydurmayayım ne olduğunu. Hani o yüzden Hı -hı. E, kafasından geçenleri tam anlamıyla bilemiyoruz. O da böyle bir gizem havası yaratıyor Atatürk'le ilgili. Ya yani tabii ki. Sonuçta zihninden geçenleri bir günlüğe gün gün yazmış olsa bile e, o kaynak da bir eleştiriye tabi tutulurdu. Şey ya deniyor. ettiklerine bakarak Nasıl? Şey deniyor işte devlet arşivleri var ama işte devlet arşivlerinin açılması yasak böyle bir takım günlükler falan varmış galiba onları mesela ben şeyle ilgili o kaynak bulmak istemiştim Atatürk'ün kişisel hayatıyla ilgili kaynak bulmak istemiştim aşk hayatı falan bilmem ne bunlarla ilgili bilgiler varmış çevresi tarafından anlatılan ama şey değilmiş toplumu açık değilmiş. Doğru mu bu? Allah Allah. Yo. Benim bildiğim Harbiye Nezareti arşivlerinin bir bölümüne ulaşamıyor tarihçiler. Heh, benim bildiğim evet. bu. Öyle ama şey özel varmış. hayatına dair bir sürü belge bilgi var ve bir sürü kitap yazıldı bu konuda. Bir şey saklandığını pek zannetmiyorum ama. Saklansa saklansa ne saklanıyor olabilir? E, atan biraz çapkın bir adammış. Çapkın bir iki bir adammış, tane daha evet. sevgilisi çıkar yani. <laughs> ne çıkabilir e, tabii, ki Tabii tabii. Tabii canım onlar zaten normal yani. Ben öyle bir şey okumuştum ya. Sanki böyle bazı günlükler, bazı yakın tanıdıklarının günlükleri falan böyle bunlar e, şey değilmiş yani. Topluma erişimi e, açık değilmiş. Bununla ilgili bir hatta yasa mı ne varmış falan gibi bir muhabbet vardı ama tabii uydurma da olabilir yani. Yok ben hiç, hiçbir bilgim yok bu konuda. Günlükleri da... varmış. Göbel çok detaylı günlük tutuyormuş tamam mı? Çok yani şeyden itibaren hiç naziliğe falan bulaşmadan itibaren gençliğinden beri böyle bir zaman biri hediye etmiş ve çok hakikaten detay detay. Ve o günlükleri de inanılmaz iyi prezerve etmiş adam ve hatta çoğu nazi şeyin aksine İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda çünkü genel nazi direktifi bütün kayıtları yok etmek üzerine. Ama Goebbels bir şekilde bunları Berlin'den uzaklaştırmış başka bir yerde saklattırmış filme geçirtmiş falan. Ben Ama İngilizce'de mesela kısmi sadece çevrilmiş. Ben folyolu, folyolu, konuşuyorum arkadaşlar tabii benim tarih konusunda Yiğitcan'ın Yiğitcan, ın, Yiğitcan ın da Ceren bilgim yok yani ben böyle kulaktan duyma olan şeyleri soruyorum benim zaten olayım bu biraz. Ya, olsa çok iyi olur daha bir günlükte işte günlük şeklinde mesela tarih okuması çok ilginç oluyor. Yani otobiyografileri ben mesela çok eski zamanlarda yaşamış insanların otobiyografilerini okumayı da o sebepten seviyorum. Teşekkürler motor ben içeri geçeyim. Eee şey yani o dönemin dilini falan filan çünkü hiç anlayamayacağımız şeyler ya abi. Bir de çok garip olaylar yaşamış insanlar falan. Ne düşünüyorlar da acaba? Tabii canım. Ya milli mücadele direkt zaten kendi e, şartlarında çok çok böyle çok acayip Hollywood bir olay gibi geliyor bana ama gerçek ya işte. Yani eşi benzeri yok gerçekten de tarihte. Ceren yeni mi düştü ya? Yo ben buradayım dinliyorum sizi. Evet, ha, konuşuyoruz işte. Mental evet. olarak düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet, hava çok sıcak. Bu 20 yıldır bu konulara Ceren girmek istiyorsan söyle burada. Biz konuşuyoruz bunları programda. Gireriz ee, konu neyse buyurun. Tamam, 20 yıldır AK Parti iktidarının şimdi sürekli olarak böyle bir şey istekleri vardı ya. Reis sürekli şey yapmaya çalıştı. Böyle bir 20 yıl içinde işte kültürel bir şey yaratalım. Yani işte Türkiye'deki bu e, milli mücadeleden ve cumhuriyet döneminden doğan kültürel altyapıyı tamamen baştan yazalım gibi bir hmm. e, de hedefleri vardı. Fakat Kültürel yani o... altyapıyı mı kastediyorsun yoksa tarih yazımını mı kastediyorsun? yani o da var. Tarihi revize edelim yaklaşımı o da var. mı? Yoksa kültürel iktidar söylemini hmm. mi kastediyorsun? Şöyle e, tarihi revize et, etmekten güç alan kültürel iktidar söylemi diyelim. Çünkü Evet örnek vereyim Daha rahat anlatılacak işte mesela Seni Abdülhamit yalnızlığına rahat bırakmayacağız Diye Abdülhamit üzerinden Tamamen gerçek dışı bir portre Yaratılmaya çalışıldı ya evet. e, Ve şu anda ciddi Ve ben hep, ben hep şey diyordum bütün bunlar olurken Son zamanlarda bunda çok düşünüyorum e, Şey gündeme falan Baktığımda yani Ya bunlar diyor ne kadar salak şeyler kim inanır Bunlara yani bunlar gerçekten de Nasıl yani insanlar ciddiye alacak bunu diyordum ama günün sonunda mesela ciddi ciddi artık ilk başta şaka olarak kullanmaya başlandı. Şimdi ciddi ciddi kullanılıyor. Seni Abdülhamit yalnızını bırakmayacağız. sanki Ben de şey diyorum yani. Hani sorunun e, beyanın içinde bunun cevabı gizli. Abdülhamit çok iyi bir lider olsaydı yalnız kalmazdı zaten diye düşünüyorum. Evet bence de güzel bir yaklaşım. Zaten yani ama, çok iyi liderler evet. yalnız evet. adamlar değillerdir. Etraflarında her işten anlayan bir ekipleri vardır ve onlara... Akıl danışır, fikir danışır, işi sahibine teslim ederler yani. Olması gereken budur. Ama işte sanki şey gibi hissediyorum. Ee, özellikle böyle e, daha muhafazakar ailelere sahip bir de şu daha AK Partili ailelere sahip genç jenerasyonda... ...bu 20 yıllık beyin yıkama propagandası sanki bir tık işe yaradı gibi yani. Çünkü insanlar artık şaka değil, ciddi ciddi seni Abdülhamit yalnızlığına bırakmayacağız söylemini ee, kullanıyor. Gibi arzu ettikleri kadar işe yaramadı. Yani şöyle oldu... Başlarda ekonomi daha iyiyken, insanların e, hayatları henüz ellerinden alınmamışken ya da alındığı fark edilmemişken e, birileri daha inanmaya meyilliydi. E, ve şeydi, nasıl diyeyim? Bir şeyi 40 kere söylersen olur aslında. Tam politika evet. bu bence. Evet. 40 kere söylediler, 40 kere söylediler. Daha da ya yani çok büyük bir stratejik hata yaptılar aslında. Atatürk'e alternatif olsun diye 2. Abdülhamit'i parlattılar. Aynen, aynen. Yani e, bunu biraz geç anladık. Başlarda hemen anlamadık. Ha, bunlar niye 2. Abdülhamit'i parlatıyor? Ha, Atatürk'e alternatif olarak parlatıyorlar. Bu bunun ayrımına vardık. Ama yani kahramanları e, resmi ideolojiler yaratmaz. Bu Neredeyse bir kanundur yani resmi ideoloji birisini ısrarla senin önüne kahraman olarak sunabilir ama neticede kamuoyu vicdanı karar verir kimin kahraman olduğu tarih evet. boyunca böyle ve ikinci Abdülhamit dönemine baktığı zaman çoğu insan gerçekten de kahramanca bir şey görmesi zordur yani halk yararına yapılan şeyler görmesi zordur hiç yok değildir vardır ama zordur yani bir bütün olarak totalde İkinci Abdülhamit ve onun temsil ettiği veya temsil ettiği iddia edilen değerler, yaşam tarzı birçok insana hitap etmiyordu. Dolayısıyla arzu ettikleri gibi bütün toplumu veya toplumun çoğunluğunu dönüştüremediler. Ama tabii ki bunu 40 kere söylediğin zaman birileri inanıyor. Yani evet. inanma eylemi gösteriyor. O inanma eyleminin arkasında da çoğu zaman kendi siyasi kimliklerini savunma var ya işlerine gelmesi var neticede yani. Öte yandan şey de gibi şey gibi de geliyor bana. Ee, hiç Atatürk sevgisinin e, tezahür etmeyeceği toplumsal kesimlerde de bir Atatürk sevgisi de ateşlediler biraz. Yani hani, e, evet, ben onu da öyle görüyorum. Oldu. Öyle oldu. Ya yani çünkü bu tarz şeyler hani bir taraf çok fazla radikalleşirsiniz, diğer taraf da e, yani çok anti Atatürk propaganda yapıldı. Çok fazla. Aynen. Tabii, tabii. Çok fazla anti Atatürk propagandası yapıldı. Bunu doğrudan tarihçilere de yaptırdılar. Tabii. E, Atatürk düşmanı diyebileceğim. Hani eleştirel olmak değil Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. E, bir takım isimler tarihçi oldular. Bütçeler buldular. Kendilerine koltuklar buldular. Ve bu tarz kitaplar, tezler öne sürdüler. Ve çok itibarlıydılar. Bir, bak bir bakıma bir kısmı hala da koltuklarına sahipler, e, itibarları da duruyor birçok insanın gözünde. Ben yani mesela kendileri çok anti Atatürk şey... propaganda yaptıkları zamanla eşdeğer olarak e, doğru düzgün bir hayat planı, doğru düzgün bir gelecek planı insanlara sunmuş olsalardı, belki biraz daha dönüştürebilirlerdi toplumu. Ben Ama mesela kendim... yani ne <laughs> kültürel olarak ne siyasal ne ekonomik olarak bildikleri hiçbir şey olmadığı için de biraz tutmadı istedikleri kadar yani. Ben kendimden mesela örnek vermem gerekirse ben eskiden şeydim daha böyle işte 20 ve 25 yaş arası daha böyle ya tamam Atatürk tabii ki iyi güzel ama işte bu kadar da bir insanı putlaştırmamak lazım noktasındaydım ay tabii daha canım küçük, ben de öyleydim ya He. işte CHP'li ama... aile çocuğu olarak şey dedik biz tabii, ya tabii. tamam biz de Atatürk'ü seviyoruz da kardeşim bu kadar da yani artık omuzlara putlaştırmak demedim ben çünkü ben çevremde putlaştırıldığını görmüyordum ama şeydi böyle hani e, nasıl diyeyim bazı saçma sapan politikaları savunmak için sürekli Atatürk kullanılırdı Evet, Ve bundan evet. hoşlanmazdık yani. Hani biz Tabii. de kendi ailelerimizin yeni nesliydik. Ve abicim bu kadar da tepemizi çıkartmaya gerek var mı? Hani bir dakika bir sakin olalım. Bu da etten kemikten bir insandı. Modundaydık. E şu anda ben Atatürk'ün ağzını duysam ağlayacak vaziyete geliyorum yani. Aynen öyle canım Ben de böyle bu yaştan sonra şey oldum yani. Hardcore kemalist oldum. Yani bu kadar da değildim eskiden yani. Bu da biraz işte bu bahsettiğim şeyin tezahürü gibi yani 20 yıllık e, sürekli olarak bir tarihin editlenmesi, sürekli olarak bir işte bir takım şeylerin kurcalanmasıyla doğan e, bir değişiklikler, toplumsal değişiklikler diyebiliriz yani. Öte yandan ben e, şeyi de çok net görüyorum. Ya bugün mesela enteresan bir şey oldu. E, i̇şte babamla konuşuyorduk da. Işte mesela çok daha böyle AK Parti agresifleşti. Bir takım yaptığı hareketlerde. İşte bayağı böyle bildiğin e, ciddi ciddi işte bir takım şeylerin sanki bir tencerenin dibini sıyırıyorlar gibi hissediyorum. Yani evet, bu da bana öyle Evet. Bu da bana bunun korkusu gibi geldi. Çünkü artık şey falan diyorum ya hani rahat bırakın zaten hani gidicisiniz. Bunlar sizin e, pragmatist olarak sizin şeyinize de yardım etmiyor, davanıza da yardım etmiyor falan dedim. Babam da daha sonra şey dedi. Ortada bir dava yok ki, gittiklerinde her şey bitecek dedi. Yani hani Aynen şimdi, öyle. Ortada aynen. bir gerçekten dava yok yani. Evet, evet. İşte hep bu bana şey geliyor. Çünkü eee Menderes'ten itibaren e, şey gibi bir durum var sürekli olarak böyle bir metaforik bir dava var. Menderes de bana işte yok astınız <laughs> zehirlediniz şey yapmayız. Gülüyorum ya, ya gülüyorum. Ya işte tabi tabi işte böyle bir e, davanın ne olduğunu sorsan onu da anlatamayacaklar herhalde İşte dava nedir dava işte ümmet falan mı derler bilmiyorum yani kafalarında yerli dava. Yerli milli değerler yerli falan. milli değer. Yani bir şeyler bilmiyorum. saçmalayıp duruyorlar ama içini doldurabildikleri tabii. bir şey yok yani. Tabii tabii. Yani o yüzden hani gittikleri gün bitecek. Biraz o yüzden tencerenin dibini sıyırma falan gibi muhabbet var yani. Ve tabii bunu kuramadılar ya. Hani bu e, kültürel iktidar da bence oturtamadılar yani. Hakikaten bu bütün bu söylemler ya, falan da kesilecek. Şimdi, bak kaç 2000'li yıllara gelmiş durumdayız. Tamam mı? Ee, gençliğe sunduğun hiçbir şey yok. Gençliğe sunabildiğin bir gelecek yok ve gençlik ellerinden geleceklerinin alındığını bariz bir şekilde görüyor. Yani eğitimde fırsat eşitliğini bitirdiniz, eğitimin kalitesini düşürdünüz, sürekli eğitim müfredatını değiştirdiniz ve değiştirmeye de devam ediyorsunuz. Ee, üniversite giriş sınavında baraj kaldırıldı falan böyle sürekli evet. çok büyük değişimler yok yere yapılıyor. Ee, 2000'li yılların gençleri aptal değil. Aptal değiller, yeterince tecrübeleri olmayabilir, yeterince bilgileri olmayabilir ama aptal değiller. Onlar da görüyorlar bazı şeyleri. E, bilgi çağındayız, sosyal medya kullanıyorlar, her şeyin farkındalar. Yani en azından şunu farkındalar, en temelde birileri kendileri için hak gördükleri hayatı onlara hak görmüyor. Şimdi bu bariz ve aynı birileri Atatürk düşmanı, aynı birileri dinci. Aynı birileri tarikatçı, cemaatçi. Şimdi 2 gram aklı olan zaten neyin ne olduğunu görüyor. E niye senin davana katılsın bu çocuk? Niye, sen, niye senden yana olsun? Kendi geleceğini bitiriyorsun sen bu çocuğun. Hiçbir şey sunmuyorsun. Niye senden yana olsun? Niye Atatürk düşmanı olsun? Sen sürekli anti Atatürk propaganda yaptıkça 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 bu sefer iyice Atatürk hayranı bir kitle ortaya çıkardın. Bu güzel bir şey yani ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ve e, bu çocukların bir kısmı da dönüp hakikaten Atatürk'ü okuyorlar yani bir şeyler evet, evet. okuyorlar, araştırıyorlar. Evet. Ben Dolayısıyla çok fazla... bu güzel bir şey. Ben çok fazla şey görüyorum yani gerçekten Atatürk'le ilgilenen ve okuyan ve işte onunla ilgili konularda böyle Twitter'da falan işte bir takım insanların postalarında hep diyor hayır işte atam şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır falan filan diye yani. Bizim zamanımızda bence bu kadar da değildi ya güzel oldu yani bu açıdan bence. Yani bir de şu var, ben her zaman şunu söylerim, ee, ben bir beton Kemalist değilim ama şunu çok net bir şekilde gördüm, bir Atatürk düşmanı hiçbir zaman sadece Atatürk düşmanı değildir. Aynen. Bir insan Atatürk düşmanıysa beraberinde şunlardan en az bir tanesinin düşmanıdır, Cumhuriyet, ulus devlet. Ee, sosyal demokrasi, kadın hakları, LGBTİ artı hakları, hayvan paket Halinde. Hakları. Paket halinde geliyor. Yani birçok Atatürk düşmanı bunların hepsine düşman. Atatürk'e de o yüzden düşman. Onların gözünde Atatürk modern, çağdaş, layık ne varsa onu temsil ediyor. Yani ve bütün bunları Atatürk'e yükleyemeyiz bile. Adam kendi zamanında ilerici olan ne varsa o kadarını yapmış. Hayata geçirmesini sağlamış veya kendisi geçirmiş. Anlatabiliyor muyum? Mesela benim, benim kanalımın katıl butonundaki videoda ben bir de tarih kanalı olduğum için bunu baştan söylemek zorunda hissettim bir noktadan sonra gelen yorumlar yüzünden. Atatürk düşmanıysanız gelmeyin. Bariz bir şekilde bunu söylüyorum. Bana üye olmayın. <laughs> bana para vermeyin. Evet istemiyorum. Bir kere sizin paranızı istemiyorum. İkincisi gelip apır sapır konuştuğun zaman ben seni banlarım. Çünkü benim seninle diyalog kuracak ne enerjim ne zamanım var yani. Benim gözümde kayıp davasın. Ve Atatürk düşmanıysan mutlaka aynı zamanda kadın düşmanısın. Bu sekmiyor yani. Gerçekten ben bunu sektiğini hiç görmedim. Ben de görmedim. İster sağcı olsun ister solcu olsun. Tabi. Elimizde hiç şey yok ne derler. Elimizde hiç böyle bir data da yok bence yani. Baksak bulamayız. Yani ben kimseden şey olmasını da beklemiyorum. Aman Atatürkçü olsun, Kemalist olsun kimse buna mecbur değil. Ama Atatürk düşmanıysa bitmiştir yani. Eee İlçan memleket konuşuyoruz. Sen bir sustun. Evet abi inanılmaz mental olarak istifa ettim sohbetten. Arada e, sızlayarak yakınarak falan istifa ettim. Bilmiyorum geldi mi <laughs> yani ama böyle. Aa neden? Çok baydığın muhabbetler mi? Evet asla ben 3 e, kişiden fazla ortamlarda siyasi fikir veya Türkiye'nin güncel siyasi ile ilgili görüş bildirmiyorum e, prensip olarak. Çok işime yaradı çok haklısın, bir kere. Çok haklısın. Bir kere Günhan e, beni bir sabah altıda yaptık bir gün tamam mı? Çünkü bu aslında uyku düzenlerimiz çok zıttı böyle o sıralar. Bir tek sabah altıda denk gelebiliyorduk. Sabah 6'da bir e, HNGK'da bir siyaset konuşturdu bana. Allah'ım rezillik. Yani böyle bir neler demişim saçma sapan falan. O yüzden şey oldum. İstifa ettim mesela. Reddit falan bakıyordum böyle isteristik dünyanın en çok aslında mesela... bana göre siyasi bir şey değil ha. Bana göre kültürel bir şey. Bence ben de. de siyaset konuşmayı sevmiyorum ve çok da siyaset konuşma taraftarı değilimdir. Kendi yayınlarımda hele hiç konuşmam da. Bana hmm. göre bu daha çok kültürel bir mesele. Yani... Ya evet bak şeyle ilgili söyleyeceğim şeyler vardı aslında. Atatürk'ün mesela işte hani ben de CHP kadın kolları üyesi bir ana tarafından yetiştirilmiş bir evlet olarak bu konuyla ilgili ergenliğime tezahür eden bir takım isyanlar sonra otido okumuş olmama ilişkin bir takım kritik tarih okumaları sonrası gelen o isyanların perçinlenmesi falan tarzı bir yolculuk yaşadım. Şimdi daha sentez bir yerdeyim Hı -hı. yani böyle e, hataları ve kabul edemeyeceğim yanları olan büyük bir insan gibi görüyorum. Bunun e, kültürel şeyini de görebiliyorum gerçekten önemini. Çünkü bir toplum mühendisliği yapmaya çalışıldı geri sekti gibi oldu. bir ilginç bir durum var burada. Ama işte toplum evet. mühendisi yapmaya çalışan taraf hala mevcut iktidardaki parti ya. Şimdi i̇şte bu yüzden güncel siyasi dokunmadan bu konuyu konuşmamız... 10 yani sene sonra çok keyifle konuşurum bu konuyu mesela. Ya beni en çok aslında tarihsel açıdan ilgilendiriyor. Çünkü hmm. e, tarih camiasına çok net bir şekilde hakimdi revizyonistler. Destek evet. verdiler. Evet. Beni aslında o açıdan daha çok ilgilendiriyor yani. Ya ben... Tamam değiştirelim konuyu. Evet. Ee, dünyanın en çok kahve üreten ülkesi Brezilya'ymış. Ee, bu konuda minor bir şaşkınlık yaşıyorum. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Tabii ki biliyorduk. Okey. İkinci neymiş sizce? Kolombiya. Kenya'dır, Etopya'dır. Hayır. Çok haksızsınız. Tür Türkiye. Y hayır. <laughs> <laughs> ne dedin? Yemen. Yok. Hayır. Tamam, Devam etmek istiyor musunuz? Tamam. Orta Amerika'da bir yerlerdir işte. Kahvenin vatanı orası. Hayır. Orta Neresemiş? Amerika falan değil. Vietnam. Ha öyle mi? Hmm. Evet. Doğru Orada... oralarda da var kahve. Bu arada chatte bana şey denmiş ulan Mert Günal sen bile Konyalı dayıların oy kullanmasına karşısın işten içebiliyorsun demokrasinin bu millete hata oldun diye. Evet doğru diyorsun ben gerçekten de Konyalı dayıların ve çoğu dayının oy kullanmasına karşıyım. Bana kalsa kardeşim Aha. bana kalsa meritokrasik bir yönetim olur ama bu benim üt ütopyam yani bana kalmıyor demokrasi böyle bir şey değil çünkü. Ay, ee, evet. Bir de demokrasi yani. oy kullanma hakkından ibaret bir şey değil. Değil tabii, tabii. Ben bunu bazı genç arkadaşlardan sık sık duyuyorum. İşte bakın demokrasi iyi bir şey değil. Herkes oy kullanıyor. Demokrasi herkesin oy kullanma hakkı olması anlamına gelmiyor. Demokrasi mesela her şeyden önce e, özgür basın anlamına geliyor. Özgür basın yoksa demokrasi zaten yoktur. İnanılmaz iyi bir şey. Özgür, özgür basın yoksa ülkede gerçekten neler olup bittiğinden halk haberdar olamaz ve şey izlemiş tercihini mi tercihini buna göre yapamaz. Newsroom izledim yani. izledin mi? Neyi? Newsroom. Hayır. Ben ya yani inanılmaz Erin Sorkin'in yazdığı bir dizi çok severim Newsroom'u. Newsroom'un ana fikri birinci sezonda en azından e, sonra biraz uzaklaşıyorlar ama birebir bu. E, hatta şey diye bir repliği var orada. E, e, bir demokrasi için iyi bilgilendirilmiş bir seçmenden daha önemli hiçbir şey yoktur. E tabii Kimin ki. Şimdi insanları halkı suçlamak kolay. Yani Mert Günhan burada lafım sana, Konyalı dayılar <laughs> oy kullanmasın demek kolay. Konyalı dayıların gerçekten ne olup bittiğinden haberi var mı bakalım? Tabii ki. Yani, yani günde <laughs> kaç ben... saat beyinleri yıkanıyor bu insanların yani. Tabii canım ben zaten direkt şeyden bahsediyorum. Kendi faşo ütopyamdan bahsediyorum yani. Hani ben zaten <laughs> şey, şeyin dışındayım yani. Bana kalsa bütün insanlık zorla eğitilmeli yani. Veya bir... Aa şey... bana göre de zorla eğitilmeli. Ay şey hatırlar mısınız? Twitter'ın daha dutluk olduğu zamanlarda e, her şeye kemalizm dendiği zamanlarda birisi şey yazmıştı. Kitap okumak kemalist bir takıntıdır. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Çok... Evet, müthiş evet, bir lafmış gerçekten evet. ben o olayı hatırlıyorum kitap okumak Kemalist bir takıntıdır yazmıştı herkes şok geçirmişti dahası ben bir gün bir şey yazdım ya eğitimin önemiyle alakalı bir şey yazdı e, aynı ekipten biri geldi dedi ki zaten siz Kemalistlere göre bizler birer sosyal hayvanız ve eğitim almak zorundayız dedim ki evet bunun herkes, nesi yanlış <laughs> bu bir de, bu bir de herkes öyle değil mi ya yani bir noktaya kadar haklı. Lan adam şey eğitime karşı. Ben bunu ne diyebilirim? Evet, Zaten evet. siz Kemalistlere göre, orada da Kemalist kelimesinin benim siyasi görüşümü gerçekten bildiği için falan kullanmıyor tabii ki. Ben işte ne bileyim 19 Mayısları şunu bunu kutlayan Atatürkle hmm. alakalı ileri geri bir şeyler yazmayan biriyim. Otomatik Kemalistim onun gözünde. Ya ama o zamanlar bence şöyle bir durum vardı biraz. Ee, o muhabbetin sebebi de o olabilir. İnternet ya, şu, ya şöyle, şöyle bakıyorlardı insanlar. Hani yine bu noktadan daha anlayabiliyorum biraz hani akıl, hastalı, akıl hastası bir argümanda olsa. internet o zamanlar bu kadar da böyle bilgi alabileceğin işte bu kadar total bir durum yoktu internette sanki bilinmiyordu bu kadar halk nezdinde. Ee, her evde internet böyle şimdi biraz şey gibi oldu ya. Ee, artık anayasal hak noktasında falan internet her evde var yani hı hı. o zamanlar evet. o zamanlar o zamanlar daha şey gibiydi işte ya bizim internetimiz yok da bizim bilgisayarımız yok daha böyle anlaşılabilir bir beyandı yani ve e, eğitim denilen şey işte biraz daha üniversitelere falan kalıyordu İnsanlar da üniversite okuyamıyordu ya da öyle bir öyle bir savunmaları var Enından Biz üniversite okuyamıyoruz ne yapalım falan gibi bir şey var ama şimdi o da yok internetten her şeyi öğrenebiliyorsun ya. Hani hı hı. E, neyin derdindesiniz bu saatten sonra 2020 yılında? Ama yani. zaten e, internet neslinin lafları değil abi bunlar. Değil bunlar, şimdi, o yüzden, e, evet, Değil değil, tabii değil. Bizim nesil yani şöyle bizim nesilde bir şey var abi. E, asimetrik bir durum var. Bazı insanlar interneti 10 e, 10'lu on, onlu, onlu yaşlarının başlarında hani girdiler bizim nesilde. Bazı insanlar 20'lerde girdiler. Şimdi o iki Bizler 20'lerde girdik. Çok fark var. Şimdi o, o, bir de şeyi düşün yani bu, bunların hepsi çok farklı deneyimler aldım mı? Yani internette sıfır yaşında, 10 yaşında ve yirmi yaşında ilk defa tanışıyor olmak çok farklı çünkü. Ay ve her zaman şuna şükrediyorum. İyi ki ben onlu yaşlarındayken sosyal medya yoktu ya. Düşünsene, geride evet. ne kadar rezil, evet. sonradan ne kadar utanacağın fikirler bırakıyorsun. Ben, ya sorayım, e... ben çok çok erken, çok erken internet kullanıcısı olduğum için ben bıraktım mesela yani pek çok utandığım evet. şeyler. Ee... Ay ben bulaşmadım. Ama e, bak şey ayrı bu arada ya. Bizim de o kadar e, internet yani teknik olanaklar o kadar gelişmediği için çok fazla şey bırakamıyorduk. Genelde sadece laf bırakıyorduk o, bizim onun yaşlarımızın olduğu zamanlarda internete. Çok sadece zaman laflar bırakmışızdır yani gerçekten ama onlar uçup böyle balona kayboldular yani. Şey gibi değil. Şimdi Instagram'da kitabe tutuyor insanlar mesela çok ilginç. Ne olacak hani Instagram durursa mesela 10 sene, 20 sene ne anlama gelecek? Ama duracak mı o da hiç belli değil bir da. Ben gerçekten şey şaşırdınız mı siz ya? Ben mesela Facebook bir ara Facebook gitmez gibi geliyordu. Hani Facebook artık böyle TC kimlik numarası gibi bir şey oldu. Hani her siteye Facebook'la giriyoruz. Hani herkes cebinde bir Facebook taşıyacak falan gibi düşünüyordum. Dom ne bitti ya? Sadece dedeler kullanıyor oldu falan böyle bir anda. Evet, o sanıyorum Twitter'ın çıkması öyle oldu. Yani Twitter çıktıktan sonra bir şeylerden şikayetçi insanlar daha çok Twitter kullanır oldular. Gerçekten geride yaşlılar kaldı Facebook'ta ya. Facebook'tan hmm. sıkıldı. Ha bir de bence şöyle oldu. Şimdi Facebook ilk açıldığı zaman hepimiz bir iştiyakla aa eski okul arkadaşlarımı bulayım, evet. çocukluk arkadaşlarımı bulayım olduk. İki sene geçmeden herkes Allah belamı versin. Nereden ben buldum bunları oldu? Evet. Anlatabiliyor muyum? Sonra akrabalar işin içine girdi. Allah, şimdi teyzen evet. sana friend request gönderiyor. Hadi bakalım kabul etme. Hadi bakalım. Sonra bütün akrabalar, bütün eski arkadaşlar Facebook'ta yaz bakalım yazabiliyor musun? Bir fotoğraf atıyorsun, altına geliyor dayın diyor ki maşallah evlilik ne zaman diyor falan. Ha, evet, Anlatabiliyor ya. muyum yani? Aynen işte nasıl, nasıl, Kim niye şey, kalmak şey, istesin artık, orada? Nasıl hemen zıpladılar oradan? Çocuklar hemen şeye kaçtılar. Snapchat diye uçar internet diye bir şey yaptılar hemen kendi aralarında. <laughs> Biz hiçbir şeyi kayıt altında bırakmıyoruz artık yani. Hani dayılar teyzer yanlışlıkla görüp de çok güzel çıkmış tatlıcım falan göstermiyoruz. Bir de göstermediğimiz şeyi de bırakmıyoruz internette kalıcı olarak hemen yani. Ama biraz Sonra Instagram... özel bir, 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 bir durummuş bu arada Facebook'un bitmesi. Hala yurt dışında falan bayağı kullanıyormuş Amerika'da sosyal baskının daha az olduğu yerlerde falan kullanılıyordur herhalde. Ya, Almanya'da yok mesela. Almanya'daki Facebook diye bir şey yok yani. Bizde bence gerçekten akrabalar, akrabaların Facebook'da herkesle Değil iletişimde mi? olması falan ciddi bir şekilde etkiledi bana, bence. Bana da, bana, bana, da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Çünkü isminle cisminle yazıyorsun. Bir şey yazıyorsun. Benim bir tane mesela AKP'li uzak akrabam var. Allah'ın bir paylaşımlar yapıyor. Geliyor benim şeylerimin altına bir şeyler yazıyor. Adamı engelledim ya. Bana bir daha yazmadım engelledim. Ama herkes de akrabaları bu şekilde affedersiniz siktiri çekecek şey olmuyor. Durum, koşullar gelişmiş olmuyor yani. Ne yapıyor? Kullanmamayı tercih ediyor. Şimdi bir şey yazacağım. Gelecek dayım, halam saçma sapan bir şey yazacak altına diyor yani. Yiğitcan senin AKP'li akraban var mı? Evet tabii ki abi. Bizim de var ama çok uzaktan yani böyle. Ama AKP'li ne demek ya? AKP'ye oy vermiş. Ee, ya bir işte noktada o... ailem, uzak ailem, de insanlar vardır evet. AKP'li yani... Ha bu arada pardon var. Şöyle var abi özür dilerim. Ee, şu an hatırladım. Ee, annemin bir kuzeni AKP milletvekiliydi. Oha. Hmm, nüket Otar. Ya, annen e söylemeseydin adını keşke şimdi. Niye abi? Gizli bilgi değil ki kadın... Public'li milletvekiliydi diyorum. Şey değil yani özel bir insanı ifşa etmiyorum. <laughs> Kamu görevlisiydi kadın. Hayır şimdi şey derler sana 2-3 gün sonra. Bunun zaten annesinin işte akrabası AKP milletvekiliyim şu an derler sana. Kanka. Na, bir şey demek için illaki bir şey bulurlar zaten. Ya bu tabii şey, şaka ya, yapıyorum canım. Ya, öyle bir şey değil ya bu kadının varlığını unuttum oğlum kadıncağızdan. Ayıp oldu yani annemin kuzeni ama hiç, hiç görüşmüyorlar. Ben de hiç görüşmeyi hiç tanışmadım. Ee, ama annemin yani. teyzesinin kızı. Senin soyadın da Erdoğan. Evet. Onu ben seçmedim. Yani nüfus, memuru, <laughs> nüfus memuru seçmiş abi. Bizim ailenin, dedemin çizgisi hariç. Bütün geri kalan soyadlar Erdoğdu. Dedemi Erdoğan diye kaydetmiş nüfus memuru. Çünkü nüfus memuru yani Türkiye Cumhuriyeti nüfus memurları kadar şaka, şakayı seven, insanların hayatlarını küçük hatalarla yön vermiş bir kurum daha yok. Erdoğdu'yu Erdoğan yapmış orada. Sonra bizimkiler öyle Erdoğan kalmış yani. E, bu arada benim Recep'in amcam var. <laughs> Aa Re Recep Erdoğan. Ne evet. ne ne? Evet Recep Göbek diye kadınla. bir amcam var. Hayır ha. hayır benim Göbek Adam değil Recep diye bir amcam var ve siyasete atıldı o da. Kulakları çınlasın çok severim çok müthiş bir amcadır. Ee, Ereğli Zonguldak Ereğli'sinde belediye başkanı adayıydı. Bu isimler. Ben sinkiler... çok medenice cesaretli takdir ettim. Senin baba şeydi değil mi? Sert solcuydu değil mi? Benim babam ÖDP'li abi. Ee, evet, yani evet. de ismini değiştirdiler. Pardon özür dilerim. Sol parti oldu. Onlar artık. Ee, ama yani e, Covid öncesine kadar babam aktif olarak böyle ne bileyim e, yaşadığı yerin şeyine gider. E, parti binasına gider. iş yapılacaksa hani görev. Bayağı broşür broşür dağıtıyordu ya herif 55'inde. Bayağı öyle gönülden yani örgütlüydü. İnanılmaz ya. Benim babam da öyle eski solculardan. Zaten o bir trend galiba belirli bir jenerasyonda. Ya Prens babam bir gün değil de, bir, de, e, özgür basının var olduğu zamanlarda yetişmiş insanlar diyelim. Doğru yok olarak. bir de onlar şey ya işte yani o 70'ler sonu 68 kuşağı 78 kuşağı yani onlar çok ilginç bir coğrafya, siyasi, fikir konusunda çok daha şeyler yani ya yani bir bölümü var. O keskinliği bırakmamışlar. Çok daha keskin bir dönemde yetiştikleri için. Bir bölümü var ama sizi reddetmişler sonra artık. Hani bir daha hiç siyaset konuşmak istemeyenler var. Onları daha empat yapıyorum ben. Benim peder mesela birinci şey hala devam ediyor mücadeleye. Bir gün beni aramıştı okuldayken. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Falan işte baba böyle böyle okuyoruz. Yani şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Olaylara karışıyor musun dedi. Yok baba dedi ne karışacağım okuyorum falan. Niye karışmıyorsun <laughs> diye <dedi> sordu. <laughs> o kadar otlu olaylara karış falan diye. Bugün hatta babalar günü aradım. Bu arada babalar günü aradım. Geçen arkadaşlarına gururla şeyi anlatıyormuş. Onu e, canım benim söyledi. E, e, bir gün beni telefonda aradı. Gezi'nin ikinci günü. E, ve kesinlikle işte bu önceki hani benim orada olmayacağımı falan düşünüyor. Hani ne yaptın ne ettin falan diye aradı beni. Ee, ne yapıyorsun diye sorunca Güven Park'a aldık baba demiştim. Çok mutlu olmuş mesela. <laughs> Böyle bir solcu babası şey yaşamış orada. Geçen yine arkadaşlarıma anlatıyordum falan dedi. dedim sağ olasın ya. Hani ertesi günde kaybetmiştik bu arada Güven Park'ı almak da yani öyle çok fantastik bir ee, İstanbul'daki kardeşlerimiz biz de onu... yoga yapar hakkında biz evet pardon. <laughs> ben onu ben onu ya ki, kimse gezide burada yani o şekilde şey yapmadı da ilk ilk ilk, ilk günü belki yani de ben Ankara'da sokaklarda gezince şeyi anladım. Evet gerçekten de öyle bir mitingde falan polisten kaçacak bir yer yok yani. Yok abi çok garipti ya. Yani güven parkı yani mesela güven parkı herhangi bir şekilde muhafaza edemedik yani akşam hani çünkü barikat kurabileceğim bir yer değil. yerleşebileceğim bir yer değil. Çünkü Ankara'nın açık ara en önemli kavşağı orası. Yani şey değil öyle meydan, meydan da yani meydanın dört kenarı da Ankara'nın en önemli yerlerine hizmet eden kavşak. Dolayısıyla öyle bir şey mümkün değil yani. Bir de orada Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı falan. O bana çok garip geliyordu oğlum. Bayağı Genelkurmay Başkanlığı'nın bir buçuk kilometre ötesinde falan böyle e, direniyorduk. Çok güzeldi ya Ankara'da gezi deneyimi. Gerçekten. Neymiş aslında Münasır? İlginç A, fotoğraflarından dönemdi. hatırlıyorum. Çok gerçekten güzeldi evet. Hmm. İlginç bir dönemdi ya acaba tekrardan böyle e, ileride öyle bir şey olur mu toplumsal bir direniş falan bir şey olur mu Türkiye'nin geleceğinde herhangi bir noktada. Baya çünkü <laughs> total, bi total bir şeydi ki. gezi. Ya abi böyle şeyler böyle organik e, şahlanmalar kitlelerde oluyor işte her zaman. Hele ki yani bu kadar daha fazla kitleyle ile sahipken. Yani küçük çaplarda olanları olduğuna göre büyük çaplarda olanları da olur. Neye, olduğunu, neye olduğu değişir sadece yani. Bir şey oluyor bazen kitledirin gerçekten. Yani ben şey çok hatırlıyorum. O kadar izin... büyük kitlesel bir hareket olmasına da gerek yok. İnsanların uh, anayasada tanınan uh, isyan etme hakkı, protesto Hı -hı. etme hakkı tanınsa Hı -hı. yani anayasal haklarımızı kullanmamıza izin verilen bir ortam olsa da efendi gibi gidip bir şeyleri protesto etsek, çıldırmasak evet. yani. Evet, evet. En azından onu yapabilsek, değil mi? Ya bana biraz ben bu Aynen bu, öyle. bu, bu muhabbeti şu yüzden açtım. Bana şey geliyor. Sanki böyle artık toplu e, kitle hareketleri, fiziksel kitle hareketlerinin böyle zamanı mı geçti ya da biz yapmaya yapmayı unuttuk mu yapamadığımız için? Artık daha farklı bir Zamanı Buna geçmez mı böyle şeylerin ya? de. Geçmez, değil? doğru diyorsun. Hayır, zamanı geçmez ama çok fazla baskı altına alırsan insanları bezdirirsin. Hı, -hı. Şimdi 3 kişi biz mesela Bizim işte e, arkadaşlarla çayırda çivende oturalım falan diyoruz hafta içi bir gün. Ulan polis gelir mi diyoruz. 10 kişi otursam polis gelebilir. Şimdi böyle evet. bir durumdayız yani. O ne ya? Evet. E, tabii şey yani. Mu şimdi, mu hayır. Şu, yani şunu demek istiyorum. 10 kişi bir yerde bir araya gelsen yoksa bunlar protesto yapacaklar. Artık ya böyle e, paranoyak var ya, bir duruma evrildi yani. Bunun yasal karşılığı var ya yok mu bunun yasal karşılığı? Hakikaten öyle. E, belirli bir miktar insan bir araya gelince e, yoga moga işte şey yapmaya çalıştılar mesela yoga yapan insanları bu yüzden tutuklamaya mı çalıştılar yapmayın mı dediler yapmayın dediler ha, orada sadece olay şey değildi toplu ahlakçılık E tabii tabii zaten canım yani çok korkuttular çok baskı uyguladılar çok ezdiler bizi çok ezdiler yani ve bezdirdiler birçok açıdan Diğer yandan şu var şimdi e, sokağa çıksan iktidara mı hizmet edecek korkusu başladı bir de insanlarda çünkü ha, ey, evet ya ya ya. acaba sokağa çıkmamızı mı istiyorlar diye evet. sorgular oluyorsun. E bu şüphe de içine öyle. düştükten sonra daha korkak davranırsın doğal olarak yani. Ben şey Ama hani gerçekten hani yasal haklarımızı kullanabilsek benim için yeterli yani. Tekrar büyük bir kitlesel hareket olmasına gerek yok bence. Ya ama ben... şeyin ben... ayırdığını yapmanız lazım bence. Çok yapmamız lazım önemli. Ee, bence iki tip sosyal protesto hareketi var. Birincisi e, gerçekten politik senin dediğin protesto hakkıyla savun, yani yasallaştırabileceğimiz ve sadece gerçekten bir şeyi problemi tespit olarak ettiğin için o probleme dikkat çekmek ya da işte o problemi eleştirmek için. O da anayasal hak. Şey. Zaten o aynen, Hepsi anayasal hak. Ama bir de şey var bunun. Ya yani mesela ne bileyim bir politika çöpçülere yeterince şey para verilmiyor. Desteklemek için yürüyoruz bu akşam. Yürüyeyim ben. Yani yürürüm yani mesela anladın evet. mı? hani hak diyorsam. Ama bir de organik bir takım şeyler var. Yani böyle e, yani bir, bir şekilde orada bir kitlenin ayrı bir ruhu oluyor. Tamam mı? Herkesin ya yani mesela bu bana şeyden çok e, e, çıkıyor gibi geliyor. Gezi ilk üç gün ben de destekledim şakası var ya, Hı -hı. ya. Şimdi bu doğru ya. İlk üç gün herkes çok okeydi ya olan her şeye. Gazetelerin manşet dönün bakın mesela. Hürriyet böyle üç gün beş günde gezi falan diye böyle hashtagli manşet atmış. Milliyet işte en alındı park ve sonunda falan diye manşetler var. Bak yani Hı -hı. AK Parti'nin yani. Buna rağmen Hatırlıyoruz o günleri canım. Evet organik bir işte ilk üç gün herkes destekledi gerçekten. Öyle organik bir şey vardı anladın mı? Ben şey hiç unutmuyorum yani e, o işte o çocuk cihazların metro altına kovalanmasını izliyordum Facebook'tan videolarda falan. Ne oluyor? Ben hiç, yani falan de, hiç kimse gelmese bile yani hiç kimsenin gelip gelmeyeceğini umursamadan ben bu akşam gidiyorum e, şey diye bir post atmışım facebook'a geçen Memories göster. Çıkıp gitmiştim Bir baktım herkes de öyle gelmiş yani. Hiç kimsenin Gay böyle doğal bir, bir... organik gelişen bir şeydi evet. iddiaların aksine. Evet çok ilginç işte oradaki o yani o tarihte bir an ya mesela onlar hani öteki politik örgütlenmeler değil de onlar mesela çok ilgimi çekiyor ya. Orada öyle bir moment yani o. Hani hepimiz evet. hissettik bunu o dönem orada yaşı tutan, aklı tutan, haberleri takip eden hepimiz. Aynı şeyi hissettik yani ve aynı şeyi çok bir beraberdik de falan böyle anladım o aynı şeyin içerisinde. Çok ilgincime gidiyor bu. Kitlenin ruhu. Ben bunu biraz da şey açısından soruyorum yani mesela bende şey var işte atıyorum yani. Tamam şimdi e, meta tamam mı böyle farazi bir örnek vereceğim diyelim gelecekte bir noktada e, seçimler oldu diyelim ve işte e, seçimlerde e, AKP'nin şey ne ne derler aleyne sonuçlandı kaybettiler yani e, e bunlar çıktılar e bu yapılmamış şey değil yani çünkü Demo demokratik irademiz kaybolmuştur halk olarak çıktı diyelim böyle dendi yani Dem demokrasi tecelli etmemiştir halkı sokağa çağırıyorum demokrasi tecelli etmek için dediler. Şimdi bu daha önce benzer bir örnek olduğu için yine olabilir yani. İnsanlar sonuçta böyle bir durumda dışarı çıkıyorlar. E şimdi böyle bir durumda mesela ondan sonra bir o hal muhal bilmem ne getirseler ve seçimler ertelense falan filan yani. Ben, ben sırf o yüzden mesela bende böyle bir paranoya var konuyla ilgili. Evet ne yapalım bu, bu paranoyayı? Yok var işte yani. <gülüyor> 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 ne demek ne yapalım? Al kardeşim paranoyanı ne yapayım? Bir al kardeşim dal paranoya yak bunu ne? Paranoya işte. Söylüyorum evet. yani. anlatıyorum. Yani şey komple teorisinde var mısın Ceren? Ne gibi? Bazı gerçekler yani. komplo teorisi gibi duruyor. Bazıları da gerçekten komplo teorisi. Evet. Mesela ben şey çok varım. JFK'yi kim öldürdü mevzularında ben böyle oradaki gri alana çok düşüyorum Hakikaten bir bok var çünkü orada. Hani Abi, falan. JFK falan ben hiç kafa yormadım hayatımda ya. Bana ne ha, Mesela. <laughs> Adamından. Şimdi bir Niye kadro ya? var. Ay, ay, ay ayak basıldı. O ilk 1969'da Neil Armstrong'un şeyi tıraş mı değil mi? Bir o, o kadro var. 11 Eylül kadrosu çok. Onlar çok tutkulu. <laughs> ne vardı başka? Büyük komplo. Mesul ne var ya komplitüste? Yani şimdi kategori olarak düz dünya gibi şeyler var mesela yani. Hani e, onlar onu, evet, artık. Abi, o, mallık, onlar çok evet. Tabii onlar çok büyük mallık. Ama işte onun dışında evet, JFK var. Eee Ara 51 var. 11 Eylül var. E, şey var. E, Camp Trails muhabbeti var. Yani öyle gidiyor. Ne? Yani bunların hepsi e, sorgulanabilir şeyler ve Amerika'nın Orta Doğu politikalarının geçmişi falan düşünüldüğü zaman benim e, tartışılmasını, düşünülmesini anlayabildiğim şeyler. Çünkü gerçekten dünyada bin türlü olay dönüyor. Hı -hı. Ama beni şok eden bir olay anlatmak istiyorum. Pandemi zamanı, sokağa çıkma yasakları var. Ve apartmanın bahçesinde takılabiliyoruz en fazla. Hı -hı. Bir komşumuz var. Çok tatlı bir kadın. Sürekli hayvanları besler. inanılmaz vicdanlı, inanılmaz tatlı bir kadın. E, Atatürkçü falan böyle. Bir gün bahçede oturuyoruz. Kadın başladı. Ben pandemiye inanmıyorum, Covid'e inanmıyorum falan bir ee, şey anlatıyor. Okay. Ben de yani çay kahve içmeye çıkmışım bahçeye. Abi en sonunda geldi geldi. Dünyayı reptilyanlar yönetiyor dedi. Aa, Aa, ne yani. reptilyanı ya falan dedim. İşte denizin altında yaşıyorlarmış. Trump reptilyanmış. Yani ismini de söylemeyeyim Ayşe Hanım diyeyim. Ayşe Hanım bunlara gerçekten inanıyor musunuz siz dedim. Evet bence olabilir niye olmasın falan diyor böyle ben böyle bir <laughs> akıl sağlığım bir gitti geldi hiç gerçek artık ya, olabilecek şey mi bu Çok falan diyorum şey. böyle ee, neyse Öyle. sonra bir başka gün yine bahçede karşılaştık bu COVID'e inanmıyor ya ha. benim de annem COVID oldu ve hastaneye yattı başladı hastaneye yatanlar ölüyormuş COVID diye bir şey yok ya annem oldu diyorum hastanede diyorum yok kadın ikna olmuyor. en son Kendisi hasta oldu, anası hasta oldu. Ondan sonra da long covid'in etkilerini yaşıyorum, düzelmeye çalışıyorum oldu. Ama yani karşımda kanlı, canlı, kaç yıllık komşum bir insan geçti ve dünyayı reptilyanlar yönetiyor dedi ya. Reptilyan meselesi çok ilginçmiş ya. Ve bu okuya neden falan bir kadın yani. Bak, ya, ama yani evet. 50 yaşın üstündeydi artık. Çıkıyor ya ama, çıkıyor, çıkıyor. Kafamı yani. gitti ya yok yok bu. ya çok ikna edici bir YouTube videosu izlemiştir kendi ya da Facebook videosu neyse yani onun teşnesinde çok ikna edici bir. Tabii ki işte izlemiştir. bu YouTube'da bir sürü çöp çöp içerik var ya bu hmm. tarz koca hmm. koca adamlar kalıplarından hiç utanmadan çıkıp bu bu tarz saçmalıkları anlatıyorlar bunları dinliyormuş. Yani... Evet evet <laughs> öyle oluyor genelde ya. Mesela mesela bir gün annem bana geldi şey dedi covid döneminde ya dedi. Bir şey dedi kafamı kurcalıyor dedi. Dedim, ne oldu? Dedi birdenbire dedi böyle dedi bir hastalık çıktı dedi. Hastalık da dedi sanki dedi böyle salakları mı öldürüyor falan yaptı böyle tamam mı? Yani işte şeyden bahsediyor. İşte aşı olmayan, hiç dikkat etmeyen, buna inanmayan kitle vardı ya böyle sürekli patır patır öldüler bunlar. Ee, hmm. ka e, karşıtlar. işte İşte böyle dedi sanki dedi salakları eleyen bir nüfus kontrol yöntemi gibi dedi. Ben de e ee? dedim. Bir de dedi aynı zamanda şimdi bu Elon Musk dedi Starlink falan bilmem ne. Sörtürdü bir. Dünya nereye gidiyor acaba falan yaptı. Yani <laughs> insanın ya şey demedi açık açık yani böyle. İşte bizi çiplediler ve acaba bir nüfus kontrol yöntemimiz falan yapmadı. Bu arada nüfus kontrol olayına ben bir ilk başlarda falan bir inandım ha. Düşündüm yani bunu biliyorsunuz. Acaba yani. Çok son... inefektif abi ya. İşte evet sonradan baktım ki baya böyle bu nüfus kontrol falan yapmıyor yani. Bu böyle bok gibi bir şey saçma sapan inefektif aşısı bulundu. Ya tamam. ben bu Covid konusunda e, şimdi bitti ya. Bu arada bana göre Ukrayna Rusya savaşının başı bitti. O yani o, o o, bitti. O ben öyle kafamda anlatıyorum şu an. Yani COVID, ya abi onu da Rusya, nasıl normalleştirdik ya? O da nasıl normalleşti? Rusya, evet hala evet. devam ediyor. E, evet. Burada aktif olarak ben bana sorarsan iki 2014'ten beri zaten savaş devam ediyor. Kabul edecek tarihçiler bundan 20 sene sonra. Hani, Donetsk e, muhabbeti e, yüzünden diyorsun. Tabii tabii yani Kırım Mırım'dan itibaren. Ee, ama e, neyse şimdi birazdan mesafe aldık ya şey bana çok ilginç geliyor. Yani e, bugün de o günde insanlar temel problemi bir sürü insan konuştuğu insan anlamıyordu Covid'de neden böyle hani bir panik oldu diye. Mesela bu kompetörler de o temel problemi anlamamaktan çıkıyordu bence. O çok komime gidiyordu. Çünkü dakika bir şey de anlaştık ki insanlık olarak. Bence çok ilham verici bir andı. Herkes çünkü aynı common sense'e geldi yani. Gerçekten hani ortak akıl gibi oldu. Abi hastaneler dolup taşıyor çünkü bu çok ya, yani çok tehlikeli bir virüs. Aşırı tehlikeli bir virüs değil ama çok hızlı yayılan bir virüs. Ya bu ve şey bazı insanlarda zaten. yoğun bakım desteği gerektiriyor. Evet, ve ististik evet. olarak bu kadar yoğun bakım makinamız yok. Evet. Dolayısıyla gerçekten başka ihtiyaçları da veremiyoruz. Temel problem bu ya abi. Yani yeterli yoğun şey bakım makinamız yani. yok. Şey değildi yani COVID aşırı derecede tehlikeli tam evet kronik hastalığı olan insanları e, tehlikeli oluyor ama Hani böyle şey gibi bir şey değil. Oluyorsun ve e, bir gün içinde vücudun derisi atıyor ve kalp krizi ölüyorsun Abi. gibi bir virüs değildi. Genel sorun hastane kapasitemiz yetmediği için insanları. Yani <laughs> evet bütün lockdownlar için. o yüzdendi. Yani Bununla çünkü... ilgili de Bill Gates şey demişti ya yani Türk dünyanın e, herhangi bir salgınla kapası, e, baş etme kapasitesi yok demişti. Adeta dünyaya bir ders olsun gibi çok e, zengin bir tarafına geliştirilmiş bir hastalık gibiydi. He? Ya abi ama <laughs> şey çok gerçekten orada ben de o videoyu ben videoyu izlemiştim çünkü. Biliyorsun değil mi Ceren onu? Bill Gates'in şey konuşması meşhur. E, 2015'te bir konferansta arkadaşlar hani savaştan bilinlenmeden e, petrolün suyun bitmesinden korkmayın. Bundan korkun diye büyük mikrop veriyor. Sonra diyor ki arka biz büyük biz pandemi hazır değiliz. Böyle bir konuşması var 2015'te. Evet. O bir adam senelerce söyledi aynı evet. şeyi. Şimdi aynen şimdi bağlamını bir Aynen bak bağlam bilmek gibi. Şimdi bağlamını bilince şeyi zaten anlıyorsun. Bill Gates... Ee, sağlık konusunda dünyanın en büyük yatırımcılarından ve hayırcısı işçilerinden bir tanesi bi, bir takım e, coğrafyalara bir takım hastalıkları bitirdi falan adam. Milyarlarca e, WHO'nun WHO ne ya? <laughs> Dünya Sağlık Örgütü w, WHO ne anası? Dünya ya, Sağlık who, Örgütü who diyorum ben. WHO WHO. Dü, Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki Trump çıktı oradan. E, Amerika Birleşik Devletleri çıkmadan önce ikinci Amerika Birleşik Devletleri çıktıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük fonlayıcısı Bill and Gates Foundation. Yani adam dünya sağlığının önemli, en önemli figürlerinden bir tanesi tıp sektörünün dünyada. Dolayısıyla bu konuya kafa yormuş olması çok normal ama bu bağlamı bilmeyince 2015'te mesajını vermiş gibi. Ya, <laughs> şey olmuştur ya artık o, o derecede zenginsen ve biraz da böyle iç görün varsa hayat, yaşamla ilgili, hayatla ilgili ben şey diye düşünüyorum o tarz muhabbetleri yani. E, çeşitli sektörlerle alakalı e, dünyanın en böyle çalışan en böyle aşırı derecede bilen insanlarını böyle senelik ben olsam toplardım. İşte atıyorum sağlık konusunda kim? Uyduruyorum şu an. Doktor Foci mesela. Tamam Doktor Foci gel baba. Konsey yapardım abi böyle. aşır bak ama Bill Gates level'ında zengin olduğumu söylüyorum. Alıyorum yılda bir Doktor Foci ile konuşuyorum. Gidiyorum ee, bir tane mühendis babayla konuşuyorum. İşte ne Bayraktar'ı çağırıyorum. Uyduruyorum şu anda isimleri tamamen. E, ve soruyorum. Bayraktar. Doktor Foci. insan e, insan, insanlığın sağlığını en çok tehdit eden şey nedir? Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar bir yıldır para veriyorum size. Anlatın bakalım. Efendim e, salgın olursa kötü olur. Kapasitemiz yok. Tamam. Salgınla ilgili bir insanları bilgilendireceğim. Bence ben olsam böyle yaparım olsam Siz ne yapardınız peki bilgisayarsanız? Ben parayı yardım ya. Ben bu kadar uğraşmazdım abi insanlıkla. Ceren Kusura uğraşırdı bakmayayım. gibi. Ceren sanki uğraşırdı Ben gibi. uğraşırdım. Ben uğraşırdım. O kadar çok parayı ne yapacağım ya? Ha bir yandan lüks bir hayat sürerdim kesinlikle. Bir yandan da şey yapardım. Bilim insanlarını çalıştıracağım bir vakıf kurardım. Çalışın kardeşim. In i̇şte insanlığın dertlerine derman olun. Ya yeminle ya. bizim Yani illaki yapardım. Bizim WhatsApp grubunda geçen gün Can şey diye sordu. Ne dedi işte 10 milyon 100 milyon dolarınız olsa ne yapardınız mı diye böyle inanılmaz 15 yaş muhabbeti yapıyoruz WhatsApp grubunda 10 kişi. <gülüyor> ee... <gülüyor> can daha sonra böyle milleti suçlamaya başladı tamam mı? Senin 10 milyon doların olsa... Ha pardon Zuhal Can'ı suçlamaya başladı. Senin 10 milyon doların olsa işte sen e, aramızdan hiçbirisiyle konuşmazdın. Daha sonra millet birbirini suçlamaya başladı. Asıl bunu sen yapardın. Yok sen işte 10 milyon doların olsa bir daha bizi tanımazdın falan. Yiğit Can da şey dedi. Hepimizle bir hafta bütün her şey ödediği bir yurt dışı tatil yaparmış sonra bizi unuturmuş. Hayır şöyle dedim. <laughs> söylediğimi çok net hatırlıyorum. Dedim ki hepinizi tek tek görürüm. Bir, beraber gecede yüzer bin euro ezeriz. Birer gece hep beraber. Ondan sonra iki yıl beni Instagram'dan Instagram'a takip edersiniz. Böyle gezerim <laughs> yani. Sonra ama yorulurum. Bir ev alırım kendime balkonunda podcast yaparım. Ya evet Yani ne, ne zaman ev alacaksın kendine? Hakikaten. O, abi e, bu, e, 33-34 diye düşünüyorum. Ee, kendi kafamda e, olaya yani tamamen içsel olarak. Tamam, şöyle bir romantik şey kurum. Günlük tutuyorum abi ben. Bunun başından beri ilk defteri bitirdim. ikinci deftere başladım bugün. Bir tane böyle Moleskine'in küçük defterler var. Onlarda alıyorum. Üçüncü defter bittiğinde tekrar yerli şikayete geçerim diye. Geçen bir romantik bir his geldi içime. Evet senin Ama şu planların an... hep romantik planlar. Evet hakikaten ya. Bak, biz, e, biz karşıyız. Benim annem dahil. Ceren de dahil. <laughs> biz hepimiz senin bu sürekli artık senin bir şey yapmanı istiyoruz yani. Bir stabil bir hayata geçmeni istiyoruz. Nereye kadar böyle? Oğlum Ceren burada niye Ceren'in adına konuşuyorsun? Böyle <laughs> mi düşünüyorsun Ceren? Yok canım ama artık bir evin yurdun belli olsa mı sanki yani? Benim biz evim de beni seven bir, sabit bir şekilde. Benim evet de yani ayda böyle... yılda bir görüyoruz seni içim ya. Evet. Evet ama yani şimdi Atina'da sabit de öyleydi. Şimdi bence daha da çok görüyorsunuz mesela. Ben daha çok ee, gittim. Son olabilir, çıksaydım. olabilir. Ya nasıl mutluysan öyle yaşa elbette. Ama emekliliğini de düşün yavrum, Yaşlılığını da düşün. Tabii ya yani. evet ya, ben onu düşünemiyorum. Ee, geçen Berlin'de e, kulakları çınlasın. Mesut abi e, isminde çok dünyalar tatlısı bir abimle kaldım. Onun evinde kaldım yani daha doğrusu onun odasını kiraldım. Sohbet ediyorduk falan böyle böyle hep şey e, böyle 50 yaşına geçmiş geçen tanırım. Ya da 49 mu? o, o civardan aldım. O önemli ve önemli şeyin ağırlığını hissediyordu. Onun sohbetlerini yapıyordu falan böyle Mesut abiyle. Gerçekten mesela empati kuramıyorum Mesut abi bununla ilgili şey yaptıkça, fikir belirttikçe. Ya şöyle oluyor, vallahi böyle oluyor, şöyle 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 falan diyor, anlatıyor. Ve bakıyorum yani ne demek acaba? <laughs> yani çok ilginç. Hani 20 20'lerindeyken 30'lara dair de böyle düşünüyordum. Hani, e, ama yaşamadan ama, bilemiyorsun bazı şeyleri evet, gerçekten. Evet, bilemiyorsun, empati yapması çok zor ya. Öyle ufak ben tefek dersler alabilirsin, hani senden yaşça büyük insanların deneyimlerinden ufak tefek dersler çıkarmak mümkün. Ama başına hmm. gelmedikçe anlamak gerçekten zor oluyor yani. Evet, yani e, sadece şeyi geçen düşünüyorduk onu e, konuşuyorduk arkadaşlar, Hürkan'la konuşuyorduk sanırım. ya yani şeyi. E, şey farklı bir dinamik gibi geliyor bana. Biz daha teknolojik inovasyonun e, hızlı geliştiği yaşlarda şey olduk ya, e, gençli gençliğimizi yaşadık. Hani Hı -hı. Dolayısıyla böyle yani bizim 10 sene önceki e, teknolojinin çok antika gelmesi refleksimiz var. Dolayısıyla her zaman yeni bir şey çıkıyor olduğuna alışığız gibi. Bu acaba bizden önceki nesillerin e, yaşadığı bir takım sıkışmaları açar mı bizde? Yani çünkü şeyi çok zor kabullendiler özellikle bizim annelerimiz olanlar. Açar. Biz e, kendi neslimizle çok daha fazla iletişim kurabiliyoruz ve başkalarının hmm. deneyimlerini deneyimleriyle her gün yüzleşiyoruz istesek de istemesek evet. de. Yani bu bazı insanda depresyona falan sebep olabiliyor. Ama diğer yandan olum, çok olumlu tarafları var. Onu göremiyoruz. Yani başkalarının deneyimlerinden, yaşam tarzından e, feyz alabilmek mümkün yani. Ya orada biraz kendine lazımdı. bir ders çıkartabilmek mümkün. Tabi tabi. Ama çoğu insan aksine şöyle oluyor, ay onun ne şahane hayatı var, benim yok oluyor, oturuyor üzülüyor ağlıyor falan. Böyle Şu yapmak yerine başka türlü bir e, bakış açısı yaklaşım geliştirerek kendimize bir sürü ders çıkartabiliriz bence yani. Ya ben orada tabii bak o deneyimlerden e, bir şeyle bir tecrübe bir şey çıkartmak önemli. Ben bir şey gibi de bakıyorum ama. Yani hakikaten bazı şeyin de artık ve fake olduğunu anlayın be abi. Yani ben mesela e, bundan bir 4-5 sene önce Instagram'da yaşanan bu aşırı large hayatları falan görünce şey diyordum. Bizim de yaşadığımız hayat mı be baba? falan oluyordum yani. Ama şimdi e, fake bunların %80'i fake, gerçek değil arkadaşlar. Hani bunları şey çok lazım. seviyorum. E, Reels'larda en sevdiğim e, yani asla izlemeyi sevdiğim bir kontent değil ama bir davranış biçimi olarak çok hoşuma gidiyor. E, Z esli içerik üreticilerinin hepsi bir noktada şey gibi videolar çekiyor mesela bunlar yani anlıyorum TikTok orijinal videoları tabii ki Reels'e özel bir şey zannetmiyorum da e, işte e, şey versus reality hani filtreli hali mesela şey gibi böyle çok yani fitness TikTokları yapıyor da Reelsları yapıyor. Ee, ama işte bakın hani bir de görmedikleriniz falan diye böyle mesela işte e, dumbbell'ı kaldırmaya eğilirken göbeği bıngıl bıngıl olmuş. Hani falan bu gördükleriniz diyor işte böyle yani Titan yüksek bele çekmiş. Hani e, beli ince gözüküyor böyle karnını içeri çekmiş falan. Bunun çok dikkatini çekiyor. Ben abi. de çok şuna inanamıyorum şey yani, yani böyle abi. şeyler görmeye mi ihtiyaç var Instagram'da herkesin kendisini... Hani olduğundan daha iyi göstermeye çalıştığını anlamak Kesinlikle işte. var. Kesinlikle var ya. Bu çok ilginç bir şey. Kardeşim, herkes Instagram kullanıyor. Var. Instagram'da 40 tane filtre var. Bir sürü fotoğraf programı var. Millet orasını evet. inceltiyor, orasını inceltiyor. Bunların varlığını biliyorsunuz. Ve hala orada gördüğünüz mükemmel tasavvura gerçek muamelesi yapıyorsunuz. Ben Ama... bunu hiçbir zaman anlamadım yani şey söyleyeceğim. Birincisi bana bunun söylenmesi gerekti mesela. Bir arkadaşımla bir gün konuşuyorduk falan. Instagram profilini ben bir insanların sosyal medya profillerini kendi kişiliklerinin bir uz, uzantısı olarak görmüyorum dedi. Ve ben bunu böyle gördüğümü o öyle görmediğini söyleyince anladım mesela. Yani, A, hmm. A falan oldu. Ama Çok ilginç. daha da e, önemlisi daha sinsileri var Ceren. O şeyden hani yüzümü düzelttim e, işte e, şeyden e, bir karnımı içeri çektim. Belimi Photoshop'ta kırdım falan onları geçiyorum. Bir de şey gibi sinsileri var. Ee, ya bir kızla bir buluşmaya çıktık bir gün. Ee, Dedik işte bir tane pizzacının altında bir parti var oraya gidelim. Ben okey dedim. Yani ne demek bu? Pizzacının altında parti gitmiş olalım falan. Gittik ve hiç kimse yoktu. Bir tane yalnız DJ müzik çalıyor tamam mı? Partiyadı. Kimse gelmemiş. Oo. Evet. Ha ee, Instagram'dan kız... görmüş. Orada bir parti olduğunu düşünmüş. O yüzden gitmiş. Halbuki kimse yok evet. mu? Bilmiyorum hiç fikrinden öyle gittiğini. Benden fotoğraf çekmemi istedi. Ee, orada. Ben de çektim. Çünkü genelde artık bu çağda flörtleşmelerde bir noktada erkeğe böyle bir rol düşüyor yani zaman zaman. <laughs> ee, ben de çektim Instagram ve Instagram'a, yani şey otururken böyle tamam, mı? işte şeydi duvara yakın böyle bankalar var. Orada otururken bir ışığın altında falan böyle işte elbisesiyle, rujuyla güzel poz verdi. Çektim, Instagram'a koydu. Altına da böyle about last night işte falan böyle gibi bir şey yaptı. Şimdi burada, kadrajın dışında bomboş ve yalnız ve e, çok can sıkıcı bir dans pisti ve bir tane böyle mutsuz mutsuz müzik çalan e, hayal kırıklığı vermiş bir DJ olmadığı için yani onu görmediği için insanlar bu insan dışarıya hani o akşam çıktık çok eğlendik gibi bir fotoğraf attı anladın mı? Bu sinsi versiyonları çok ilginç. Yani insanlar her zaman kamerayı o, da doğru geri koyuyorlar. sinsi mi yoksa üzücü mü? <laughs> ya çok içini, üzücü bence. Kime içini ne kanıtlamaya çalışıyor? Ya. Yani kime ne kanıtlamaya çalışıyorsun ki? Hmm. işte tatlı. yani e, racon kesiyorsun aslında o yani e, sen bir şey oynuyorsun e, yani birilerinin işte. hayatını takip etmiş e, ve kıskanmış ve bende de var demek için o tarz bir fotoğraf atılmış Hı -hı. ya da başka bir şey yani ben gerçekten anlamıyorum mesela bir sürü insan var benim yayınlarda da söyleyen işte instagram bana zarar veriyordu kapattım diyorlar evet. abi niye zarar görüyorsunuz anlamıyorum ki yani o Instagram'dan zarar görüyorsan onun temelinde demek ki kendine gördüğün herkesle kıyaslamak gibi bir huyun var herhalde. Muhtemelen öyle bir şey. O huy bırakılmalı. Ya, Kimde yani, çünkü? Her boş, şeyden zarar anlı, görürsün. Ökteki şey, problem o. E, sokakta gördüğün bir kadınla da o zaman sen kendini kıyaslıyorsun. Televizyonda gördüğün bir kadına da aman onun burnu niye öyle de benim böyle değil. Yani bunun sonu yok ki. Instagram'da görmezsin, başka yerde görürsün. En Tabii. temelde o problemi şey, ortadan kaldırmak gerekiyor. Örnek. Ya ama işte bu problem. E, biz biz birlikte Beşiktaş'ta İsmail'in şeyine gitmiştik, gösterisine gitmiştik. E, oranın kapısından çıktık falan böyle eve yürüyeceğiz. Böyle iki tane barzo, dızo böyle tam. Üstü açık kupe böyle Ferrari bir arabayla falan önümüzden geçtiler. Bir şey yani BMW mi Ferrari mi? Lüks bir araba yani spor araba. Ben de dedim ki gayri ihtiyar. Ulan dedim. Para dedim. Bu kralarda dedim. Bizde değil. Aman bunu diyen ben miyim? Yiğitcan dedi ki olabilir onlarda da para. Niye kıskanıyorsun? Çalış senin de olsun. Yarın öbür gün o arabadaki sen ol istersen olursun. Niye işte böyle fesatlık yapıyorsun, kıskanıyorsun falan tartıştık bayağı böyle. Ben de şey falan dedim. Bağırdım falan. Sen dedim inanıyor musun dedim. Bunlar dedim çalışarak aldılar o arabayı. Ha? Falan yaptım. hiç de dedi ama bu ben rahatça bir sınıf lazım. öfkesi yaşayamayacak mıyım anasını satayım diye bağırdı bana. Öyle bağırdım. E, yani. ben sınıf, sınıfsal Şimdi öfke on yaşayamayacak noktada, mi? Evet Mert'e haklı buldum. Sınıfsal öfke ayrı bir şey. Ee, ya Ama ben ya. bu konuda şey derim bu arada. Hani böyle konuşuyorum ama ben bu konuda insanlarla empati yapamıyorum. Yani insanlar Instagram'da birini veya birinin hayatını gördüğü zaman neden ezikleniyorlar. Neden onunla bir kıyaslama yapma ihtiyacı duyuyorlar? Asla anlamıyorum. O yüzden de empati yapamıyorum. O yüzden de e, kırdığım, üzdüğüm birileri varsa kusura bakmasın ama gerçekten bende sıfır empati bu konularda. Ya ben şey konusunda, birincisi öncelikle günün anlattığı anıya bir şey getirmek istiyorum. Ben her zaman bu konuda bunu söylüyorum. Dünyada iki tip insan var. Mercedes geçerken, lüks bir araba geçerken kenarından mı el neye biniyor diyen ve Mercedes'e binen ben kardeşime Mercedes'e binen adam olmayı yakıştırıyorum. Bunu evet, evet. Sen, evet sen öyle Söyle devam edeceğim. i̇kincisi ama ben mesela bu şeyi bunun ama Benim param olsa, benim param olsa Mercedes'e binen adam olmam işte onu diyorum ben sana. Olursun abi. Ya tamam Mercedes olmasın. Maserati olsun. Lamborghini hayır hayır. Hayır. Fark eder. Maserati'ye de binmem. Kendime güzel, şık ee, çok böyle aşırı derecede param var diye bağırmayacak. Güzel bir araba alırım kendi ona binerim. Ben bundan bahsediyorum aslında. Ya abi evet de işte hani belki de arkadaşlarını böyle alırsın lüks bir tatil yaptırtırsın anladın mı? Sonra o tatil köyünün dışından bakan adam da demez diyecek yani. Vay el alem lüks tatil köylerinde ta arkadaşlarına almış tatil yapıyor. Rakı içiyorlar bütün akşam falan. ama yani şimdi o adam yani bence o iki adam arasında o öteki insan olmayı tercih etmek her zaman faydalı yani. Çünkü öteki insan çok bir de hazımsız bunu ama geçiyorum şey çok e, önemli bir konu bence. İçerik üreticisi olarak bizim biraz bunun sorumluluğunu hissetmemiz gerekiyor Ne diye düşünüyorum. Ben hissediyorum çok fazla. Ne yani çok, anlayamadım. E, senin dediğin ayırdı yapamıyor insanlar ya. Çok doğru bir noktaya parmak bastın ya yani. Sosyal ama ben bilgisi. neden yapamadıklarını asla anlamıyorum. Yani o yüzden de empati kuramıyorum. Bence genç olduklarından <laughs> bunu lazım. değil. Bunu diyenlerin yani büyük oranı çok genç bence. Çünkü ben de böyle bir 27-28 yaşında falan durumu ayırmaya başlamıştım. Çok geç aydım ya da bilmiyorum. Ya ama kardeşim yani e, Instagram kullanan herkes biliyor yani. Nasıl filtreler var, nasıl programlar var bilmem neler var. Bir, ikincisi insanlar Instagram'da tabii ki iyi şeyleri, olumlu şeyleri paylaşacaklar. Ağlayıp zırlarken, depresyona girmişken mi fotoğraf atalım? Bunu da anlamıyorum. Yani tabii evet. ki iyi, iyi ve güzel şeyleri paylaşacağız. Şimdi... İşte ben bunalımdayım, ben depresyondayım, battaniyenin altına girdim, ağlıyorum diye mi paylaşım yapacağız? Yani tabii ki iyi ve güzel olanı paylaşacak insan. Evet, şimdi işte burada. Ha, ama ee... abartılı şeyler ayrı tabii. Hani ben muhteşem hayat yaşıyorum, ben şuralarda geziyorum, buralarda tozuyorum tarzı. Hava atan insanlar var. E, onlar da yani hava atıyorlar. Hava atmak için bunu yapıyorlar. O oyuna niye geliyorsunuz? Hiç anlamıyorum yani. Ya işte orada sadece şey gibi bir incelik var tamam mı? Ee, yani bir noktada e, karşıya yaptığın iz düşümün şeyden e, aklanmıyoruz ya asla biz içerik üretici insan olarak. İnsanlar kıymet veriyor yaptığın işi takip ediyor. E, yaptığın işi takip edip sevdiği için e, senin şahsına da veya en azından şahsın olduğu zannettiğin şeye de bir e, ilgi gösteriyor. Bizim şahsımız olduğunu zannettiği bir takım sayfalarımız var işte. Sen gerçi çok daha şeysin bu konuda e, bence. Ayrıştırma konusunda. Twitter'ını mesela çok daha başka bir kol gibi kullanıyorsun. Yani şahsının hiç uzantısı gibi değil de senin daha hani böyle bir makale, bir blog gibi yani daha ziyade bir şekil. Bak yani o ilk orijinal niyeti bu zaten Twitter'ın. Mikro blogtu. Ama Hı -hı. bir de şahsının uzantısına benzeyen kullanımlar var sosyal medyada ve dijital medyada. Mesela Bizim bu yaptığımız program bir yerden öyle, tamam mı? Çünkü e, işte bu hikayede göt ben miyim falan gibi değil ama hani bu, bu burada e, veyahut da mesela uzun böyle ayaral yayınlarında hani daha böyle e, kendimizden bir şeyler daha kendimize yakın bir şeymiş gibi yapıyoruz ya kendimizi. Hani buralarda şahsının uzantısı e, gibi gör, görülmek normal. Böyle gören insanların mukayeseye girenleri bence ben de çok açıkçası aşırı empati yapamıyorum. Abi o Ama kadar şey soyut konuştun yani, ki hiçbir şey ben... anlamadım. Ya hayır şunu diyor, Hayır ya soyut konuşmadım. Gayet ben de somut konuştum. Ee, şunu diyorum. Şimdi biz, biz burada bir elimizde bir şey yap, bir oyun oynamıyoruz. Bir yarışma yapmıyoruz. Ee, bir bilgi yarışması değil. Bir e, ne bileyim yani beraber bir video izleyip ona tepki vermiyoruz falan anladın mı? Çok havada bir şey evet. yapıyoruz şu an. Sohbet ediyoruz Hı -hı. sadece. Hı -hı. Ee, bu sohbetimizin de bir strüktürü yok. Dolayısıyla e, dinleyen insanlar nezdinde biz sadece burada 3 tane aslında konuşmayı bilen insan olarak konuşma programı üretiyoruz ya bir yandan. Evet. Hani çünkü üretiyoruz yani biz farkındayız şu an yaptığımız şeyin ama insanlar bunu sanki 3 tane insan bir random bir araya geldi ve konuşuyorlarmış gibi dinledikleri için. Çünkü biz işimizde iyiyiz ve samimi yani çok akıcı konuşabiliyoruz normal sohbet havasında çok kompleks fikirleri çok akıcı anlatabiliyoruz. Ama insanlar bunu Normal arkadaşlar konuşuyorlar gibi dinledik için bizi şu an biz ha, zannediyorlar ya. ya. Şimdi anladım. Biz şu an biz değil miyiz yani? Anlamadım. Biz şu an bizim çok şey bir versiyonuyuz aslında. Yani biraz üzerine oynanmış versiyonuz. Çok fazla değil tabii ki. Işte dediğim gibi çünkü işte strüktür yok, bir şey yok. Bir rol oynamıyoruz, bir şey yazmadık, bir şey prova etmedik. Çok daha İlk şey Ceren ama böyle bir teorisi var Ceren. İlk bu şey teori var. değil. Abi şu hayal Bu teori değil. Biz şu an bir şey yapıyoruz. Hani biz şeyden bir seviye üstü bak kaç kaç seviye üstteyiz gerçekten bilmiyorum belki bir santimetre üstteyiz ama normal yani şu an kaydı kapatsak yayını kapatsak yapacağımız sohbetten farklı bir şey yapıyoruz. Bir tık daha performatif bir şey yapıyoruz. Ya ben en azından öyle yapıyorum. Siz de öyle yaptığınızı duyuyorum. Ben siz özellikle sohbet. Ben vallahi de... <laughs> <laughs> performans ben bak... falan sergilenmiş gibi hissetmiyorum şu an. işte evet Bence... ben de ben de mesela bu şekilde şey yapmıyorum Ne derler? Hani çünkü 6 saat yayında sürekli öyle performans yapamadığı için ben şeye çok alıştım yani. Hani normal ama daha filtreli bir versiyonu oluyorum kendimin. evet. Gerçek hayatta çok daha fena şeyler şey yapıyorum ne derler çok da fena şeyler. E, işte, çok evet işte evet, bunlar da dediğim gibi çok büyük farklar değil anladın mı ama bir noktada. Abi şey şimdi şeyler... bu akşam bize gelmiş olsanız biz şu an çay şey içiyor şey olsak yine aynı muhabbet dönmez miydi? Yani bak bir şey diyeyim mi? %85 oranında aynı muhabbet dönüyor olabilir ama şekil ve şey itibariyle çok farklı olur. Mesela e, en, en, basitinden ben şey söyleyeyim. Mesela bu şeyde akarken siz siyasete falan girdiğiniz zaman ben mesela özel hayatımızda konuşuyor olsaydım böyle yani kü komik hani şakalık şekilde yapıp küfür edip Böyle yani ne konuşuyorsunuz ya falan filan diye böyle bir, bir şey yapıp konuyu hemen değiştirdim. Evet benim ama, de yani ya. mesela evimize gelmiş olsanız yapacağım muhabbetten şurada yaptığım muhabbetin tek farkı küfür etmemem. <laughs> Çünkü kamusal i̇şte. alanda küfür etmemeye çalışıyorum. Ama sen evet, bak, böyle ko var. konuksun ama, ama sen konuksun de. ya burada. Yani aslında belki programı yapanlar olarak belki de hiç demek demek yok. yok. Öyle bir şey mi Biz acaba? Bir de, Evet evet öyle bir şey hem bizim böyle bir şeyim ama bu roller de var hem aynı zamanda hem de aynı zamanda mesela şunu demek istiyorum ben mesela ben baydığım bir muhabbet olmasına rağmen bir 10-15 dakika ben kopyaydım dedim çünkü chat idi insan dinlemek isteyebilir anladın mı çünkü bunu paylaşıyoruz yani dolayısıyla şimdi insanlar, insanların evet, dinlemek ne demek no, bu Gerçekten kararı Yok bu, bu kararı şimdi geleceğim nokta şuydu. Bu ben bu kararı vermem özel hayatımda. Bu demek bunu biraz da olsa performans yapıyor. Bu biraz da olsa performans yok. Silik bir şey olduğu için tabii ki daha gerçek hayattaki insana benziyormuş gibi algılanması çok normal. Empati ben de çok fazla yapamıyor olmama rağmen e, kendini sosyal medya personelleriyle mukayese ederek daha güvensiz hissettikleri noktada güvensizlikleriyle empati yapabiliyorum. Çünkü ben de pek çok konuda kendimi yetersiz ve güvensiz hissediyorum. Oraya bir hassasiyet hissediyorum ben o yüzden. O yüzden çok e, hep böyle bu muhabbet de aslında buradan mesela anladın mı? Bir noktada e, bazı şeylerin cilalı yaptığımı, bazı şeyleri filtreli yaptığımı, bazı şeyleri dikkatli yaptığımı hep böyle bir şekilde belli etmek zorundaymış gibi hissediyorum. Yani bu seyahat, bu seyahat mevzusunu da mesela anlatırken öyle anladın mı? Hani Çok ilginç e, ve boktan ve dandik yerleri var. Mesela işte paramı kontrol edemediğim bazı günler oldu, bir ay sonuna zor geldim, eş dosttan borç aldım falan mesela. Bunlar hani bu anlatının içerisinde sanki yer bulmalı bir noktada Anladın borç, mı? çünkü yer bulmaz borç da. borç mu ya. aldın lan anlamadım ne oldu ne yani oldu, ne şöyle aldın? doğru anladıysam dediklerini Hı. ben şahsen ve sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum olduğundan çok daha iyi hayatlar yaşıyormuş gibi kendimizi lanse eden insanlar değiliz Hı -hı. hatta yaşadığımız hayatın çoğunu paylaşan insanlar değiliz ben yaşadığım hayatın çoğunu paylaşmıyorum bile açıkçası Hı -hı. çünkü niye paylaşayım Niye paylaşayım ki? İnsanlara anlatacak bir şeyim yoksa yahut e, anı olarak kalsın istediğim güzel bir an yaşamıyorsam niye paylaşayım ki? Ben böyle düşünüyorum. Evet, ya da mesela işte. herkesi ilgilendirebilecek bir problem yaşarım. Mesela benim kendi yayınlarımda da hep bahsettiğim bir şey vardır. İnsülin direnci meselesi. Ben hmm. insülin Oo. direnci olduğumu 2018'de Artık, öğrendim. İnsülin direnci olana U demedim. Can o sırada 170 lira boşa yolladı. A teşekkür ederiz Sayın CSB. Oğlum onu şey ee, dedin diye benim borcum var falan bir şey dedin. O yüzden mi yolladı acaba? Senin borcun mu var? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum borcum yok. Hayır ya saçmalama. Örnek Sen de oradaydın. Mi? Evet evet bir ay sonu e, bayağı para. Geçmiş, geçmiş bir şey mi anlatıyordun? Evet, evet, tamam. Evet, geçmiş an. Aynen tamam. aynen. Can Sungur ve Yakın evden çok teşekkürler. Yes. Ne diyordun Ceren ya? Ha şunu diyordum. Ben mesela işte insülin direncinden muzdaribim. Ülkede çok yaygın olduğunu ama birçok insanın farkında olmadığını öğrendim. Bunu öğrendikten sonra bir sürü yayında defalarca insülin direnciniz olabilir gidin baktırın falan filan. Hani böyle bir paylaşım yapabilirim anladın mı? Yaşadığım Hı -hı. bir sorun. Başkaları tarafından yaşanma ihtimali olan bir şeyse onu paylaşırım. Mesela pandemi sürecinde bende anksiyete gelişti. O geliştikten sonra onunla boğuşmaya başladıktan sonra ben hep yayınlar, yayınlarda bahsettim. Çünkü bunun yaygın bir şey olduğunu öğrendim. Ee, hmm. Bunu paylaşırım. Bir de işte güzel bir an varsa hatıra kalsın istiyorsan veya bir bilgi vereceksen bunu paylaşırım. Hani bizler zaten yaşadığımız hayatları köpürte köpürte anlatan insanlar değiliz. Hatta ben şahsen özellikle köpürtmemeye ve hayatımı çok paylaşmamaya dikkat ediyorum özellikle. Açıkçası. Evet bak işte bu, bu mesela tam olarak dediğim buydu zaten. Sen şu an e, az önce dediğim şeyi e, ben bu sorumluluğu hissediyorum dedim. Sen de zaten bu sorumluluğu uyguluyorum dedin. Aynı bu şeyi diyorum. Bu sorumluluk olarak görmüyorum. Ben bunu dürüstlük olarak görüyorum. Aa, işte dürüstlük bugün, olarak en, görüyorum. Bizim en büyük sorumluluğumuz bu ya zaten. Hayatımın yani... bir sürü alanını hiç paylaşmama sebebim de insanlardan yorum istememe. Yani yoruma açmak istemiyorum hayatımın o bölümünü. Dolayısıyla o konuda bir paylaşım yapmıyorum. Çünkü hmm. sosyal medya kullanıyorsan ister çok takipçili ol ister az takipçili ol önemli değil. Bir şey paylaşıyorsa kamusal alanda herkese açık olarak ona yorum gelir. Bunu baştan kabul etmeli ve göze almalısın. Ona bir bana, yorum gelecektir yani. Bana şey ya. Yorum yapılsın istemiyorsan o konuda bir paylaşım yapmıyorum. Ben sadece hayvan ve doğa paylaşıyorum. Baya böyle 30 yaşından sonra şey oldum çiçek böcek Hayvan paylaşan insan oldum Instagram'da. Seviyorum da bu arada yani. Ee, hani o, bir, bir tane marka böyle işte bana e, Instagram'dan iş yapmak istedi benimle. Daha sonra uh -huh. işte vazgeçtiler. Ben de içeriden tanıdığım vardı. Sordu bu şey dedim. Ya niye vazgeçtiler? Hani hakikaten artık yapıyorduk işi. Senin Instagram'ı bizim patron çok depresif buldu dedi. <laughs> ha. Yani. Ben de bunu duyunca bayağı bir sinirlendim. Çünkü bana kalsa ee, çok chill çok böyle orman hayvan falan bilmem ne tarzı hani ne güzel işte çok çok gerçek yani anladın mı çünkü gerçekten gördüğüm e, organik güzel şeyleri paylaşmaya çalışıyorum yani bu arada e, chatimizde can sungur ve yakın evren e, konuğumuza yürüyor bu da hoş bir şey değil e, yürüsün bırak yürüsün ya yürüsün mü yani burası bir program yürüsün değil tabii. ama yani peki pek, yürüyebilirsiniz <laughs> peki yürüsün yürüsün sorun yok Arkadaşlar ee, bunu bütün katıllar için çok teşekkür ediyoruz. Ee, muhabbeti bölmesini okumuyorum. Öpüyorum hepinizi. Çok teşekkürler. taşkında 5 Ya ben var. mesela şey yapmak istiyorum aslında. İnsanları spor konusunda, hareket konusunda aslında influence etmek isterim. Tamam mı? Evet. Çünkü Hı -hı. ben çok istikrarlı bir şekilde spor yapan bir insanım. Ama buna çekiniyorum mesela. Eee... Şey gibi insta girl gibi yapmak istemiyorum kendimi çünkü. Hı -hı. Öyle, öyle anlaşılırım yapacağız. korkusuyla mesela. Sadece kızlar boks yapın diye story paylaşıyorum mesela. Hı -hı. Ama aslında buna kendimi vakfetmek bile isterdim. Ama bu sefer hani ne bileyim çok fazla insta girl tribine girmişim gibi mi algılar insanlar düşüncesiyle bu endişeyle yapmıyorum mesela. Vurguladığın şeye göre değişir ya. Mesela şeyini vurgularsan o farklı ya yani bir, bir sürü insan fitness ile ilgili içerik yaparken Instagram'da veya başka bir yerde bunun işte dış görünüşüne estetiğine nasıl katkı sağlayacağından işte yok efendim seni sana nasıl iyi hissettireceğinden falan bahsediyor. Bu sen böyle de, hani ruhani tarafından, eğlence tarafından falan filan bilmem ne hani öyle bir yerden girersen bence o algı çıkmaz yani dışarıya. Ya bence Çünkü, ben hiç emin, emin mi? olamıyorum ya. Bak ben e, zamanında ilk böyle Merlin'in kazanı da çalışırken 2013-2014 gibi bir böyle bir bir sene falan spor salonuna gittim çok düzenli ama o zamana kadar hiç spor salonu falan çok çekiniyordum çünkü neden tombalam spor salonu spor salonuna gideceğim spor salonunda bir sürü kaslı agalar olacak kaldı basacaklar falan bilmem ne hmm. neyse ilk, ilk aylar falan bayağı şeydim böyle herkes gitsin falan diye bekliyorum iş i̇şte aşırı böyle kaslı mahalle abileri var. Böyle işte onlar sporlarını yapsınlar siktirip gitsinler falan diye böyle geç gidiyorum bekliyorum falan. Ee, sonra tabii bir 3-4 ay oldukça o sporlu agaların ben arasına girdim. Ee, onlar da bana her şeyi öğretmeye başladılar. Bir yerden sonra böyle şey gibi hissettim. Spor herkes içinmiş dostlar. Bu insanları yanlış anlamışız falan gibi yaptım kendime. O bende bir aydınlık oluşturdu kafamda. Tabi tabi. Tam şey gibi oldu böyle. Üç, bir ilk girdiğim ay baya böyle kenarlarda duruyorum falan. 3 ay geçti. Sonra işte Mert kardeş yalnız bak geçen gün gelmedin. Bacak günlerini eksiltiyorsun bro falan oldular. Ee, çok tatlı. Beni çok mutlu etmişti. Öte yandan e, bu yayıncılık 2018 2019 gibi ben 130 kilo oldum. Yani 130 kilo benim şu ana kadar e, geldiğim en yüksek kiloydu yani. Vermek istiyorum bir yandan kilo. E nasıl yapacağım falan derken e, aynı candan gördüm ben de Elveda Şişko gibi işte sürekli şey falan yapıyordum böyle storyler atıyordum bağırıyordum storylerde. Soda için e, işte suyunuzu eksiltmeyin çıkın ve koşun bak bugün de koşmadın elindeki o dürümü bırak tombul falan gibi yapıyordum. E, yani bunu aslında insanın kendi tarzıyla da çünkü şey gibi çok bir insanların kendisinden çekinme durumu da var. Mesela şimdi en zor şey kilolu bir insanın kilo vermesi için en zor şey öncelikle böyle o dünyaya kendini hiç ait hissetmiyorsun. Yani o aşırı derecede sıkı götler, işte harika karınlar ve işte inanılmaz iyi proporsiyonlar dünyasına ait de diyorsun ki ben şişmanım, benim kaderim bu. Böyle çok insan var ve bu insta görlerden falan da aslında o kadınlar da rahatsızlar bir yandan. Çünkü yani bu herkes için spor, kaslı buralar için değil sadece herkes için ve dahiliyet bulamıyorlar. O yüzden mesela alternatif alternatif influencing diyeyim ya da alternatif etkiler çok şey yani Önemli bence. Bence yapmalısın bunu. E, bence bir de şeyi vurgulayabilir miyiz ya? Ben ara parantez olarak bu konuya şu şuradan elçi olarak girmek istiyorum. E, spor yapmanın tek yöntemi spor salonuna gitmek değil ya. Yani ya sen, bir hayır, sürü bi, sen şimdi bir bi, var. Bi, hayır yok. Beni. ya var da seninki gibi değil. Sen kardiyo yapmıyorsun. Sen bir tuhafsın bu konuda. Beni sinirlendiriyorsun sen. Hayır ya abi, Ceren, abi Oğlum bu, bu, Ceren bak bir yap, şey diyeceğim oğlum, sana. Çekeceğim. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak kanka benle ilgili anlattığın bütün anılara her zaman yürekli bir şekilde varım. Bu hani niye çok alakasız bir şey anlatıp duruyorsun oğlum. İlk bak ben anlatayım mı Ceren? Hucunu anlatacak sana Tabii, sonra. Tabii dinliyorum. İnanılmaz şehvetle anlatıyor bunu böyle müthiş bir komik bir hikayemiş gibi. Ben ilk spor hayatımdaki spor salonuna yazılmaya başladığım zaman hani düşünüyorum pardon spor salonuna yazılmayı. Böyle spor yapmak istiyorum falan. Günhan'ın evde dumbbellları var. Evde onları kaldırmaya başladım tamam mı? Hani o, hoşuma gitti yani yapması falan böyle kaldırıyorum, kaldırıyorum. Günhan da eve geldi dedi ki Kanka bunları kardiyo yapmadan yapıyorsun hiç ki yaramaz bunlar sana. Ve bıraktım. Hayda. Hayda. Ama haklıyım. Kalp, kalp evet. lazım. Sonra, bir ay sonra spor salonuna yazıldım. Orada bir er, koşu bandında koşuyordum. Ondan sonra ağırlığı kaldırıyordum. Ondan sonra zaman spor salonundaki salonu yaptım. Künhan bunu nedense böyle inanılmaz bir Yani böyle ikinci yan, bu, bu anlatılacak bir anı değil lan. Yani yanlış yapıyordum. Geldin ki yanlış yapıyorsun. Dedim, bir şey tamam abi. E kardiyo yapmadan da ağırlık çalışabilirsin bu arada. Bunda bir tuhaflık bu, yok. Ama kardiyonun iki... arkasından ağırlık çalışırsan daha iyi olur. Ya, evet. Bu da öyle veya ben de öyle yaptım sonra. Ha, ya evet ne var? Bu arada evet daha sonradan bir diyeceğim. Şey ben hakkını yemeyeyim senin. Daha sonradan alternatif olarak böyle şeyler de oldu. Yani işte önce bastıktan sonra da kardiyo yapabilirsin ya da işte ne bileyim bazı günler gerçekten kardiyo yapmasın da olur gibi alternatif şeyler de olmuş. Evet ben ama ee, orada biraz sana sert çıktım. Doğru diyorsun. Oğlum bir hayır sert çıktın değil bu do, yani güzelce ikaz ettin. Biraz dalga da geçtin. Sonra ben düzelttim. Zaten ben şu an bunu mı çıktım oğlum? He, ben ben e, onu, onu mesela diyeceksin şu, sandım. Diye. Ben onu diyeceksin sandım çünkü. Ben e, Atina'da yaşarken mesela her sene yaz başında işte aman götümüzü başımızı sergileceğiz falan korkusundan olsa gerek. Bir ay falan böyle bir spor salonuna gidiyordum. İş yerinin orada bir tane spor salonu vardı. halandırdı ve aşırı da sıkılarak yapıyordum tamam mı? Canım sıkıldı. En eğlendiğim kısım mesela şimdi dönüp bakıyorum bisiklet binişlerdi. Şimdi abi mesela Berlin'de yaşadığım son bir buçuk sene içerisinde Berlin'de yaşadığım dönemler hep her yere bisikletle gidiyorum abi. Tamam normal şehirde gezmek için yani hareket etmek için bisiklet kullanıyorum. Çünkü tüp tepsi gibi şehir dümdüz. Çok rahat oluyor yani. Her yeri 20-30 dakikada gidiyorsun. Günde 15-20 kilometre falan bisiklet sürmeye başladım. Çünkü normal hani biri bir yere çağırıyor. O şekilde gidiyorum. Ve mesela iyi, inanılmaz iyi hissettiriyor. Benim şeyim buymuş. Ama evet. gerçekten Herkesin bir kendi çıkıyor. ruhuna uygun bir spor mutlaka vardır ve e, onu bulmalıdır. Yani aynen vardır. onu diyecektim aynen. Yani tırmanma falan da olabilir bu. Bu işte yüzme de olabilir, kayak yapma şey kayak yapma denemek da olabilir. Denemek lazım ya. Farklı farklı ya oldu, sporları aynen. denemek lazım. Bak bakalım hangisi sana kendini iyi hissettiriyor. Tek ölçüt de bu bu arada yani. Çünkü sana aynen. iyi hissettiren şey senin sağlığına iyi gelen şey. Zihnine iyi gelen şey. Ben sporu bedensel sağlıktan öte psikolojik sağlık için çok gerekli görüyorum. Katılıyorum. Evet, en ya. azından mesela benim bünyemde öyle. Yani evet. ben hareketsiz kalsam Allah korusun tımarhanelik olurum. Ve bu çok kısa sürede gerçekleşiyor. Evet. Yani. evet mesela benim gerçekten şahsi olarak yaşadığım en böyle yani bir sürü dış koşulu da vardı. Hani istasyonumdan sıkılmıştım hatta yeni bir şeyin peşindeydim falan ama en mesela canımın aktif olarak sıkkın olduğu dönem Covid'in başı ilk lockdown. İşte ilk lockdown. full evde evet, oturuyoruz, hiçbir evet. şey yapmıyoruz. Tiger Çok King yani evlesi. o Tiger King Tiger King, King Last, Last Dance Last Dance dönemi aynen. Bu e, o işte o e, Tiger King Last Dance döneminde mesela inanılmaz şey hatırlıyorum. Bir noktada artık olmuyor oğlum bu. Yani merdivenlerde çıkarken oflanıp buflanıyorum falan da YouTube'dan bir 5 dakikalık workout videosu yapmıştım. Biraz bir şey açayım diye. 5 dakika sonra nefes nefese kalıyordum mesela. Böyle yani yapamıyorum hmm. falan ama mesela en de mutsuz olduğum günlerde hakikaten hareket etmek gerekiyor. Hareket Çağatay'cığım çok teşekkürler. 170 lira göndermiş. Öpüyorum seni. Çok sağ ol. Ya sen yani kesinlikle bence şey yapmalısın ya Ceren. E, spor, influencing muhabbetine girmelisin yani. Kimler kimler neler neler yapıyor yani. Yap ya da işte, insanlar gaza gelsin. Bilmiyorum gaza gelirler mi? Bir de işte bu e, özellikle genç kadınlardan şey duyunca işte hani Instagram'da spor yapan veya işte Instagram'da yaşanan hayatları görüp kendimizi kötü hissediyoruz gibi He. lafları duyunca bu sefer ben hadi kızlar spor yapın dediğim zaman ay ben yapamıyorum diye kendilerini kötü hissederler mi? İşte boksun eğlenceliğini anlatmak için gerçekten bu bu düşünce Aynen. yapısı empati kuramadığım için iyi bir şey yapmak isterken daha kötü bir şeye mi sebep olurum korkusu oluyor bende. E, işte Halbuki işte illa gidin bir salonda boks yapın demek istemiyorum. Bir şekilde çok hareket edin yani. Çok makul Hı. bir korku olmakla birlikte şu açıdan da ben herkesin bir dövüş sporu öğrenmesi gerektiğini faydalı buluyorum. E artık Türkiye yani tehlikeli bir yer. Özellikle kadınlar için tehlikeli bir yer yani. e, Tabii o da var. O da var. Yani kendini savunmayı öğrenmek e, tabii, falan bu güzel. Kickbox, Ama yani, aikido, yani benim yaptığım sporun en iyi etkisi içinde biriken öfkeyi atabiliyor olman. Yani Tabii. en azından benim bünyem öyle ve benim bünyeme sahip başka insanlar olduğunu da biliyorum. İçinde büyüyen korkular, kaygılar ve öfke özellikle öfke söz konusuysa bunu boks gibi veya ona benzer yumruk atabileceğin sporlarda böyle deli gibi terleyebileceğin afedersiniz sırtından götüne sürekli ter akıtan sporlarda müthiş bir şekilde üstesinden gelebiliyorsun. Şimdi bunun üstesinden gelebildiğin zaman ne oluyor? Anksiyeten hafifliyor. Bunalımların hafifliyor. Yani evet. psikolojine doğrudan etkisi oluyor. Yok, ben dolayısıyla giden, asıl benim kurmak istediğim bağlantı o. Yani sporun e, psikolojik yararları yani <laughs> benim vurgulamak istediğim nokta o yani. Ya evet işte bak bunu bence bunu şöyle kurgulamak lazım. Ben hep şeyi anlatıyorum. Canım evet. yorumlarına giriyorum bir yandan ben chatte bu arada. Timur Türk evet, mi? Ya <laughs> 15 evet, evet. yaşında Twitch izleyicisi daha <laughs> bugün. evet, evet, tam evet, onları EPS yapıyor şu an. Az önce <laughs> gerçi inanılmaz bir kelime oyunu da yaptı. Onu takdir etmek istiyorum ama onu da e, yayını şey yapanlar, dinleyenler yukarıda chatten yakalasın. Ya e, e, çok acayip bir şey oğlum spor ya. Gerçekten bir sürü e, garip e, şey yaşıyorsun. Ben mesela şeyi spordan öğrendim. Spor yaparken öğrendim. Yani bir şey yeterince yaparsan daha iyi oluyorsun. Ne kadar evet, evet. değişir. Sana yani sınırlarını sınatıyor. Sınırlarını evet. yani kendinle mücadele ediyorsun ve neticede aslında hayatta temelde kendinle mücadele ettiğini falan da öğreniyorsun. Hani Ben yani açıkçası spordan bir sürü felsefi ders de aldım yani. Aynen. Aynen öyle. Yani mesela şey benim çok hoşuma giden bir şeydi. Geçen kış Berlin'de havalar soğuduktan sonra her yeri bisikletle gitmek zor gelmeye başladıktan sonra şeyi fark ediyorsun, fark ettim yani ilk 15 dakika falan mesela çok üşüyorsun, geberiyorsun böyle soğuk falan ilk o soğuk çarptıktan sonra sonra beden alışıyor bir noktadan sonra ve o bedenin alışma işi sporda da var mesela anladın mı hani ilk böyle gidersin kaldıramazsın ağırlıkları bacakların çöker bilmem ne sonra bir nokta ikinciye kaldırırsın üçüncüye kaldırsın sonra artık hafif gelmeye başlar ya o işte bedenin yeni durumlara yeni duruma alışması çok ilham verici lan. Yani ben anlatayım mı bu konudaki tecrübemi? İlham Aa, verir tamam. belki birilerine. Şimdi ben boksa ilk e, sanıyorum 2016 serisi Kasım ayında başlamıştım. Ya 2015 ya 2016. E, 2015 olması lazım. Ülkede ardı ardına e, bombaların patladığı yıldı ve ben ha, 16 kaygılarım... 16-18. Evet, evet. Korkularım ayyuka çıkmış vaziyetteydi ve kendimde anksiyete başlangıcı olduğunu fark edip psikiyatriste gitmiştim. <laughs> Neyse tam o, o aralar aynı zamanda boks salonu arıyordum kendime. Neyse dedim ki ben zaten spora başlayacağım bu beni bir ölçüde rahatlatacaktır. Ben ilk boks antrenmanını yaptım dedim ki lan bu benim hayatımın sporuymuş ya. Niye daha önce annem izin vermedi de başlayamadım? Annem izin vermedi bana ya. Ben çok daha erken yaşlarda başlayacaktım. Ama boks'a hmm. başlayan boks'a başlayan e, genç kız e, tabii ki biraz radikal bir şey gelmiştir yani anne. Yani, yo sonra ortaya çıktı ki annem de gençken yapmış. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, yok artık. O Niye istememiş zaman... ki? Neyse, bana şey dedi. Kolların kısa kalır, erkeğe benzersin dedi. Ha, wow, okay. Ama asıl, <laughs> yani... asıl derdi şuydu Spora mı para verirse bu kendini Üniversiteye hazırlanmazdı aslında Onun derdi yeah, okay. Neyse ilk antrenmana Gittim dedim hayat buymuş ama Geberiyorum yorgunluktan İkinci antrenmana zor bela Götürdüm kendime tamam mı Ve o kadar ağır antrenmanlar yaptırıyorlar ki Geberiyorsun Böyle dakika, antrenman çıkışında Şey, şey diye düşünüyor Hayır 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 Öyle değil. Benim gittiğim salon bayağı iyi öğretiyor. He. Ve hemen öyle torbaya geçmiyorsun. Önce gölge boks yapıyorsun, iyice öğreniyorsun. Sonra lapada çalışıyorsun, sonra torbaya geçiyorsun falan. Öyle. Ama böyle o 10 kiloluk ağırlıkları kaldırıp çevrende döndürüyorsun falan, geberiyorsun ya bayağı bildiğin. İp mi patlıyorsun. Böyle ilk 8 antrenman boyunca geberiyordum tamam mı? Ve diyordum ki bir daha gelsem mi acaba buraya? Yani Bırakmak istemiyordum. Bırakmak istemediğim için tekrar tekrar gittim. Kendimi götürdüm. Ve her antrenman sonrası arasam da cam ge gelip beni kucağına alıp eve götürse diye bir düşündüm ya. Gelsin ben buradan ayrılmayayım. Beni kucağına alsın taksiye bindirsin eve götürsün. O derece yoruluyordum yani. Ama 9. antrenmanda yine böyle bittim öldüm geberdim oldum oturdum böyle dinlendim. Aa, bir baktım. Oha bir saatte antrenman yapabilecek gibi hissediyorum kendimi. Hmm. Abi o eşik, o eşiği geçeceksin işte. Evet, evet. ve çok keyifli. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz bir, inanılmaz bir O eşiği şey, geçtiğin işte, zaman sabere. kendini yenmiş oluyorsun. Evet. Ve diyorsun ki aa demek ki sınırlarımı test etmeliyim. Aslında zannettiğimden daha fazlasıyım. Evet. Tursun. Ve sonra Şu her insan... antrenmana koşa koşa gittim. Antrenmanın üstüne hocadan ekstra antrenman istedim. Hocam bana hareketler verin onu yapayım dedim bilmem ne falan. Böyle böyle yaklaşık iki sene ben devam ettim ve gerçekten müthişti. Bende ne anksiyete kaldı ne bir şey kaldı hiçbir şey kalmadı. Yani zaten böyle başlangıç e, düzeyindeydi. Hiçbir şey kalmadı pamuk gibi oldum. Ve o süreçte ben başka başka problemlerle de uğraşıyordum. İşsizlikle uğraşıyordum. İşte ailevi bazı sıkıntılar vardı onlarla uğraşıyordum. Hepsini çok daha sağlıklı bir şekilde atlatmamı sağladı. O yüzden de isterim ki herkes özellikle zor bir dönemindeyse mutlaka kendisine uygun bir spor bulsun ve yapsın. Hiçbir Peki, şey yapamaz, çıksın mısın? hızlı hızlı yürüsün. Şimdi ara arada ben bir Budapeşte'ye gittim, geldim. Orada bir yüksek lisans tamamladım, geldim. Sonra yayınlara başladım. Sonra tezimi Türkiye'de İstanbul'da yazdım. Tezimi bitirince Tekrar başlayacaktım hemen boksu. Araya pandemi girdi. Pandemide He. salonlar kapandı Doğru. Ee, en son işte bir ay önce yeniden başlayabildim ancak. Böyle baş yeniden başlayacağım bir yerimde bir rahatsızlık çıktı. Yeniden başlayacağım bir şey oldu hep. Neyse çok şükür en son yeniden başlayabildim yani. Ve araya tabii bayağı zaman girdiği için en baştan başladım. Gölge bokstan başladım. Hala yani... Duruşum evet. bozulmuş, yumruklarım bozulmuş. Hoca şimdi onları düzeltiyor. Daha yeni şimdi yeni. daha, yani roket gibi geçeceksin ama şimdi daha oraları. O da İş o da ayrı Allah. bir şey. Ama şimdi e, tur daha gaz olacak yani. E, ya, sen bir ne yapacaksın? Olimpiyatlar, bir sonraki olimpiyatlar neredeydi arkadaşlar? Bu konuda bir malumat olanınız var mı? Çin. Ney? Çin. Olimpiyatlar Çin mi? Hiç Çin. Ben çok seviyorum. Fin, fin ne oğlum? Fin diye bir ülke yok lan. Aa, Fin diye mi duyuyorsun? Evet. Aa, abi bak o neyden oldu? Bak çok ilginç. Ee, şey, Nvidia'dan dolayı oluyor şu anda. Ben aslında şey diyorum. Yani, China diyorum sana. Çin'in yani, ee, Ç'sini Çin e, bir dış ses zannedip siliyor evet. mu arkadan? Evet yapay çok zeka iyi. böyle yapıyor. O, çok ilginç bir şey. Evet. Aa, Çin, çok Çin, tuhaf. Tabii. evet, evet oluyor bu. Yayında ben bu bana şeyde oldu. Bir kere yayında böyle bir şey anlatıyorum. Chat benimle dalga geçmeye başladı tamam mı? Burada ee, bu arada bu benim şu anda yayına giden mikrofonum ayrı. Sizinle konuştuğum mikrofon ayrı. Onda olmuştu bu. Ee, o yayın mikrofonunda eskiden. Neyse chat dalga geçiyor bana tamam Abi niye böyle konuşuyorsun falan diye. E, ee, Nvidia'danmış ya. O, o, şekilde yapıyormuş yani. Bu mikrofon da böyle yapıyor. Sebebini bilmiyorum. Evet. Çete, şu anda yayına bu, giden de yapmıyor. Şu anda yayına giden de yapmıyor. Evet. Siz beni ama... Şey Discord'a geldi. Hmm. Aynen. Paris'teymiş hmm. hmm. ee, bu arada olimpiyatlarda. Ben çok coşuyorum. Olimpiyatlarda daha var tabii. Hani birkaç sene var yani. Çok seviyorum evet. ama bu mesela sporun sevdiğim yanlarından bir tanesi bak, aynı kafa ya. Olimpiyatları da oradan seviyorum. Olimpiyatlar bunun şeyi versiyonu ya. ya 2000-3000 yıldır da öyle ya. Işte bir sınırlar, insan sınırlarını test ediyor ve sınırların ötesine gidiyor. Biz kendi aramızda sınırlarının en ötesine gitmiş olanları bir odaya topluyoruz ve müsabaka ettiriyoruz ve sonra kazananı altın madalya verip alkışlıyoruz. Bence çok iyi konsept. Yani gerçekten çok tatlı. Evet güzel ama benim de onlara hiç ilgim yok mesela. Varsa izlerim ama hiç senin gibi kovaladığımı bilmem. Olimpiyat falan. Var ya, ya, ya çok hiç. güzel. Şey oldunuz mu daha önce? Mesela böyle hayalinizde size aşırı hitap ettiğini düşündüğünüz bir spor ee, oldu mu hiç? Benim mesela bu buz pateniydi. Ve hep şey diyordum. Yani ben gerçekten de e, buz pateni ilgim de şeydi. E, çocukken e, 90'larda şey diye bir film izlemiştim. Mighty Ducks diye bir film izlemiştim. Öyle bir şeydi. <laughs> e, e, bir, bir tane buz pateni e, buz pateni diyorum. Buz hokeyi takımının hikayesi falan böyle işte. Ben de çok sevmiştim onu çocukken izince. Dedim şimdi e, paten öğrenmek lazım herhalde. Buz üzerinde kayabilmeyi öğrenmek lazım demiştim. E, bundan 3 sene önce falan e, şeye gittim. E, İstinye Park'ta piste gittim. Ve yani dünyanın en gudubetsiz şeyiymiş, olayıymış. Bir kere şişmansan yapamıyorsun. Ee, çünkü o patenlerin üzerinde dengeli bir şekilde kalmak canını acıtıyor, ayakların acıyor. Yani hafif Roller olacaksın. Rollerblade ile başlamalıydın. Ya ayak, paten kayabiliyorum. Ama şey sıkıntı. Ayağımı acıtıyor buz pateni. Sürekli olarak o şekilde i̇şte durmak ayak acıtan bir şey. düzenli yapsan kilo da verirdin. Alışırdın da buz patenine daha kolay geçerdin. Sen yaptın mı buz pateni? Yani bir iki defa ama sevmedim açıkçası. Ben de çok sevmedim. Çok yani e, mesela acımasa bile şey gibi yani e, paten kayarım daha iyi yani anladın mı? Çok böyle bilmiyorum. Sarmadı yani. Ama mesela okçulukla ilgili şey düşünüyorum. Okçuluk denesem çok severim gibi hissediyorum yani. Okçuluğu ben de çok isterdim ama maalesef belli çevrelerin elinde bir spor. Ya öyle mi hakikaten ya? Hmm. Ben araştırdığımda öyle çıkmıştı. Ee, mesela at at Binebilmeyi de çok isterdim. Ee, At. İstanbul evet. çevresindeki atçılık okulları hep böyle Allah'ın unuttuğu yerlerde. Ya araban olacak gideceksin, ya seni götüren biri olacak gideceksin falan filan. Onu da yapamadım mesela. Ama Bak, benim hayal ettiğim her zaman bokstu ya. En çok bokstu. şey çok biliyor musun? oldu her zaman. Ee, şey biliyor musun Ceren? Harry Potter'da Quidditch diye bir şey var biliyor musun? Evet. Hmm. Bu, bunun, bunun Türkiye'de ligi var. Bizim arkadaşımız da hatta Yiğitcan anlatsın. Böyle e, bayağı bildiğin. Anlat Yiğitcan ama daha çok anlatamıyorum. Geçen bu, turnuvasına bu, bu. halde nasıl yapıyorlar evet, evet. İşte, evet Geçen evet. katıldım Ceren. Çok ilginç. ilk defa izledim. Benim bizim arkadaşımız Kaan. kulakları çınlasın. Ottu'nun bir tane. Ottu'nun iki tane takım var. Bir tanesi Mete Unicorns. Bayağı Avrupa'da da başarılı falan bir takım. Tamam mı? Kuyruç'ta. Ve bunun Avrupa'da falan turnuvaları oluyor. Çok büyük cirolu, çok büyük e, seyircili değil. Ama böyle canlı bir komünitesi var falan böyle, e, milletin böyle severek takip ettiği. Sopaları bacakların arasına sıkıştırıyorlar. E, e, i̇ki iki tane top var saha'da. Tamam, İki tip top var. Pardon, iki tane değil, iki tip top var. Birincisi sayı yapılan top. Onu deliklere sokmaya çalışıyorlar. Herkes deliğini savunmaya çalışıyor yani. İkincisi de yakar top gibi. E, o da e, milletin kafasına atma, at, atmaya çalıştığın top. Tamam mı? Bu milletin birine değdirdiğin zaman bu topu yakar top gibi yani değdi vurdun adamı topla o adam kendi direklerine gitmek zorunda kalıyor. Direklerine gidiyor direğine dokunuyor sonra oyuna geri kalıyor yani birkaç saniye oyundan düşürmüş oluyorsun. Bu Ulan çok cringe ikisi... geliyor ya. ya. Ben bu ikisini şöyle beğendim bak izledim turnuvasını canlı. Yiğitcan bayılıyor, bayılıyor Yiğitcan, Yiğitcan. kendi Quidditch takımını kuracak Yiğitcan. Yok e, sporu şöyle bak şey hoşuma gitti tamam yakar top dinamiğiyle de, topu deliğe sokmaya çalışıyoruz dinamiği çok güzel oyun ikisi hareket ediyor çünkü mesela şey yapıyorlar tamam 3 tane yakar toptan var e, ve iki takımda da iki tane o topla oynayabilen oyuncu var ikişer tane yani 4 kişi var 3 top var tamam mı dolayısıyla bir takımda 2 iki tane yakar top oluyor bir takımda bir tane yakar top oluyor bunun bir savunma derinliği var böyle. Hücumları falan mesela o yakar topun arkasında kuranlar var. Yakar topu işte arkaya götürenler var falan. Çünkü önünden adam sekiyorsun, önünden adam çekil, çekiyorsun, savunmaları adam eksiltiyorsun, hücumları adam eksiltiyorsun. O hem yakar top hem e, handball mekaniği hoşuma gitti. Saçmalaştığı yer şu. Siniç giriyor oyuna bir noktadan sonra. Tamam mı? E, atıyorum oyunun 10. dakikası falan. Onu hatırlamadım tam dakikasını. Siniç baştan aşağı sarı giyinmiş. Ve götüne bir çorap içerisindeki bir tenis topu tutturulmuş bir adam. <laughs> Gerçekten götüne bir çorap içinde tenis topu tutturulmuş, tamam O da sarı. Ve sonra oyunu arayıcılar evet. giriyor ve arayıcıların amacı da e, bu sarı adamın götündeki topu yakalamak. Ya bu bu kadar saçma bir oyun kararı olamaz. Çünkü ben sinir oyuna girdikten sonra ne izleyeceğimi tamamen şaşırıyorum yani. Onu fark ettim tamam mı? Sinic'e mi bakayım? Oradaki yakar top mekaniğiyle hadi çiment bolunu anladık beraber götürebiliyordum da yani bir anda. Peki bu insanlar niye yapıyor bunu? Harry Potter sevdikleri yani, için mi? Harry Potter sevdikleri için başlamışlar tamam mı? Ondan sonra birkaç insan bunun içerisindeki bence spor e, şeyini de görmüş. Şimdi yavaş yavaş Harry Potter'dan uzaklaştırıyorlar. Bunun işin spor kısmını. Ben e, oradaki yemin dönüp tanıştığım bütün kuyrukçileri dedim. kanadı dedim. Bence de dedim bu sinici bırakın. Sopaları bırakmayı konuşuyorlarmış. Hakikaten bacaklarının arasında sopa mı? Ama ben şeyi konuştum orada birkaç kişi şey dedi. Ee, Kaan da dedi bunu hatta. Unisex, unisex oynanıyor Quidditch'de. Ee, yani bütün genderlar oynuyor hatta yani ama işte hani e, assigned kadın assigned erkek de oynayabiliyor beraber hatta bunun tanım var manım var bilmem ne sopa olduğu için fiziksel e, güç çok koyamıyorsun oynarken çünkü hep bir elin sopada oluyor o biraz da oyun sahasını denkleştirirsin sopa kalabilir gibi geldi bana ama sinici götürmeleri lazım çünkü sinici götürdükten sonra çıkan kısmı gerçekten spor gibi oyun yani güzel bir oyun bence fena değil ama tabii ki Günün sonunda bu bir Harry Potter bir şeysi olduğu için bu insanlar bu işe geliyorlar. Biraz o yüzden böyle hani e, geek damarı çok yüksek bir komünite. Elit bir e, spor eliti yakın böyle gerçekten insanların antrenman yaparak falan turnuvaları yemin ederek falan hazırlandıkları bir camiası da oluşmaya başlamış. Evladım yapsa bıraktırırım. Git kendine <laughs> koyarsın, kurumsal bir spor bul derim açıkçası. İşte bak bir ondan sonra olsun. 20 sene sonra podcast'te annem bana kuyruç yaptırmadı diye anlatır. Bak al. Anlatsın al. anasını satayım. Çok meraklıysa gitsin benim gibi 30 yaşında başlasın. Ay. Baş <laughs> <laughs> bu arada. Git doğru düzgün bir spora gönül var, Emek ver. İyi bir sporcu ol. Müsabık sporcu ol. Ülken adına yarış falan ya. Yok ya Bunlar... ben oyun sporunu öyle deme. Şey falan da varım ben. Ultimate Frisbee. frisbee. Böyle garip grup sporlar olsun yani. Ben biz Almanya'da bir fark ettim. Böyle bir toplara metal top atıyorlar falan böyle. Garip bir, isteyen bir şey. İsteyen yapsın. Ben evladım olsa yaptırmam diyorum kısacası. <laughs> 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 yaptırmam yani. Bu arada e, bu yeni öğrendiğim bir şey anlatayım size hemen. İlginç. Çünkü folklorik tarihi bir bilgi anlatacağım Konuyla alakalı Yiğitcan ee, dedi ya Göte altın bir tane top sokuyorlar diye ee, Hı -hı. Japon, Japonların Mitolojisinde e, Kappa diye canavarlar varmış Bu Kappa kappa denilen canavarlar e, Şey yapıyormuş İnsanların Götündeki topları çalıp yiyorlarmış e, Bu insanların Götündeki toplardan kasıt Japonlar eskiden insanın ruhunun ve özünün göt deliklerinde bak yemin ediyorum şaka değil bu ciddi İnsanların ruhunun ve özünün göt deliklerinde olduklarını düşünüyorlarmış bu kappalarda insanların soylarını şey işte ne derler esanslarını çalıyorlarmış göklerinden. Yani dünyanın hemen hemen bütün eski kültürleri insan ruhunun ağızdan çıkabileceğine inanırken şimdi evet. onlar gökten evet. çıkabileceğine mi inanıyormuş? Gerçekten öyle. Bunu da Elden Ring'den öğrendim. Elden Ring'de kaka yiyen diye bir adam var. Adı o kaka yiyen adamın Dankeyter. Eee kaka yiyen niye insanların kakalarını yiyor diye birkaç insan araştırmış böyle bir mite şey yapmışlar. Çünkü daha önce yaptıkları oyunda Sekiro'da bu Kappa varmış. Bayağı karakteri götten saldırıp götünü yiyormuş ve Japonlar 6 ıı, aylardan uzaklaştıktan sonra <laughs> sapıtmışlar olarak yorumluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya evet niye böyle bir şey var? Niye insan ruhunun kötü dönmüyor? Ya nerede tuhaf var? garip bir şey var Japonlarda zaten. Ya Japonlar A çok tuhaf millet. Ya bir şey diyeceğim Bak, şeye hakkım çünkü şey ben dönünce, hep şey deniyor ya atom bombası bunlar böyle yaptı deniyor ya ama yok ya yani, atom bombası ya, öncesinde de var, tuhaf, evet ya. tuhaflar yani geçmişte de benim anladığım bu arada gerçekten çok hakim değilim ve inşallah bir gün oralara giderim daha hakim olurum ama siz Japonlar, ben bilginiz varsa beni düzeltin. Japonlarla Koreler böyle etnik olarak birbirine çok yakın iki insan grubu diye hep okuyorum. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir Bunlar... vardır. Yani evet işte bu çok garip yani çok ilginç Japonların adada olmuş olması çok değiştiriyor herhalde ya. Yani kafayı bir de garip bir ada orası ya. Hani acayip coğrafya şey, çok... ya coğrafya coğrafya ve iklim insanı belirleyen ve kültürü belirleyen ilk şey bu yüzde yüz yani aynen öyle bir de işte şey yani dağlar mı var tepeler mi var otlaklar mı var ovalar mı var yani mesela besin gerçekten... kaynakları ne besin kaynakları ne göre değişiyor rüzgar nereden esiyor nereye gidiyor hangi hayvanlar geziyor ben yine 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 çok e, ada denmişken yine ana ile adayla ilgili ilginç bir şey anlatacağım. Şimdi bu biliyorsunuz Yunanlıs Yunanlılar bu 12 ada meselesini ısıtıp ısıtıp nasıl çok sert geçtim değil mi? E, 12 ada meselesini ısıtıp ısıtıp tekrardan böyle şey yapıyorlar ya. Bu aralar e, ben de şey diyeyim ya tam karşımızda Midilli var ya bizim şu anda yaşadığım yerde Altınoluk'ta. <laughs> bu aralar sürekli olarak akşam saatlerinde ev, evin üstünden jetler geçiyor arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. bayağı böyle sonik patlamalar falan. Tam oturuyorsun birden böyle. Diye böyle jet geçiyor. Karşı taraftan da ar arada jetler geçiyor. Komik oldu yani. yani Kanka sonik patlama Toplumun da iç politikasına şov yapma hareketleri. Yunanların Hı? kendi milliyetçilerine şovu. Bizimkilerin bizimkilere şovu. Yunanlar ben da gerçekten görüyorum. tek derdi bizmişiz ha. Yani çok konuşuluyormuş. Yok. Abi, Yunanların tek derdi biz değiliz de oranın da sonuçta aşırı milliyetçileri var. Ve işte Osmanlı dönemi bizi şöyle etti böyle etti falan diye hala ağlıyorlar. Yok e, halk nezdinde böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yani halk nezdinde bir kimsenin sikini değil bu konu. Benim tanıştığım en azından yani, Atina'da. Evet. Ya benim bu arada hani, <laughs> içinde bulunduğum çemberler Atina'daki orta sınıf beyaz yaka. <laughs> Artı bir de işte göçmen çocuklar. Egzarya'daki falan filan böyle hipster çocuklar falan. O civarlardayım ben yani. Hani gidip de Yuannina'daki köydeki e, Yorgos dayıyla konuşmadım. Ama şeyi söyleyebilirim ben. E, e, katimeri ne? İktidara çok yakın bir medya odağı burada. Çok popüler bir gazete. Çok yani baskın bir gazete yani. E-Katimeri.gr e, diye bir İngilizce versiyon sitesi var. Girin oraya bakın. Her gün bir tane Erdoğan haberi çıkıyor. Her gün bir tane Türkiye haberi çıkıyor. Öcü Bu olarak her yerde medya çıkıyor ya, var. Her yerde çıkıyor. Evet, yazıyorum mesela... yani iç politikaya malzeme yapıyorlar. Her iki tarafta kendi milliyetçilerini gazlıyor. Bana böyle geliyor yani. Evet, evet. Yani hangi şey olmuştu? Bir kısa bir şey anlatayım. Hı -hı. Ee, benim kanalı takip eden iki Yunan akademisyen kadın varmış. Aa. Evet, evet. Tür yani Türkiye'den gitmeler, mübadil torunları bunlar. Her ikisi de Türk, Türkiye'deki kökenleriyle çok ilgili. Türkçe öğreniyorlar, Türkçe kursuna gidiyorlar. İşte benim de konuşmam diksiyonum anlaşılır diye beni rahat rahat izleyebiliyorlar.mış öyle söylediler. Bir webinere çağırdılar davet ettiler beni Türk dizilerini konuşmak istiyoruz dediler. Evet, ben de dedim çok ki, Türk dizilerini niye konuşmak istiyorsunuz ya? Çünkü burada halkın büyük bir çoğunu Türk dizilerine bayılarak izliyor ama bizim milliyetçiler bu durumdan nefret ediyorlar dediler. Ben de iyi dedim yani sizin hatırınıza izleyin biraz bu dizileri falan işte öyle bir tebliğ sundum yani ve e, o kadar gerildiler ki webinar e, herkese açıktı aslında ama aman bizim tarafın milliyetçileri gelir de küfür müfür ederler sizi hedef gösterirler falan korkusuyla e, bir sürü dijital güvenlik önlemi falan aldılar ya dedim Aa. gelsinler küfür etsinler sorun yok yani. Yok yok biz bunu kaldıramayız. Zaten ülkede yeterince çekiyoruz onlardan dediler. Dedim benim için sorun yok ben burada <laughs> edilmeye alışılmış bir yayıncıyım ya. Yani, alışmışım. Bizde de bir sürü var saydıran dedi. E, tabii biz alışkınız. Alışkınız dedim. Ee, zaten bizden kimse gelemez çünkü bizimkiler İngilizce de bilmiyorlar dedim. <laughs> Bizim taraftan korkmanıza gerek yok. Bizimkilerin İngilizcesi olmadığı için ee, ...çeşitli çomar gruplarının... ...zaten gelip bir şey demezler dedi. Bizimkiler biliyorlar dedi. Bir sürü dijital güvenlik önlemi falan aldılar. Huzurlu bir şekilde... ...webinar yapıla, yapılabilsin diye yani. Ben orada öğrendim onlardan. Banyanslar. Bunlar mesela... ...işte ailelerinden Türkçe bir takım... ...kelimeler öğrenmişler. Onları kullanmak... ...istiyorlar. Türk kültürüyle Yunan kültürü... ...arasındaki benzerlikleri fark etmişler... ...ve çok hoşlanıyorlar bundan. Ama çevrelerinde buna tepki gösteren insanlar çokmuş. Unut artık Türkçeyi. Bırak artık Türkiye'yi falan. Bu aşırı milliyetçi gruplar bundan hoşlanmıyorlarmış. Bunlar da böyle adeta inadına Türkçe öğreniyorlar. Devam ediyorlar. Ve o kültürler kültürler arasındaki ortak noktaları araştırıyorlar. Çok tatlı Yiğitcan, iki hanımdı. Bak sen böyle Türkler aşırı sevenlerle arkadaş olsan orada böyle de Oğlum bir şey geçti e, Abi ben ilk Yunanistan, ben hiçbir zaman Yunanistan'da e, tü, Türkiye'li olduğumu deklar ettikten sonra bir tane bile negatif bir şeyle karşılaşmadım. Bir tek e, bir adam böyle e, ama Hristiyanlığın yolu daha doğru yol falan gibi böyle bir muhabbette tatlı tatlı biri convert etmeye çalışmıştı Ortodoksluğa. Onun dışında hiç kimseden hiçbir genelde %99 abi benim gördüğüm tepki e, aynen işte e, yerine kontakta geçen akademisyenlerin de söylediği gibi Türk Türk dizilerini, Türk dizileri çok sevdikleri için böyle vay falan diye illa bir sevdiği dizi iyi anlatıyor. Bu arada bu Avrupa'nın pek çok yani Güney Avrupa'da, Orta Doğu'da falan çok geçerli bir durum. Yani Türkçe diziler inanılmaz bir soft power yaratıyorlar o, o şeye dair. Er. Ama halkla halk arasında olan bir şey bu. Ben e, ilk Yunanistan'a taşındığım ilk hafta e, Altın Şafakçı bir abiyle tanışmıştım. Oho. Şirkette bizim o zaman çalıştığım çağrı merkezinin bizi yerleştirdiği otelin görevlisiydi abi. E adamı bizim Türkiye'de olduğumuzu söylediğimizde adam hiç umursamamıştı mesela Altın Şafakçı. Çünkü derdi olan Arnavuttu, Suriyeli göçmendi. Buradaki faşistlerin mesela bağırdığı çoğu nokta şey değil. Türk, Türklerle ilgili bir sıkıntı. Çok antik geliyor çoğu yani konuşuluyor hep ya Erdoğan'ın öcü olduğu. Hani ben bir öyle bir şeydi. bu arada bir şey kaçırdın mı? Şeyi Yok. söylüyordum ben. Altın Şafakçı ile tanışmıştım ben Yunanistan'a ilk geldiğimde. Orayı yakaladın mı? Yok, hayır duyamadım. Altın Şafakçı bunların şeyi ya aşırı sağ partisi kapatıldı hatta. Evet. Yani daha doğrusu terör örgütü ilan edildi geçenlerde. Geçenlerde dediğim bir iki sene oldu. Altın Şafakçı bir abiyle tanışmıştım. Adam bayağı deklar ediyordu yani. Ve Türkiye'li olduğumuzu öğrenince herhangi bir tepki koymamıştı. Konuştuk. Onun ırkçılığı Arnavutlara ve Suriyelere. Arnavutlar buradaki en büyük azınlık. Çok net bir ayrımcılığa ve öykücülüğe maruz kalıyorlar. Ben buna profesyonel hayatımda şahit oldum. Çok sevdiğim bir iş arkadaşım Arnavut gö göçmeni. Yani 8 yaşında göçmüş çocuk bu ara buraya. Yani şey değil öyle aldım. Yani yetişkin göçmen. Ekspat değil yani. Hı -hı. Buralı yani. Burada. Yasal okul... yollardan mı göçmüş? Ee, e, ya Hayır. Yani şöyle çocuk tabii ki o yaşlar onun herhangi bir yasal ehliyeti yok da babası biraz illa <laughs> göçmüş zamanında savaştan kaçarak. Ama çocuk olduğu için burada işte farklı olmuş biraz onun için aldım. O o hikayeler oluyor işte hani hmm. bir gibi. Babası mesela hatırlıyorum ki biz yani çok geç almış vatandaşlığı. Ama onun vardı. O da almak zorunda kaldı ama bir dönem evraksızdı falan. Çünkü Yunan devletinin de böyle bir durum var. Hani giriyor okulunda okuyorsun hani topluma dahil ediyor ama vatandaşlık vermiyor. Meşhur hatta basketbolcu var yani Santetokumpo diye. Onun NBA'de oynayacağı anlaşılınca onu apar topar vatandaşlık çıkartmışlardı falan. Hmm. Ee, bu işte o arkadaşımın üzerinden mesela ben bizim profesyonel hayatımızda onun ırkçılığa maruz kaldığını bizzat gördüm mesela ee, Arnavut olduğu için yani ama mesela kendim başıma hiç gelmedi benim yani ben yani de o zaman Arnavutların pek iyi bir ünü yok genel olarak Avrupa'da ben niyese ben geçen onu düşünüyordum. Yani Kosova ya Kosova'ya gittim ee, ilk defa gittim hayatımda bu arada ilk defa hayatımda yarım bir ülkeye gittim çok ilginç bir deneyim yani gerçekten yani olmamış tam tanınmamış bir ülkeye gittim. Kıbrıs'a gitmemiş daha önce KKTC. Ee, Kosova'ya gittim ve şeyi düşünürken buldum kendimi. Bu herhalde Türkiye'de hiçbir şey olmaktan kaynaklı durum ama Balkanlar hani her biri bir insan olsa ben Arnavutlarla daha böyle yakın hissediyorum. Hani böyle ve hani ne zaman böyle bir Arnavutlarla ya da Boşnaklarla da öyle. Arnavutlarla Boşnaklar böyle Sırplarla kavga ediyor olsa hep Sırplar haksız gibi geliyor bana. Böyle bir ben de Budapest'teyken Sırplarla çok iyi anlaşmıştım. Sırplar ve Yunanlarla çok iyi anlaşmıştım demek ki ortodoksun sen bunu burada kabul edelim <laughs> bilmiyorum tatlı insanlardı yani gerçi tabi üniversiteydi orası yani üniversitede çomar bulmak zordur ama tatlı insanlardı eğlenceye düşkün insanlardı ee, e, Arnavut bu ciğeri, harbiden Arnavut işimi peki diye bir soru var Cansu'nun grubu yakın evrenden Kims Aa, Arnavut yeri harbiden Arnavut işimi bilmiyorum Bilmiyorum sayın CS Bey. Yemek evet. tarihinde o kadar da iyi değilim. <laughs> Muhtemelen Arnavut, kaldır... Arnavut bir usta falan getirmiştir buraya Allah bilir. Ondandır. Arnavut kaldırımı sizce? Onun ne alakası var mesela? Onda hiç bilmiyorum. Arnavut kaldırımı acaba? Arnavut şey Parçalanmış şekilde ya onlar o yüzdendir. Hani böyle Arnavut kaldı da parça parça. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu bu mizahla birlikte de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Ne hey. oldu? Daha hiçbir şey konuşmadık ya. Ama böyle iki saat Hiç iki şey saat. Konuşmadık. Biz burada yani evet. iki saat neler neler konuştuk burada neler neler konuştuk. Tarihten girdik siyasetten çıktık. E, çağıralım haftaya da istiyorsan sevgili Ceren Sungur. <laughs> ya yani hafta olabilir. yapıyoruz. bilir ya da son bir <laughs> konu daha açın. Ben konuşmaya doymadım ya. Ya Aa, da bize o... gelin bir ara. Bilmiyorum artık. Tamam geliriz. Size, ben, açalım canım. Ben ne diyeceğim? E, şey, hatta şunu da diyeceğim. Bizim bir tane tarih programımız var canım. Yani, Tarihin yatağı ya, Biliyorum evet. Evet. Ona 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 e, burada ofisyal olarak herkesin önünde e, davet ediyoruz seni. Teşekkür e, ederim. Tane, Sağ olun. <laughs> e, tamam. Şey programın formatı şu. E, ben bir e, tarihi hikaye yazıyorum yani yazıyorum derken araştırıyorum hikaye formatında bir genelde bir insan hayat hikayesi de garip bir durum falan oluyor ee, sonra onu anlatıyorum Günhan'a ee, çok güzel bir konu hazırladım ee, Günhan'ın genel kültürünü artırma yayını mı yani yok Günhan şey yapıyor orada. <laughs> yani hem öyle bir yandan hem de bir yandan da Günhan e, e, öyle şey öyle mi lan e, çünkü. öyle ya mi kanka her programımız öyle. Birimizin genel kültürünü arttırıyoruz yani sonuçta. Sen ha, de... E, ben bir proje da, miyim? Ben kard kard Hedef, miyim Hedef esta, ben esta. miyim Yiğitcan? Hedef ben miyim? Kolpaçino izlemiş miydiniz? Neyse. Evet. Sen da daha ziyade left track e, gibi yani böyle hani e, çok güzel tepkiler veriyor. Vay anasını gerçekten mi falan yapıyor böyle. O, e tabi e, nereden e, bileyim ben Sancho Panza'nın yediği cips markasını. Senden öğreniyoruz evet. işte. Ona gelsene. Onu e, önümüzdeki hafta bir işin yoksa bir ara gel. Böyle 20 offline kaydediyoruz onu. 20 25 dakika falan programı karşı uzun oldu. Çok güzel bir konu seçtim. Ben anlatayım siz dinleyin. E, konuyu önceden Konuşalım. söyleyecek misin? Ben de araştırayım okuyayım falan. Yok yok sen kör gel. Ha, şey okay. ben, ben anlatayım sana konuyu. Ya yani biz hikaye şeklinde yazıyorum ben bunları zaten. Yani baştan aşağı anlatırım. aralarda böyle konuşuruz yani abi falan gibi. Tamam. Çok... Tamam. Hiç bilmediğim bir konuyu dinlemek daha hoş olabilir. Kardeşim hmm. senin 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 ilgi alanın Tarihte kimle ne cips yemiş? Benimkisi de kappalar göt diyor. Bak Can dedi yani benim de tarihi bilgilerim vardır. <laughs> İstiyorsan sana şey anlatayım. Zeus'un sekslerini anlatayım sana. İlginç hikayeler var orada da. Abi o zaten... biraz mitoloji yalnız. Tarihe evet. girmiyor. Ya ama işte, tamam işte benim de ilgim, benim de ilgim böyle şeylere yani. İşte göt yiyen yaratıklar, ne bileyim işte farklı formlarda şey O da tabii o da kültürel bu. bir şeydir yani. Kültürel bir şeydir. Ya yani. o zaman sen e, programı kapatırken bir tane e, antik e, Japon mitolojisi fıkrası anlat. Öyle kapat abi ne dersin? Kapatmayalım canım. Ceren konuşmak istiyormuş. Ceren'cim konuşmak istediğine varsa konuşalım. Bu dünyanın en güzel asitini yaptım. İnsan bu asidi harcamamak için programı kapatır bari. Yani e, senin e, bir e, Oğlum, e, bir HNGK klasiğini az önce yaptığımız muhabbeti harmanlayarak, Ceren'in burada olmasını şey yaparak yani. Hayır olmaz bir Yapma, bu saatten ben istemiyorum yapmanı artık. Tamam, bir, bir başka. Ya bir, konu bir günde konu... şöyle bir şey yapın. Bakın benim e, kanaldan ikinizin de ortak ilgisini çekecek bir video seçin, tamam mı? Hı -hı. Sabredin, bir saat dinleyin. Sonra onun üzerine biz goy goy çevirelim. Nasıl fikir? Olur. Yani video derken böyle şey gibi bir şey mi? Ee, bir atıyorum. içerik seçin işte, bir sürü içerik var. Ha, Şimdi açıyorum bir Tarih Obası'nı. Benim kanaldan diyorum. Envai çeşit videomuz var kanalımızda. Timur, Timur Türk müdür falan bilmem ne gibi. gibi. Bir sürü şey var abi. Eskiden ateizm mi vardı var. Osmanlı'da deistler ateistler var. Sibirya'dan Balkanlara şamanlar cadılar var. Efendim ne bileyim bir takım tarih filmleri var. Seçin beğenin. İkinizin de ortak ilgi alanı olabileceği üzerinde goy goy yapabileceğiniz yani çok ciddi konuşmayalım. Yer yer ciddi, yer yer şaka konuşalım. Seçin bir şey abi, izleyin. Onun üzerine goy goy yapalım. Bizim Osmanlı okay. padişahları özel bölümümüz vardı mesela. Öyle bir konu seçip üzerine konuşabiliriz hakikaten. Hmm, hmm. favori padişahın kim Ceren? Padişah evlat olsa sevilmez. Ben <laughs> padişah sevmem. <laughs> ben bey severim. Şimdi padişahlık Fatih Sultan Mehmet'le başlamıştır. Fatih'ten önceki herkes beydir. Adam gibi He. adamlar da bey olanlardır. Oha, Benim okay. öznel fikrim bu. Tamamen subjektif öznel fikrim bu. Ben en çok Osman Gazi, Orhan Gazi'yi severim. Ne bileyim, bana Ama Murat Müdavendigar'ı da severim. Yıldırım Bayası da severim. Fatih'ten önceki herkesi severim. Fatih'ten sonra da İkinci Mahmut ve Abdülaziz severim. Hmm. Ama Peki. padişah oldukları için değil. İlcan senin kim? Senin kim can En sevdiğin padişah? Ee, abi yani bilmiyorum. Benim padişahlar arasında böyle belirgin bir favorim yok. Çok özür dilerim. Geçen motor. Ee, spesifik böyle bir için padişah bir hayranlık beslemiyorum. Ama hakkında bir şeyler okumayı... En çok sevdiğim eee Kanuni. Çünkü e, kendisi edebiyatçı olduğu için bir yandan hakkında bir şey öykün yazdığı şiirlere falan da bakıyorsun hoşuma gidiyor. Hmm. Okay. Kanuni biraz klasik bir cevap oldu ya. Herkes sever Kanuni gibi yani. Tabi. E, tabii. Yani ama her her klasik cevapta şey ya bu arada Fatih İstanbul'u fethettiği yaştasın. Çok ağır bir motivasyon cümlesi bu yani gerçekten savaş giden yani biliyorum o bu muhtemelen bu neresi bir ağır motivasyon Fatih'in İstanbul'u ya. fethettiği yaştasın evet. benim şu buna acaba... cevap peki ben şehzade miyim? Tabi ee, ama her şehzade de e, <laughs> ya bilmiyorum yine de yine de yani tamam Fatih İstanbul'u fethetmiş hani sen de en azından şurada iki tane Macar vurabilirsin mesajı veriyor. <laughs> <bence de. gülüyor> Yani Fatih'e ya kadar gitmeye gerek yok. Şurada bir asır öncesinde mucizevi bir milli mücadelemiz var ya. Evet de bu şarkı... Yani Çok hangi şarkı şarkı şarkı... yaştasın, neyi yapabilecek yaştasın? Bunu keşfetmek istiyorsanız gidin Milli Mücadele Tarihi okuyun. Ha, ha, şimdi benim şimdi hızlı tarih sorularım var benim. Onları soracağım. Kendi kişisel ha, meraklarım. Sor bakalım. Bak unutuyordun son, onları demek ki. Son dönemlerde Enver Paşa ile ilgili bir şey okuduğum için. Ee... Ha Aa, Enver Paşa'yı çok iyi bilmem yalnız. Öyle Sor mi? Bakalım. Çok, ya bu... çok iyi bilmem. Ya şeyi ben anlamadım. Ee, Enver Paşa ve Atatürk arasında böyle bir Enver Paşa kaynaklı, yani Enver Paşa'nın kendi kendine girdiği bir trip varmış böyle bir. bir ne derler ona? Rakip gibi bir durum yani. Evet var ee, doğru. Bu, bu Türkiye'nin kaderine karar verecek işte iki tane kişi varmış da sanki. Böyle bir hava yaratıyor genelde Enver Paşa savunanlar. İşte bunlardan birisi Enver Paşa'mış bir de Atatürk'müş ama işte Enver Paşa'ya fırsat verilmemiş. Daha sonra işte geri dönmesine fırsat izin verilmiş falan filan. Fırsat verilmemiş şey, mi? Fırsat verilmemiş ne demek oğlum? Işte, işte, Fırsatı şey, kendi yarattı aldı ve başarısız oldu ya bu kadar. Geri dönmesine yok yok memlekete geri dönmesine izin vermiyorlar falan bilmem ne. Ee, bir de işte şey muhabbet çok macera perest buluyorlar onu da o yüzden ha, ha yoksa kötü şey, bir şey, diyorlar, değil yani. şey diyorlar bir de işte Atatürk şey demiş zamanında e, ee, Enver Paşa'nın Enver Paşa çok tehlikeli biridir, biridir. Onu işte ülkeye dönmesine izin veremeyiz falan filan. Yani Böyle nedir bir bu söylemi Enver Paşa var mı diyor? bilmiyorum. İşte Benim zaten bildiğim çok net değil. Ve yani bu konu üzerinde çalışmış tarihçilerden okuduğum şey şu. Enver Paşa da ilerici bir e, asker neticede. Güzel fikirleri var falan. Ama biraz fazla macera perest buluyorlar onu. Tabii zaten bu macera yüzünden ölüyor. Yani biraz öyle. Ee, ama sonuçta yani bir sürü hayrı geçmişte bir adam aynı zamanda. Ee, yani işte tarihte Akkara yok biliyorsunuz. Evet. Enver Paşa çok gri bir karakter. Fırsatı olmuş, fırsatları elde etmiş, çok hızlı bir şekilde yükselmeyi başarmış. Ama neticede başarısız olmuş bir insan o kadar. Yani çünkü pek kolektif hareket etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani daha çok böyle kendi burnunun dikine evet. giden, kendi doğrularına inanan birisi. Çok kolektif hareket etmiyor. Atatürk de bana göre temel farkı Atatürk çok daha kolektif hareket ediyor. Sürekli etrafında birileri olsun, fikir versinler, fikir teatisinde bulunulsun. Mümkünse ortak bir karar alınsın. Yani hep başkalarını işin içine dahil eden birisi Atatürk. Ben aralarındaki en ciddi farkın o olduğunu düşünüyorum yani tek başıma hareket edeyim, kendi fikirlerimi hayata geçireyimden çok e, halkın neye ihtiyacı var, halkın temsilcileri ne söylüyor ve hep beraber kolektif bir şekilde ne yapabiliriz? Evet, Bence evet, farkları bu. Can da demiş, atabın Sasuke'si mi Enver Paşa demiş, Naruto'dan şey yapmış. Evet evet abi, öyle bir, sanki öyle bir, ya öyle resmetmeye çalışanlar da var. Ben de biraz okuyorum bu son dönemlerde. İlgimi çekiyor yani karakter olarak biraz. Tam çünkü bildiğim bir figür değil benim de Enver ve çok farklı Söylemler de var hakkında. ben Bir öyle şöyle arasına. bir şey var. Bir Enver Paşa var bir de Enver Paşacılar var. Bunların evet, ikisi evet. aslında birbirinden çok farklı iki ekip. Yani bir tane Hı -hı. Enver Paşa var tarihte. Enver Paşacılar var. Ben e, sosyal medyada rastladım birkaç tanesini. Var var var. Kafayı kırmış olduklarını düşünüyorum. Yani çok saçmalıyorlar bana göre. İçlerinden bir tanesi medeni kanunu getirdiği için Atatürk'e sövdü en son. İsim vermeyeyim şimdi. Medeni Aa. kanunu adamın biri aldı da işte İsviçre'den buraya monte etti diye ben buna işte uymak zorunda mıyım falan. Meğerse karıyı boşayıp başka bir kara almaya çalışıyormuş. Tam o sırada öyle bir sıkıntısı varmış. Falan. Karısı da boşanmak istemiyormuş falan filan. Yani tamamen özel hayatından yola çıkarak. Yani bu dediğin şekilde muyum? bir mezhep kurulduğu için yine adamın çabasını ben çok boş bulmadım yani. 8. Henry'nin boşanmak için din kurduğu yaşasın diye düşünmüş olabilir. <laughs> ya şey bu tarihçiler arasında böyle e, dramalar oluyor değil mi? Ama Twitter'daki gibi laf sokmalı falan değil de böyle. Evet işte X tarihçisi şu konuyla ilgili böyle bir araştırma yapıp böyle bir şey yazmış. Şimdi ben de kendisiyle ilgili bir makale yazıp kapak edeceğim falan ee, gibi oluyor. Şöyle. Mu? Şimdi drama yaşayanlar da çok ama işin özü yani ideali şu. Sen bir şey yazarsın belgeye kaynağa dayanarak bir yorumda bulunursun ve diğer tarihçiler bunu elbette eleştirir yani eleştiri yazmalarında hatalarını göstermelerinde hiçbir sorun yoktur bilim böyle ilerliyor tabii, ben ama, ama diğer öyle... yandan birbirine laf sokmaya çalışan da çok tabii ki pozitif şeylerden çok, bahsetmiyorum çok. daha çok böyle şey gibi hani öyle bir makale yazacağım ki kapak olacak kapak tabii, falan tabii. gibi tabii tabii evet evet öyle şeyler var var sana da yapıyorlar mı bunu? Yok biz daha henüz o kadar büyük bir tarihçi değiliz. Henüz değiliz yani. Oh, <laughs> gelecekte gelecekte böyle şeyler olabilir yani. E olabilir tabii ki. Sen tabii de yapar mısın böyle bir şey? Mesela bu insan bu konuda yanlış bir makale yazacağım ona buradan yedi sülalesine gitsin gibi böyle. Yok hayır hayır. Şimdi o kadar rezalet makaleler var ki. Şimdi ben insanları sürekli e, kaynakları kaynaklara internet üzerinden ulaşmaya onları bizzat okumaya ve kendi fikirlerini oluşturmaya sevk etmeye çalışıyorum. Mesela bir sürü içeriğimin kaynakçısı sabit yorumda mevcuttur. Mümkünse de online ücretsiz ulaşabilecekleri makaleler bulmaya çalışırım ki tak diye ulaşabilsinler. Buna yöneltmeye çalışıyorum ama diğer yandan şöyle bir sorun var ki makale okumaya alışmış biri yeni makale araştırdığı zaman bir sürü rezalet makaleyle karşılaşıyor birbirinden rezalet makaleler yayınlanıyor şu anda yani son yıllarda Tabii. şimdi onları ciddiye alıp da onlara bir şey yazmak bile gelmiyor içimden şöyle bir ilgi ben daha olacak. ciddi ben mesela Halil İnalcı'nın bazı tezlerini eleştiririm Fuat Köprül'ünün bazı tezlerini eleştiririm yani kendi çalıştığım alandaki hocaların tamamının karşı çıktığım argümanları vardır ciddiye alınmayı hak eden insanlardır bunlar Ha, ciddi alınmayı hiç hak etmeyenler var bir de. Rejiden şöyle bir bilgi geldi. E, Ceren'in attığı diz Cambridge'den ödül aldı. Diyebilis geldi. Böyle bir şey mi var? Ha, evet. Öyle bir şey olmuştu. 2017 senesinde Unutulacak bir mi şimdi. Untu, sorunca bundan bahsetmesi bu, lazım. <laughs> ama bu bir diz değildi. Sadece e, erken dönem Osmanlı tarihiyle ilgili e, geliştirilmiş bir tezin aksine bir tebliğ sundum. Ödül aldı Cambridge'de. Doğru gazetesini evet. eleştiren bir tebliğ sunmuştum. Ödül verdiler. Ben Cambridge'den ödül alsam Twitter profil fotoğrafıma o ödül yaparım gibi hissediyorum <laughs> sanki ama tabii tevazu bazı insanlar da böyle. Evet yani... tarih tarih, tarihi sorularım devam ediyor. Notlarım vardı benim çünkü sana soracağım. Aa sor sor. Tamam. Yeni Çeriler bu programda HNGK'da çok konuşuldu. çok tartışıldı. Yeni Çerilerin iyi oldu da konuşuldu, kötü oldu da konuşuldu. Ama yeni bir hareketi var ki biz bunu çok e, kötü buluyoruz. E, neydi bir tane şey vardı. Genç Osman'a e, damda tecavüz. Yani ne yapıyorsunuz? Bu Zindanda. değil mi? Zindanda aman işte. Ya yani, ne ne yapıyorsunuz? Oo. Sizin padişahınız. Şimdi bu yeni iyi midir, kötü müdür ya? Şimdi bir tarihçi olarak iyidir kötüdür diye yanıt veremeyeceğim tabii ki. Eyvallah. Sizler gibi. Ha, anlayacağımız şekilde. Sonuçta okulun okuduk. Şöyle söyleyeyim. Genç Osman'ın başına gelenler tecavüz müdür değil midir? Bu aslında çok net değil. Ha. Benim okuduğum bazı birincil kaynaklarda hayaları sıkılarak öldürüldü yazıyor. Ay çok kötü. Hayaları sıkılıp patlatılmış. Ay. bayağı acılar içerisinde evet çok korkunç bir şekilde öldürülmüş. Genç Osman'ın öldürüldüğü zaman 17. yüzyıl ve 17. yüzyılda Yeniçeriler artık herkesin başına bela durumdaydı. Hatta bundan öncesi var. Genç Osman'dan önce 1. Ahmet iktidardayken bu Sultan Ahmet var ya Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran. <laughs> o iktidardayken zaten konuşuluyor. Bu Yeniçerilere bir düzen, dirlik kazandırmak lazım. Bunlar yoldan çıktılar diye. Kavani'ni Yeniçeriyan yazılıyor. Yani Yeniçeriler geleneksel e, teamüllerinin ve geleneksel kurallarının dışına çıktılar. Artık iyice iplerini kopardılar diye kavani'nin Yeniçeri'ni yani Yeniçerilik kuralları adlı bir kitap yazdırılıyor. Tamam mı? Hani hatırlansın bu kurallar üzere olsun bunlar. Çünkü Yeniçerilerin normalde evlenmesi yasak. Evleniyorlar çoluk çocuğa karışıyorlar. Evet. Ticarete karışmaları yasak. Ticarete girişiyorlar. Kahvehaneler şunlar bunlar açıyorlar. Ee, ünvanlarını mesleklerini satmaları falan başkalarına devretmeleri kesinlikle yasak. Bunu yapıyorlar. Ölen Yeniçerilerin ölümünü saklayıp onların belgelerini başkalarına satıyorlar falan. Böyle bir sürü manyak manyak iş yapıyorlar. Aynı zamanda bir ordu olmaktan kaynaklanan güçlerinin iyice de farkına vardıkları için artık sultanları falan tehdit eden bir unsur haline geliyorlar. Paralel devlet gibi bir şey. Yani aynen öyle yani artık hakikaten darbecilik denebilir zannediyorum yaptıkları şeye. Baya halkın da korktuğu ve artık nefret ettiği bir grup haline geliyorlar. Dolayısıyla 17. yüzyıl Yeniçerisi kesinlikle sevilecek bir şey değil. Çoluğa çocuğa tasallut ediyorlar. Oğlan çocuklarını, kız çocuklarını dağa kaldırıp ırzlarına geçiyorlar yani. Oy ne diyorsun? Ay. Tabii, tabii. Ay. Evet Yeniçerilerle ilgili şimdi başka yani bir soru 10. daha geliyor. 17. yüzyıldaki durum bu ama daha erken dönemlerde bu vaziyette değiller tabii. Sonuçta daha yiğit savaşçılar gibiler biliyorsun. Evet yani Osmanlı'nın işte genişleme ve yayılma dönemlerinde falan e, ordunun temel unsuru fetihler onlarla beraber yapılıyor falan. Hacı Bektaş e, ocağı aynı zamanda Yeniçeri ocağı onların bir ahlakı var bir namusu var bir kuralları var yani. Anlatabiliyor muyum? O kuralların falan ortadan kalkması neticesinde Yeniçeriler bu vaziyete geliyorlar. Ve düşün 17. yüzyılda bu vaziyetteler yine yıkılamıyorlar. Yine ortadan kaldırılamıyorlar. Ruhuna rahmet olsun 2. Mahmut ortadan kaldırıyor bunları. 1800'lerde. Yani bir buçuk asır daha bu böyle gidiyor yani. Az buz bir şey değil. Belayım yani bir paşa Yeniçeri'yi karşıtı bir laf ediyor. Bunlar gidip paşanın konağını yağmalıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi asker ordu bu. Ordu böyle davranırsa, e ee, el alem neler yapmaz yani? Dolayısıyla 17. yüzyıldaki halleri bu. Hı. Benim böyle bir takım listelerim var ha. Farklı kategorilerden soru gelecek. Sorun yok değil mi? Yo sor. Biliyorsan cevapları. Tamam. tamam. Fantastik tarih kategorisinden geliyor. Merak edilmiş bir soru. Hep okuyoruz. Hı? Çizgi romanlarını falan da yapıyorlar böyle bu işte Osmanlı'daki işte şeyde bir yaltırık da bayağı zaten bu işi yapıyor. i̇şte bu Osmanlı'daki vampir vakası. İşte ne bileyim zombiler olurdu. Bunlar işte böyle uyanmasın diye taş koyarlardı mezarlarda. Çünkü gerçekten tarihi kayıtları var falan. Bunların var mı? Böyle hani gerçekten zombiler var mı diye sormuyorum da hani insanların zombi olduğunu düşünüp buna göre aksiyon aldığı tarihi olaylar var mı? Zombi değil de vampir korkusu var ama daha çok Trakya taraflarında var. Edirne, ve hmm. Balkanlarda var. Evet. Anadolu'da çok yaygın bir şey değil vampir. Vampir olarak bilmezler zaten. Obur olarak bilirler. ...kortulak olarak bilirler. Onlardan korkarlar. Karkoronce var mı mesela Karkoronce? Bak ben de Karkoronce. Karakoncolos gibi. mu demek istiyorsun? Ha, aman aman, Karakoncolos, Karakoncolos. Karakoncolos. <laughs> evet, o daha çok Karadeniz'de daha ziyade tanınan bilinen bir figür. Kara tarz figürler çoktur. Laz vampir değil mi Karakoncolos? <laughs> hayır değil, değil mi <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ve şey karakonculuz inancı balkanlarda da var yani bir şekilde taşınmış bir yerden bir yere ya evet peki bir sonraki soruma geçiyorum gul yabani vardı ya şeydeki bu süt kardeşlerde mi süt kardeşlerde gul yabani vardı ya evet He, hepimizin travması evet bu Gulyabani gerçekten tarihi bizim bu Arap Yarımadası'ndan gelen Google denilen yaratıktan mı modellenmiştir? Gulyabani nereden modellenmiştir? Bunu Mehmet Berk Parkal'a sormalısınız. Ha. En iyi o bilir. En iyi o bilir. Bir, bir gün hakikaten bir gün e, Gulyabani şefimizi de alalım ya programa. Evet evet ona sormalısınız. Bütün tarihini, kültürünü, folklorunu o bilir. Bir de nanem olabilir. Tabii. Tabii. Osmanlı en iyi onlar, onlar bilir. Her türlü anlatırız. Ee, evet Yiğitcan, senin merak ettiğin bir tarihi soruyor usustun orada. Ee, e, yo yani nasıl yok oğlum? Ben liste hazırladım geldim. Sen hiç hazırlamamışsın programa. Ya Kesinlikle başka soru olur. yok mu? Bunlardan mı ibaret? Ya ben burada yeri gelmişken bir itirazımdan bahsetmek istiyorum hazır. Bak can, bana üzerine soru geldi. Beni bugün Twitter'da kendi limitli tarih bilgisi <laughs> olarak tanımlamasının içerisinde parantezine almış. <laughs> Oğlum ben, ben, merak ettiğim bir tarihi soru olduğu zaman ben Ceren'in programa katılmasını bekledim. Ben açıp okuyorum abi zaten. Ben özel hayatımda... Hayır ne alakası var? Ne alakası var? Ceren anlatıcı daha iyi işte. Ne güzel böyle şey gibi merak ettiğim her şeyi soruyorum anlatıyor. Her zaman bir şey soruyor. Ya bana bak aklına takılan... Aklına takılan şeyleri böyle not et not et. Böyle ayda bir beni çağır ha. Zevkli oluyor senin soruların. <laughs> e, tabii soruyorum. <canım. gülüyor> tabi zaten şey de önemlidir canım yani sorunun şeyi şey de önemlidir ne derler öyle bir laf vardı sorunun kendisi değil de işte hikmeti mi ne öyle bir şey vardı tamam ben sana bir takım bilgiler de vereyim de onun, o doğrultuda soru sor tamam olur olur tamam ilgi çeken ya... aklına düşen şeyleri de biriktir sor yapalım yani arada sırada Tabii tabii. Ya şey konuşalım mı? Ee, mesela bak bunu yeri geldi. Bu benim çok merak ettiğim bir şey ama tam e, daha tarihçi dikkati gerekiyor bu tip konuları araştırmak için. Çünkü çok belirgin suya suyun yüzeyine yakın şeyler değiller. Mesela atıyorum bir tarih dilimi söyleyeyim bana. 14. yüzyıl. Moderniteden kesinlikle önce bir dönem. Anadolu'da seks ne oluyor? Nasıl bakılıyor? Nasıl yapılıyor? E, ki, çünkü asla kimse yazmamış ya bunları skandal bir şey olmamış. Yazmışlar i̇şte olmuş. işte yazılmadığı zaman da bizim bilgimiz olmuyor canım. Evet. 14. yüzyıldan hikayesi. belge yok ama yani nasıl belge yok? Ya yani Mevlana ve... Türkçe yazılmış bütün her şeye o açıdan bakmak lazım. Şimdi biz belge yok diyoruz ama kimse 14. yüzyıl Türkçe metinlerde seks diye bir çalışma yapmadı. Anladın mı? Evet işte aynı anlıyorum. O yaklaşımla. İncelense mutlaka bulunur bir şeyler. Satır aralarına bakmak lazım mı işte? Onun, Mesela o Dedem diyorum. Korkut Oğuznamelerinde seks var. Ha var mı? Nerede Var tabii. Oho. Uyumamaktan emiştiler. Oh. Ha. Yani. Tasvirli. Tasvirli. Tasvirli masvirli Tabii canım. Allah Allah. Ya şehvet var, var. Dedem Korkut Oğuznamelerinde. Aşk yani. da var. Şehvet de var. Ama tabii ki bir Batıdaki romanslardaki gibi değil yani. Ha rom, böyle çok fazla yani daha bir pornografik mi diyorsun? Pornografik değil. Yani Batı romanslarında aşk temel meseledir. Her ha. şey aşkın etrafında döner durur. Kahramanlık tabii. ikinci sıradadır, tamam mı? Ama bizim hikayelerde kahramanlık önce gelir ama yanı sıra aşk ve şehvet de gelir. Bunu, burada romansı edebiyat anlamında mı kullanıyorsun yoksa şey anlamında edebi, mı? Edebi bir tür olarak romansı anlamında. Edebi bir tür. Ya Abi, Mesela Batı Oğuz ötümler. Beyleri o kadar yakışıklıdır ki nikapla gezmek zorunda kalırlar. Yani peçe. ya Peçe. Oğuz Beyleri o kadar yakışıklı ki peçeyle geziyorlar. Niye peçeyle of. geziyorlar? Kim ne yapabilir bunlara? Hadi buyurun bu ne demek? Hadi bunu tartışalım. Evet. Mesela bak satır arası bu çok lezzetli burada işte anladın mı? Bunu da merak ya, ettim. Ama işte bu yaklaşımlarla bu belgeler çalışılmıyor ki, hocalar da izin vermiyor ki. Git gitse dese ki bir çocuk. Hocam ben dedem Korkut doğuz namesi çalışmak istiyorum. Hoca diyor ki ya o 40 kere çalışıldı. Ya belki bak başka bir yaklaşımla çalışacak. Yani bizde bu desteklenmeyen de bir e, durum maalesef. Şey, ben... Çok keyifli okuduydum ben böyle e, antik Roma'da e, antik Roma değil özür dilerim klasik Roma'da e, cumhuriyetin son dönemleri, imparatorluk dönemleri falan işte seks, e, kimle ne seviyede, tecavüz, konsent, rıza hani bunlarla ilgili çünkü e, yani Roma çok kayıt bırakmış arkasında arkasından bu çok ilginç bir video bak bu arada bu, pardon yağ ve muhabbet de alacağım bir takım e, uygarlıklar tarih daha çok kay, kaynak bırakmışlar mesela yani Yunan ve Romalılar burada en çok e, Çinliler de öyle aklıma gelenler bir takımları da hiç ilgilenmemiş bunda. Mesela Sahra Altı Afrika'da e, ve yerli Amerika e, topluluklarında hep oral anlatılmış. E, yani kayıt bırakmamışlar arkalarına çok fazla. Bugün de hala mesela anlatılmış Sahra Altı Afrika'da. Deyince. Evet. E, bu şakayı yapacak yaşta mıyız Günhan? Yani bu yani... <laughs> bugün, bu akşam burada mıyız ya? Yani ne ya ne bileyim. Ağzı işte sen bu şakayı yapacak mıyız? Bak yine aynı şey oldu. Şimdi kirli düşünce bir şey kirli oluyor. Yani. Şimdi ağzıyla anlatılıyor tarihte Ağzıyla mı? Hmm. Sözlü de Aa. diyebiliriz. Sözlü de diyebiliriz. Evet, bak hmm, sözlü de diyebiliriz, tabii. de diyebiliriz. Evet, sözlü de diyebiliriz. Şimdi ya biz Türküz oğlum. Sen oralan oralara, orallar anlatılmış deyince ben bu şakayı yaparım yani. Kusura bakma. Ben ben bu şakayı yapmayacak kadar entelektüel değilim yani. <laughs> Hayır tam da zaten <laughs> sex max konuşuluyordu. Ha, bir de yani ha, haksız mıyım ben? Bak ne güzel söyledin Ceren ya. ya yani çalışın bu Okay. Neyse sözlü Yani Bazı şeyler daha kaynak bırakıyor. Bu çok garip. Bu niye evet. acaba? Göçer kültür. Şimdi chatte Eren Aktan var. Şey sormuş. İslam öncesi Türkler'de eşcinselliğe nasıl bakılıyordu diye. Buna dair benim okuduğum hiçbir şey yok. Yani benim bildiğim hiçbir kaynak yok. Bir Ama tane bir e, İbni var. Fadlan seyahatnamesi var. Hayır İslam öncesi Türkler diyor. <laughs> İbni Fadlan seyahatnamesinde bir anlatı var. Bunu eski Türklerde eşcinsellik yoktu şeklinde aktarıyorlar. Halbuki açtım okudum birincil kaynağı. Yazan şu. Türk gruplarının Türk gruplarının bulunduğu bir obadan geçen bir yabancı küçük bir erkek çocuğuna tecavüze yelteniyor. Aa. Türkler adamın öldürülmesini talep ediyorlar. Adamı yani öldürmek istiyorlar araya birileri giriyor mahkeme kuruluyor falan adam öyle canını kurtarıyor. Yani orada bir pedofili vakası söz konusu. Ama bunun dışında İslam öncesi Türklerde eşcinsellik illaki vardır yani eşcinsellik her dönemde olan bir şey ama buna dair benim bildiğim hiçbir kaynakta bilgi yok yani. E tabi canım hep şey gibi yapıyorlar ya böyle o konuyu. Sanki eskiden erkek erkekten hoşlanmıyormuş gibi yapıyorlar ya sonra Roma'ya bakıyorsun. Roma'da oho Artık Yani insanların... illaki vardır. Ya tabii canım insanların yiyip yiyip kustukları oda var ya. Yani amaç daha fazla yiyebilmek yani. Kusma odaları falan var artık. Böyle iyice şey olmuş durum ne derler. Kusma odaları cinsel bir lan. Ya hayır Ama demek şey dediğim, yok yani. Excess. Açık açık bir anlatı yok. İşte şu adam şu adama aşık oldu veya şu kadın şu kadına aşık oldu. O tarz bir anlatıya ben hiç denk gelmedim. Tabii. Ama excess şey şeyler var yani. şeyler yani hiç canım. Yozlaşmayan e, ondan Karı koca yani. arasındaki aşktan bahis falan var yani. Hetero aşk her yerde bulabilirsiniz. Eski Türkçe, ya İslam öncesi Türkçe metinlerde. Ama ben eşcinselliğe dair hiçbir şey görmedim. Ama bu olmadığı anlamına gelmez illaki vardır. Ama nasıl bakıyorlar? Olumlu mu, olumsuz mu? Bunu anlayabileceğimiz bir kaynak bildiğim kadarıyla yok. E tabi Osmanlı'da zaten şey olayı vardı. Ya ben onunla ilgili tarihin arka odası bölümünü izlemiştim. Ee, ve bayağı bildiğin şeyde kapattılar konuyu yani. Yani neyse işte bunu Pelin Batu sürekli açmaya çalışıyor falan konuyu. Böyle sürekli bizim Erhan da kapatmaya çalışıyor falan. Ee, neyse bunu konuşmayalım falan bilmem ne gibi de. E, resmi var işte. Tren yapan şeyler. Kav şeyli adamlar, kavuklu evet. adamlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Onlar, onlar nedir? Onların, onların yani? çoğu şöyle. E, genellikle Farsça metinlerin Türkçe çevirileri ve Farsça minyatürlerde ne varsa aynısını kopyalıyorlar genellikle. Ve daha çok prensler, şehzadeler için yazılmış cinsel hayat nasıl daha keyifli yaşanır türünden metinler onlar. O o o tarz görsellerin olduğu şeyler daha çok böyle şehzadelere, varislere falan yazılmış şeyler. Ama zaten yani başka bir sürü metinde var eşcinsellik. Bu arada e, demin dediğim şey yanlış anlaşılmış onu hemen ben düzelteyim şey demeye çalışıyordum arkadaşlar. Yani Roma'da işte Averaj bir İtalyana sorduğun zaman mesela yani Roma'yı sana şey diyor yani şey diyecektir. Ya işte Roma ama işte bütün e, güneş batma imparatorluk falan bilmem ne diyecektir de. Yani işte sözüm ona tarihte genelde böyle işte eşcinsellikle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Sanki Çünkü şey gibi görüyorlar ya onu. Ee, yanlış bir şey olarak gördükleri için tarihe koymuyorlar ya genelde böyle bir genel bir kanı olmuş ki koymamışlar zaten yani. Ama sonuç bakıyorsun yani. Zaten tarih hiç düşündüğümüz gibi değil gerçi. O anlamda dedim. Yoksa eşcinselliğe ekses falan demedim yani. İnsanların hiç kendine toplumsal olarak kondurmak istemedikleri şeyler genelde deniyor. Onu demek istiyorum yani. yani yanlış anlaşılma olmaz şimdi. İlk defa dinleyen vardı. Ya, ge geçmişti benim yine tarih obasında şey var. 16. yüzyıl ıı, Arap cima rehberi. Başlıklı Heh. bir ıtırlı Bahçe mesela. yayınımız var mesela. Şimdi Arapça yazılmış, e, Türkçe'ye de çevrilmiş. Baya baya envai çeşit pozisyondan bahsediliyor. Nasıl çiftler birbirinden daha çok keyif alır? Baya Kamasutra gibi bir kitap tamam mı? Ben e, 16. yüzyıldaki bir örneğinin çevirisini bildiğim için onun yayınını yapmıştım. Baya da böyle kahkahalar atarak falan yapmıştık yayını. Neyse. E, onun en... Erken versiyonları 9. yüzyılda da var mesela. 10. yüzyılda da var. Yani cinsellik tabu bu değil. Ne Orta Doğu'da ne İslam dünyasında. Aksine özellikle çiftlerin arasındaki muhabbeti artıran evliliğin temeli bir şey olarak gözüküyor. Yani tam aslında sağlıklı bakış açısı bu. Çiftler arasındaki cinselliğin çok iyi olması gerekir. Aile huzurunun olması için çok iyi bir cinsellik yaşaman gerekir. Daha evet. da yani bugün bize enteresan gelen şey kadını nasıl en iyi şekilde tatmin edersin. Bilgiler bunun üzerine. Hmm. Şimdi bugünkü hey. Orta Doğu'da Ama bunu çok... bulamazsın. Okay. Bugünkü Orta Doğu'da kadının cinsellikten keyif alması düşünülemez bile herhalde. En azından Ama yine... meşru evet. olarak böyle özel hayatlarında ne yaşıyorlar bilmem. Erkeğin kadına yaptığı bir şey gibi kurgulayarak mı anlatıyor peki yine? Gerçekten. Hayır, karşılıklı okay. yapılan bir şey. Karşılıklı. Kadının da senden zevk alması gerekir. İşte hatta şöyle ifadeler var. <laughs> o yüzden ben yazarın bir kadın olabileceğini ya da bir erkekle ortak hani iki yazarın yazmış olabileceğini <laughs> düşünmüştüm. Yani diyor ki siz erkekler hani her şeyi mesela iktidar, her şeyi sertleşme olarak görüyorsunuz belli bir şekilde cinselliği yaşarsanız mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Halbuki kadınları mutlu etmeye çalışsanız siz daha mutlu olacaksınız. Kadınlar sizi daha çok sevecek, size daha çok bağlanacak, muhabbetiniz artacak. Bu kafayla yazılmış kitaplar. Erkekleri uyarıyor aksine yani. Kadınların da e, cinsellikten zevk alması diye bir şey vardır, bu normaldir. Siz bunu es geçiyorsunuz. E, sağlıksız yaşıyorsunuz hayatınızı diyor ve arkasından adeta hani pornografik olarak bugün nitelenebilecek ama aslında bana bir, göre son derece veriyor, sağlıklı evet. bilgiler veriyor yani. Evet, evet. Şurasına şunu yapın, burasına bunu yapın. Ben o yayını yaptıktan sonra o kitabın baskısı bulunmadığı için pdf'leri bulundu. Anında erkek arkadaşlar tarafından herkes birbirine gönderdi. Discordlarda deli gibi döndü Itırlıbahçe. bahçe. Ve böyle bana Allah razı olsun sizden falan diye DM'ler geldi açıkçası. Allah Allah. Yani e, evet. günümüzde bile geçerli olan bir şey diyorsun. E, kadın bedeni hala aynı. Günhan'cığım. En son ne zaman e, bir kadın bedeniyle <laughs> muhatap oldum bilemiyorum ama. Oo, benim. Oo. <laughs> yenge benim... Benim bir yılda Kadın bedeni var ya. 16. yüzyılda da aynı, şimdi de aynı. <laughs> evet, bugün geçerli öyle. yani. Atmada ne yaptın? Öldürdün, ne? öldürdün, öldürdün bizi ya. Ama pas verdin. Gole çevirmeyeyim mi şimdi ben bunu yani? Gerçekten. Hayır, yani, hayır. gole Çocuğun suratını abandın şimdi. Tabii, tabii. <laughs> Ya şaka yapıyoruz lütfen. Biliyorum. Alınmaca gücü ya, yok ya. Canlıca. Şey demek için dedim ben onu ya. Yani ıtırlı bahçeyi... Ya, Itırlı, ya, Itırlı, Itırlı bahçeyi... bahçeyi. Ne? Ya o güler. <laughs> Çünkü bütün gün bugün yılanma Yilonma diye bıktırdım onu. Ve <laughs> <Bir> dalga geçilme hoşuna gidiyor şu anda onun. <laughs> ee, ya şeyden internette bununla ilgili yani daha çok kaynak vardır yani ıtırlı Bahçe'yi beklemek yerine insanlar yazabilir. Ya bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi İnternet kan ya of, of, aman modern e, cinsellik rehberlerinden falan çok daha keyifli bir şey açın okuyun ya Itırlı Bahçe yazın pdf'ini bulun bir türlü aranızda siz döndürün biraz bilgilenin yani arkadaşlar yani, ne e, diyeyim. Onu diyorum demek ki o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki hala yani şey gibi olmuş ya adeta bir kadın yazmış kitabı diyorum. Ee, Tabii ki neymiş? çok tuhaf ve bugün bize çok çok tuhaf gelecek bir sürü şey de var. Bunu da ekleyeyim yani. Ferç neymiş ferç? <laughs> ya Allah Allah. Vacayna. Tamam mı? Ee, Vacayna'nın Arapçası. E tamam ne var <laughs> şimdi <şurada> bunda? <laughs> Bilerek soruyorlar. <laughs> ya ben e, üye özel yayınlarda e, tarihte cinsellikle ilgili epeyce içerik yaptım. Tamam mı? Bir tanesi de bir yine cinsellikle ilgili bir kitaptı. Ya ama o kadar açık seçik, o kadar müstehcen yazılmış bir kitaptı ki benim sağ yani dakikada bir ferç, zeker demem gerekiyordu ve utandım artık bir noktadan sonra. Sümbülzade ve zaten gözlüğü takarak yayına devam edebildim. İnsanların Ayş suratına baka baka sürekli ferç, zeker demekten sıkıldım. Sümbülzade o durumu bilen bir üyen mi? şey yapıyordur. Sünbülzade seviyesinde mi? Yok, bunu şey sordu. Can sordu, Sungur sordu bunu da. Ferci. Ha Sungur mu sordu? Ha tamam, evet. evet, evet. Bu meseleyi bildiği için sormuş. Evet. Evet, evet. Şu... Ferç Türk mü diye soruyor evet. şu anda. Hayır, Ferç Arap. Evet. Bu sümbülzade seviyesi pek mi yani? Hani o da bayağı sert. Yok, bence. yok. Yok, ha, sümbülzade... yok, hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Bu yaptığımız içerik şeyle alakalıydı. Ee, şehvetli bir cariyeyi nasıl seçersiniz köle pazarından? Oha. Evet, maalesef. Yani a yani şey gibi şeyler de var. Dişine bakın, kulağına bakın falan gibi şeyler de mi var? Evet, kalın dudaklıysa ferci de etli olur. Cinselliği daha zevkli olur şeklindeydi. Bayağı müstehcandı. Bir de ha, şey gibi, düzgünlük mü var yani bir bakkalda <laughs> köle alırken e, fercine bakmıyor mu? Hani ağzından çıkarmaya çalışıyor. Hayır, fercine bakamaz tabii ki. Öyle mi? Çok tabii ilginç. ki bakamaz. Peki. O niye o saygıyı gösteriyor mal olarak aldığı bir e, bireye? İnsan e, diye Çünkü sonuçta abi. insan diye, evet evet. Abi saçmalamayın canım, insan diye mal mal gibi alıyor, satın alıyor bakkaldan şimdi bu kadar. Evet. Belli bir, ama İslam alıyor. hukukunda mal gibi bir köle satın alsan dahi, onun bir takım temel insani haklarına riayet etmek zorundasın bu da beden yani, bütünlüğü bunlardan biri değil ama e, ortalık yerde ya ifşa Tabii, ortalık yerde herkesin namahremini açamazsın sonuçta çok herkesin bir ya. yani, yani ben bunu bakkala raftan indirip eve götürüp e, kendi malımmış gibi içine girebilirim Ay, çok affedersiniz ama o çok ilginç bir çizgiymiş tam yani olarak çok öyle değil İslam hukukunda e, kadın veya erkek kölenin bir takım hakları vardır Hı -hı. Ve onları böyle kağıt peçete kullanır gibi kullanmamalısın ve zaten e, bir süre Roma. hizmetine koştuktan sonra azat etmen tavsiye edilir ve sevaptır, büyük sevaptır. Senin dediğin Roma, Spartaküs'te maskeler giyiliyorlardı. Evet, Batı tipi kölecilik atıyorlar. ve Osmanlı tipi kölecilik arasında çok ciddi farklar vardır yani. Ama nasıl ya? Sen diyorsun ki az önce cariyeniz nasıl daha şehvetli olsun diye. Kılavuz yapmışlar ticaret bir kılavuzu. işte evet. ama o bir ya tamam Ama şey bak şey, şey şey şöyle bir temel fark var. Batı herhalde. tipi kölecilikte... Afrika'dan köle olarak aldıkları insanlara insan gözüyle bile bakmıyorlardı. Bunu unutmayalım. Onları hayvan gibi bir şey olarak görüyorlardı. Batı tipi kölelik dediklerinden sonrası. Batı Evet, evet, Hı. evet. Ee, İslam hukukunda da, İslam coğrafyasında da böyle bir şey yok. Bu derecesi yok yani. Bu şekilde işlemiyorlar. Ee, ayrıca da tabii ki bu kölelik tek tanrılı dinler öncesinde de var olan bir şeydi. Bunu tabii da ki. unutmayalım. Yani kölelik insanlık tarihinin her noktasında var. herkesle evet, herkes evet. bir şey değil. Evet. bütün dinlerde yani neredeyse var olan bir şey yani. İslam e, İslam geldikten sonra bunu bir düzene koyuyor ve diyor ki bir dakika bu insanların da bir takım temel hakları var ve zaten köle edinmenizden çok onları azat etmeniz sizin için daha hayırlıdır falan tarzında işte gerek e, hadisler gerek İslam literatüründe bir takım bilgiler var. Ben şöyle anladım olayı. Yiyeceğim bak şimdi. Bir pide salonuna gittin diyelim. Tamam mı? Hmm. Ee, pide salonunda önüne bir tane pide geldi. İşte kaşkoş istedin diyelim. Yani sen şimdi o pideyi böyle adabı vardır, mıncıklamazsın şey yapmazsın falan deme. Ama bir bakarsın yani. Kaşarı iyi erimiş mi? Kuşbaşısı iyi mi? Böyle bakarsan böyle sürekli mıncıklamak da oradaki yani usta ayıptır. Ben böyle anladım olayı. Pide salonuna gitmek gibi. Evet işte bu yani işte garip kanka. Yani bunu da bu insan özelinde olduğu için ve çizgiyi değiştirdiğimiz için zaman içerisinde miydi yani, yani mahrem demek ki güçlü bir olgu demek ki. ki ya Aslında elbette, güçlü bir olgu de şimdi o cariyeyi birisi var. satın alacak. Şimdi herkesin içinde çırılçıplak evet. soyulmuş bir cariyeyi hangi evet. erkek almak ister? Alın değerini düşürme, esnafı üzme. Herkes her yerini görmüş. Yani, okay. Aa, yani. artık esnafı kimi almak saygı. ister? Çünkü o cariyi evine götürecek ya onu odalığı yapacak yani onunla cinsel münasebete girecek ya da evinin işlerini gördürecek. Her durumda e, gayrimüslim bir kadın dahi olsa her tarafını açıp herkese göstermezsin. Batılı tablolar var köle pazarları ile ilgili. Oradan kalma bir algı bu. Yani böyle benim soyulmuş çırılçıplak kadınların falan olduğu bir takım oryantalist tablolar var. Şey, Oradakiler, bak bir şey yani şey değil geçerli değil. Konuyla ilgili bir algım yok ya benim konuyla ilgili tamamen şeyden e, takıldım yani e, işte e, en şehvet odalık almak için en şehvetlisi size işte sekste nasıl yardımcı olabilecek e, en iyi hizmetinizi görebilecek köleler diye bir guide yapılmış kılavuz yapılmış. Evet. Ama bu kılavuzun içerisinde şey çizgisi kendiliğinden çekilmiş yani hani e, fercine orada kontrol etmeyin hani fercini anlamak Edemezsin için. zaten bir yani, öyle bir imkanın yok evet. tabi. İşte o çok hoşuma gitti, hoşuma gitti, gitti oradaki. İlginç, başlayayım. evet 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 ilginç. Sonuçta pazardan köle alıyorsun değil mi? Evet, pazardan köle alıyorsun gerçekten ve mala bakmanın bir adabı var ve mala bakmanın adabı içerisinde mahrem konsepti çok önemli mesela. Çok ilginç. Yani var. ya Bir de diğer yandan bir de şu var, şimdi Osmanlı'dan bahsediyoruz. Gayrimüslim de olsalar bu insanların hakları var. Köle olarak aldın sen, sen bunu pazara getirdin. İster 15. yüzyıl ister 16. yüzyıl yani. peki Bu kitap kaç senesi Kılavuz? Bu 16. yüzyıldan kalma. 16. yüzyıldan okey. Peki bu mesela kimin elinde gezmiş ki? Bu çok basılmamıştır diye tahmin ediyorum o dönemde değil mi? Yani basılmamıştır yani. Yani şimdi iki tane üç tane kopyasını bile bulabilsek... Ha bu demek ki bayağı bir okunmuş anlamına geliyor. Bir de şimdi Osmanlı'da okur yazarlık yaygın bir şey değil. Birisi okuyor, diğerleri dinliyor çoğunlukla. Hı, hmm, okey. O yüzden oh. benim tahminime göre bu tarz kitaplar böyle evlerde, konaklarda, gizli köşelerde kadınların veya erkeklerin baş başa okudukları şeyler muhtemelen. Yani 3 evet. kopyasının bulunması demek aslında bunu bayağı insan okumuş demek. 10 kopyası varsa wow bayağı bayağı biliniyormuş demek mesela. Yani evet. zaten evet, hazırda erişim var. Ee, demek ki tabii evet. Okur yazarlık yaygın değil. Çok yaygın bir de değil. Birisi okuyor diğerleri dinliyor yani. Öyle bir meslek de vardır kesin bak. Şey gibi bak bu işte para verelim okusun bize. Falan gibi. Müstensihler Ha ha tabii canım. Yani elbette var. Vay Okuyucular var. var. Hı -hı. Evet. Benim ee, pilim bitti arkadaşlar. Ceren <laughs> Tamam. Dükkan. <laughs> <şartım. gülüyor> evet. Çok sevgili Ceren Sungur a.k.a. Tarih Obası. Bu gece bizimleydi. Ben bundan sonra sürekli Ceren'i çağırırım. Ceren gelmek isterse gelir bu arada. Madem böyle muhabbet ediyoruz. Yani ayda bir yapabiliriz valla. Ben de olur, sevdim olur. böyle. Bu formatı. Biz her pazar mümkün olduğu zaman buradayız genelde. Ben şey yaparım olmadı mutlaka ayda bir yapalım e, tarihin yatak odasını da zaten kendisini alacağız böyle muhabbetimiz koyu bir şekilde devam ederiz efendim çok teşekkür ediyorum Ceren Sungur'a ben e, teşekkür ediyorum efendim için. Yay. izleyenlere de çok teşekkürler herkese öpücükler iyi geceler hepinize harika geceler diliyoruz ha, çok güzel bir hafta içi olsun efendim e, bu saatte izleyen, beğenen herkese e, çok teşekkür ediyorum. Çete çok bakamadım bu yayında çünkü yani muhabbetimiz koyuydu. Çok da bölmek istedim. istemedim. Katıları matıları bilmem ne. E, başka yayında onları okuruz. Yarın zaten çok sağ hepiniz. Evet, hepiniz çok teşekkür ediyorum. E, Tarih Obası'na da bekleriz. Tarih da bekleriz. Başlıklarda e, başlıkla da tekli